Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Sefiller. Victor Hugo. Seslendiren Seval Delikara Düşüş Bir yürüyüş günü akşamı 1815 Ekim ayının ilk günlerinden birinde gün batımından yaklaşık bir saat kadar önce yaya olarak yolculuk yapan bir adam Dinye şehrine giriyordu. O sırada evlerinin pencerelerinde ya da kapılarının eşiğinde oturan tek tük bazı sakinler bir tür kaygıyla bu yolcuya bakmaktaydılar. Orta boylu, geniş ve sağlam yapılı, sağlıklı, dinç bir adamdı. 46-48 yaşlarında olabilirdi. Gözlerinin üstüne doğru indirilmiş, siperlikli meşin bir kasket, güneşten ve rüzgardan yanmış, terler akan yüzünü kısmen örtüyordu. Sarık kaba bezden yapılmış, yakası küçük gümüş bir kancayla tutturulmuş gömleğinin aralığından kıllı göğsü görünüyordu. İp gibi bükülmüş boyun bağı, mavi çuhadan, yıpranmış, Havu dökülmüş, bir dizi ağarmış, öbür dizi delik pantolonu. Dirseklerinden biri yeşil bir kumaş parçasıyla sicim kullanılarak yamanmış, lime lime kruvaze köylü ceketi. Sırtında içi tıklım tıklım dolu, sıkıca kapatılmış yepyeni asker çantası. Elinde budaklı kocaman bir sopa. Çorapsız ayaklarındaysa altı demir çivili pabuçlar vardı. Başı tıraşlı, sakalı uzundu. Bütün gün yürümüş olmalıydı çünkü çok yorgun görünüyordu. Kasabanın aşağı tarafında kalan eski kentteki bazı kadınlar onun Gaziantep Bulvarı'ndaki ağaçların altında durduğunu ve gezinti yerinin ucundaki çeşmeden su içtiğini görmüşlerdi. Çok susamış olmalıydı. Çünkü ardı sıra giden çocuklar 200 adım ötede onun tekrar durup pazar meydanındaki çeşmeden bir defa daha su içtiğini gördüler kever sokağının köşesine gelince sola dönüp belediye binasına doğru yürüdü. İçeri girdi. Bir çeyrek saat sonra dışarı çıktı. O zamanlar Dinye'de tabelasında La Coa de Colba yazılı güzel bir han vardı. Adam bu hana yöneldi. Kapısı düz ayak sokağa açılan mutfağa girdi. Kapının açılıp içeriye yeni bir müşterinin girdiğini duyan hancı başını kaldırmadan ''Beyimiz ne isterler?'' diye sordu. Yemek ve yatak dedi adam. Orası kolay. Hancı bunu derken başını yeni gelenden yana çevirmişti. Yolcuyu şöyle baştan aşağı gözden geçirdikten sonra parasını verince diye ilave etti. Adam ceketinin cebinden büyük bir deri kese çıkararak cevap verdi. Param var. Öyleyse emrindeyiz dedi hancı. Adam kesesini tekrar cebine koydu. Çantasını sırtından indirdi. Sopasını elinden bırakmadan ateşin yanındaki alçak bir iskemlenin üzerine oturdu. Yeni gelen arkası dönük ısınırken Sayın Hancı Jacques Laba cebinden bir kurşun kalem çıkardı. Pencerenin yanındaki küçük bir masanın üzerine atılmış eski bir gazetenin köşesinden bir parça kopardı. Kağıdın beyaz kısmına bir iki satır bir şeyler yazdı. Ve görünüşe göre hem aşçı yamağı, hem de uşak olarak kullandığı bir çocuğa bu kağıt parçasını zarfa koymadan katlayıp verdi. Bu arada yaman kulağına bir şeyler söyledi. Ve çocuk belediye binasına doğru koşarak gitti. Yolcu bu olup bitenleri fark etmemişti. Hemen yiyor muyuz diye sordu. Birazdan dedi hancı. Çocuk döndü. Kağıdı geri getirmişti. Hancı cevap bekleyen birinin telaşıyla kağıdı açtı. Dikkatle okudu. Başını salladı ve bir an durdu. Sonra pek de huzurlu olmayan düşüncelere dalmış gibi görünen yolcuya doğru bir adım attı. Onu şöyle baştan aşağı gözden geçirdikten sonra ''Mösyö, sizi kabul edemeyeceğim.'' dedi. Adam oturduğu yerden yarı doğruldu. ''Nasıl? Yoksa paranızı ödeyemeyeceğimden mi korkuyorsunuz? Peşin ödeyeyim ister misiniz? Param var.'' ''Sorun o değil.'' ''Ya ne öyleyse?'' Bunun üzerine hancı adamın kulağına eğildi ve onu ürperten bir ses tonuyla "Gidin buradan." dedi. Bu sırada yolcu öne eğilmiş sopasının demirli ucuyla ateşin içindeki korları işeliyordu. Hızla döndü. Cevap vermek için tam ağzını açıyordu ki hancı ona gözlerini dikip alçak bir sesle ekledi: "Hadi bakalım, bu kadar laf yeter. Size adınızın ne olduğunu söyleyeyim mi?" "Jean Valjean." Kim olduğunuzu söylememi de ister misiniz? Zaten buraya girdiğinizi görünce bir şeylerden kuşkulanmıştım. Belediyeye haber yolladım. İşte bana verdikleri cevap. Okumabiliyor musunuz? Bir yandan konuşuyor, bir yandan da handan belediyeye, belediyeden de hana gidip gelen kağıdı açılmış olarak yabancıya uzatıyordu. Adam kağıda bir göz attı. Kısa bir sessizlikten sonra hancı yine konuştu. Herkese terbiyeli davranmak huyumdur. Hadi gidin buradan. Adam başını eğdi. Yere bıraktığı çantasını aldı ve çıkıp gitti. Hakarete uğramış, üzgün bir halde yalpalıyor, evlere sürtünerek yürüyordu. Bir kere bile arkasına dönüp bakmadı. Eğer baksaydı, La Côte de Colbaugh hancısının kapının eşiğinde hanındaki bütün yolcularla birlikte sokaktan gelip geçenleri etrafına toplamış Hararetli hararetli konuştuğunu ve parmağıyla kendisini işaret ettiğini görür ve topluluğun bakışlarındaki kuşku ve korkudan gelişinin çok geçmeden bütün herkesi meşgul eden bir olay olacağını tahmin ederdi. Ama o hiçbirini görmedi. Ezilmiş, yıkılmış insanlar geriye dönüp bakmazlar. Kötü talihin peşlerini bırakmadığını bilirler. Böylece bir süre yol aldı. Kederli zamanlarda hep olduğu gibi durmadan yürüyor Bilmediği yollarda gelişi güzel gidiyor, yorgun olduğu aklına bile gelmiyordu. Bulunduğu sokağın ucunda bir ışığın yandığını gördü. Alacakaranlığın beyaz göğünde demir bir direğin ucuna asılmış bir çam dalının silüeti seçiliyordu. Burası bir meyhaneydi. Şafu sokağındaki meyhane. Yolcu bir an durup meyhanenin camından basık salona baktı. İçerisi bir masanın üzerinde duran küçük bir lambayla ocakta yanan büyük ateşin ışığıyla aydınlanıyordu. Birkaç adam içki içiyor, meyhaneci ateşte ısınıyordu. Alevler üzerinde çengeli asılı demir bir tencereyi takırdatıyordu. Aynı zamanda bir türhan olan bu meyhaneye iki kapıdan giriliyordu. Kapılardan biri sokağa, öbürü ise içi gübre dolu küçük bir avluya açılmaktaydı. Yolcu Sokaktaki kapıdan girmeye cesaret edemedi. Avluya süzüldü. Bir an durakladı. Sonra mandalı çekinerek kaldırdı ve kapıyı itti. Meyhanenin sahibi "Kim var orada?" diye seslendi. Yemek yiyip yatmak isteyen biri. İyi, burada yenir de yatılır da. Adam içeri girdi. İçki içenlerin hepsi yeni gelene doğru döndüler. Bir tarafını lamba, öbür tarafını ocağın ateşi aydınlatıyordu sırtındaki çantasını yere indirirken bir süre onu gözden geçirdiler. Meyhaneci adama, işte ateş, yemek tencerede pişiyor, gelin ısının arkadaş, dedi. Gidip ocağın yanına oturdu. Yorgunluktan kan oturmuş ayaklarını ateşe doğru uzattı. Tencereden güzel bir koku tutuyordu. Aşağı çekilmiş kasketinin altından fark edilebildiği kadarıyla yüzünde acı çekmenin verdiği son derece dokunaklı bir görüntünün yanı sıra belirsiz bir memnuniyet ifadesi de vardı. Ne var ki içeridekilerden biri yarım saat kadar önce Jacques -en Laba adlı hancının çevresini saran topluluğun içinde de bulunuyordu. Oturduğu yerden meyhaneciye belli belirsiz bir işaret çaktı. Meyhaneci yanına geldi. Alçak sesle karşılıklı birkaç söz söylediler. Meyhaneci ocağın yanına döndü. Elini kabaca adamın omzuna koydu ve ''Buradan gideceksin'' dedi. Yabancı döndü ve yumuşak bir tavırla ''Ya siz de mi biliyorsunuz?'' dedi. Meyhaneci alçak sesle ''Evet'' dedi. Adam sopasını ve çantasını aldı. Yolları bilmediğinden yine rastgele dolaşmaya başladı. Yorgunluktan tükenmiş ve her şeyden umudunu kesmiş bir halde önüne çıkan taş bir sıranın üstüne uzandı. Tam o sırada kiliseden çıkan yaşlı bir kadın karanlıkta yatan bu adamı gördü. Dostum, ne yapıyorsunuz orada diye sordu. Adam öfkeyle cevap verdi. Görüyorsun işte be kadın yatıyorum. Kadın geceyi böyle geçiremezsiniz. Kesinlikle üşümüş ve aç olmalısınız. Hayır için size bir yer bulabilirim, dedi. Çalmadık kapı bırakmadım. Öyleyse beni her yerden kovdular. Kadıncağız adamın koluna dokundu ve meydanın öbür yanında psikoposluk binasına bitişik, basık, küçük bir evi gösterdi. Demek bütün kapıları çaldınız öyle mi? dedi. Öyle. Şu kapıyı da çaldınız mı? Hayır. Hele bir çalın. Psikoposla karşılaşma. Dinye Piskoposu o akşam şehirdeki gezintisini yaptıktan sonra geç vakte kadar odasında kalmıştı. Görevler üzerine büyük bir eser yazmakla meşguldü. Saat sekizde o hala çalışıyor, dizlerinin üstünde açık, kocaman bir kitapla küçük kağıt parçalarına özensizce bazı şeyler yazıyordu ki, hizmetçisi Madame Maglua adeti olduğu üzere yatağın yanındaki dolaptan gümüş takımları almaya geldi. Hemen ardından piskopos kitabını kapayıp masasından kalktı ve yemek odasına geçti. Yemek odası, kapısı sokağa, penceresi bahçeye açılan şömineli uzun bir odaydı. Harlı bir ateş yanan şöminenin yanındaki masada bir lamba etrafı aydınlatıyordu. Piskopos içeri girdiği sırada kapıya çok şiddetli bir şekilde vuruldu. Piskopos, "Buyurun." diye seslendi. Kapı hafifçe açıldı ve sonra biri kuvvetle tereddüt etmeden itiyormuşçasına hızla ardına kadar açıldı. İçeri bir adam girdi. Bir adım attı. Kapıyı arkasında açık bırakarak durdu. Çantası omzunda, sopası elindeydi. Gözlerinde katı, cüretkar, yorgun ve öfke dolu bir ifade vardı. Şöminedeki ateş onu aydınlatıyordu. İğrençti, uğursuz bir görünüşü vardı. Madame Maglua çığlık atacak güç bile bulamamıştı. Eli ayağı titriyordu. Ağzı açık kalmıştı. Piskopos sakin bir halde adama bakıyordu. Besbelli yeni gelene ne istediğini sormak için ağzını açmaya hazırlanıyordu ki adam iki eliyle sopasına dayandı ve piskoposun konuşmasını beklemeden yüksek sesle "Buraya bakın." dedi. "Adım Jean Verjon. Bir kürek mahkumuyum. 19 yılımı zindanda geçirdim. 4 gün önce tahliye edildim." gideceğim yer olan Pontagli'ye yol alıyorum. Toulon'dan beri dört gündür yürüyorum. Bütün bir gün yaya olarak altmış kilometre kat ettim ve akşam buraya geldiğimde bir hana indim. Belediyeye göstermiş olduğum sarı kimlik kağıdımdan ötürü, çünkü göstermem gerekiyordu, beni geri çevirdiler. Başka bir hana gittim. Orada dedikleri gibi burada da bana defol dediler.'' Orada meydanda bir taşın üzerinde yatacaktım ki iyi bir kadın bana sizin evinizi gösterdi o kapıyı çal dedi ben de çaldım yığınla param var tam 109 frank 15 metelik kürekte 19 yıl çalışarak kazandım çok yorgun ve çok açım kalmama izin verir misiniz diskopos madam magloa sofraya bir takım daha koyun dedi adam üç adım daha atıp masanın üzerindeki lambaya yaklaştı. İyi anlamamış gibi. Bakın dedi. Öyle değil. Duydunuz mu? Ben bir kürek mahkumuyum. Cebinden büyük sarı bir kağıt çıkararak açtı. İşte kimlik kağıdım. Gördüğünüz gibi sarı kağıt. Dinleyin. Bakın kimlik kağıdına ne yazmışlar. Jean Verjon, tahliye edilmiş Forza. 19 yıl hapiste kalmıştır. Nedeni? Zor kullanarak hırsızlık. 4 defa firar etme girişiminde bulunduğundan 14 yıla mahkum olmuştur. Çok tehlikelidir. Piskopos, Madame Magloire, yataklıktaki karyolaya bez çarşafları serersiniz, dedi. Madame Magloire, bu emirleri yerine getirmek üzere dışarı çıktı. Piskopos adama döndü. Mösyö oturun, ısının. Birazdan yemek yiyeceğiz ve yatağınızda siz yemek yerken yapılacak, dedi. Adamın o ana kadar karanlık ve sert olan yüz ifadesi yumuşayarak şaşkınlık, şüphe ve sevinçle doldu. Madame Magloire içeri girdi. Getirdiği sofra takımını masanın üzerine koydu. Piskopos, Madame Magloire, o takımı mümkün olduğu kadar ateşe yakın koyun, dedi. Ve konuğuna dönerek, Alplerde gece rüzgarı sert olur. Üşümüş olmalısınız değil mi Mösyö, dedi. Yumuşak, ağırbaşlı ve son derece dostça konuşan Piskopos'un Mösyö kelimesini her söyleyişinde adamın yüzü ışıyordu. Piskopos yine bu lamba iyi aydınlatmıyor dedi. Madame Magloire ne demek istediğini anladı ve gidip Monsenyörün yatak odasındaki şöminenin üstünde duran iki gümüş şamdanı aldı ve yakılmış olarak masaya koyduktan sonra yemeği getirdi. Piskopos'un yüzü birden konuksever yaratılışlı kimselere özgü bir neşe ifadesine büründü. Büyük bir istekle, hadi sofraya dedi. Takdis duasını okuduktan sonra adeti olduğu üzere çorbayı kendi eliyle dağıttı. Adam hırsla yemeye başladı. Piskopos, Monsieur Gidvean Le ile ya da kilisenin vekiliyle nasıl yemek yerse, Jean Valjean'la da aynı havada, aynı tarzda yemek yedi. Şükran duasını okudu ve arkasından adama dönerek ''Uykuya ihtiyacınız olmalı'' dedi. Madame Magloire sofrayı çabucak topladı. Piskopos, masanın üstünde duran iki gümüş şamdandan birini aldı, öbürünü konuğuna verdi ve ''Sizi odanıza götüreyim, Monsieur'' dedi. Adam onu takip etti. Evin düzenlenmesi yatak bölmesinin bulunduğu ibadethaneye gitmek ya da buradan çıkmak için mutlaka psikoposun yatak odasından geçmeyi gerektirecek şekilde yapılmıştı. Adam bu odadan geçerken Madame Magloire, psikoposun karyolasının başucundaki dolaba gümüş takımları kapatmakla meşguldü. Onun her akşam yatmaya gitmeden önce aldığı son önlemdi bu. Psikopos konuğunu yatak odasında bembeyaz, tertemiz bir yatağın başında bıraktı. Şamdanı küçük bir masanın üstüne koydu. "Hadi bakalım" dedi. "İyi bir gece geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yola çıkmadan önce ineklerimizin sütünden sıcak sıcak bir bardak içersiniz." "Teşekkürler rahip efendi." diyen adam öylesine yorgundu ki, ben beyaz temiz çarşafların zevkine varmayı bile düşünemedi. Forsaların yaptıkları gibi mumu burnuyla üfleyerek söndürdü ve hiç soyunmadan kendisini karyolanın üstüne attı. Ardından derin bir uykuya daldı. Küçük evde birkaç dakika sonra herkes uyuyordu. Jean Valjean Jean Valjean bir oturan yoksul köylü bir ailedendi. Çocukluğunda okuma yazma öğrenmemişti. Ergenlik çağına geldiğinde Boverol'de ağaç budayıcılığı yapıyordu. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarken kaybetmişti. Jean Valjean'u ablası yetiştirmiş, kocası sağ olduğu sürece genç kardeşini evinde barındırıp beslemişti. Koca öldüğü sırada Jean Valjean 25 yaşına yeni basmıştı. Ölen babanın yerini aldığı ve kendisini yetiştirmiş olan ablasına ve yedi çocuğuna bu defa o bakmaya başladı. Akşamları yorgun argın eve döner, çorbasını içip bir kelime bile konuşmazdı. Budama mevsiminde günde 18 metelik kazanır, sonra da orakçı, çiftçi, sığırtmaç, hamal olarak çalışır, yapabildiği her işi yapardı. Sefaletin avucuna alıp yavaş yavaş ezdiği hazin bir topluluktular. Derken zor bir kış oldu. John işsiz kaldı. Ailenin ekmeği yoktu. Ekmeksizlik ve yedi çocuk. Bir pazar akşamı Poverol'de kilise meydanındaki Ekmekçi Mobey İzabu tam yatmaya hazırlanıyordu ki dükkanının demir parmaklıklı vitrin camında şiddetli bir darbe sesi duydu. Koşup geldiğinde demir parmaklıktan içeri cama indirilen bir yumrukla açılmış bir delikten geçmiş bir kol gördü. Kol bir ekmeği kapmış götürüyordu. İzabu telaşla dışarı fırladı. Hırsız tabana kuvvet kaçıyordu. İzabu da peşinden koştu ve onu yakaladı. Hırsız ekmeği almıştı ama kolu hala kanıyordu. Bu Jean Valjean'du. Olay 1795'te oluyordu. Jean Valjean, bir haneye geceliğin zorla tecavüz ve hırsızlık suçundan devrin mahkemesinin huzuruna çıkarıldı ve beş yıl küreye mahkum edildi. Defalarca firar edip her seferinde yakalandığında cezası katlanarak 19 yıla çıktı. 1815 Ekim'inde serbest bırakıldı. Çıktığı yere 1796 yılında cam kırıp bir ekmek aldığı için girmişti. Katedralin saati sabahın ikisini çalıyordu ki Jean Verjean uyandı. Onu uyandıran yatağın çok rahat olmasıydı. Hemen hemen 20 yıl vardı ki bir karyolada yatmamıştı ve soyunmuş olmamasına rağmen bu duygu uykusunu bozacak kadar yeniydi. Gözlerini açtı. Bir süre karanlıkta çevresine bakındı. Sonra yeniden uyumak üzere gözlerini yumdu. İnsanın zihnindeki fikirlerin bulanık olduğu ruhsal alanlardan birini yaşıyordu. Beyninde bir çeşit kararsız gelgit vardı. Eski anılarıyla şimdikiler karma karışık yüzüyor ve bulanık bir biçimde buluşuyor. Bu sırada şekillerini kaybediyor, sınırsız büyüyor, sonra birdenbire çamurlu ve çalkantılı bir suya düşmüş gibi kayboluyorlardı. Aklına birçok düşünce geliyordu. Ama bunlardan özellikle biri dönüp dolaşıp yine geliyor ve öbür düşüncelerin hepsini kovuyordu. Bu düşüncenin ne olduğunu hemen söyleyelim. Madame Magloire'nin sofraya koyduğu gümüş takımla büyük kepçeyi gözüne kestirmişti. Nefesini tutarak sessiz adımlarla bitişik odanın, piskoposun yatak odasının kapısına doğru yöneldi. Kapı aralıktı. Piskopos kapatmamıştı. Jean Valjean dinledi. Ses seda yoktu. Kapıyı parmağının ucuyla usulca içeri girmek isteyen bir kedinin kaçamak kaygılı yumuşaklığıyla açtı. Oda tam bir sessizlik içindeydi. Şurada burada bulanık, belirsiz şekiller fark ediliyordu. Gündüz gözüyle bunlar bir masanın üstüne dağılmış kağıtlar, açık bırakılmış kitaplar, bir taburenin üzerine yığılmış ciltler, üstünde giyecekler dolu bir koltuk ve bir dua iskemlesiydi. Ama şimdi gecenin bu saatinde ise Karanlık köşelerden, loş yerlerden başka bir şey değildi. Jean Valjean eşyalara çarpmamaya çalışarak dikkatle ilerledi. Kulağına odanın öbür ucunda uyuyan piskoposun eşit aralıklı, sakin nefes alışları geliyordu. Birden durdu. Yatağın yanındaydı. Umduğundan da çabuk gelmişti. Gözünü yaşlı adamdan ayıramıyordu. Halinden ve yüz ifadesinden açıkça ortaya çıkan tek şey garip bir kararsızlıktı. Biri mahvedici, öbürü kurtarıcı iki seçenek arasında kararsız kaldığı söylenebilirdi. Sanki ya bu kafayı kıracak ya da bu eli öpecekti. Ay ışığı şöminenin üzerindeki haçı belli belirsiz aydınlatıyordu. Haç sanki ikisine doğru kollarını açmıştı. Birini takdis etmek, öbürünü bağışlamak ister gibiydi. Jean Valjean birden yatak boyunca hızla yürüyüp doğruca piskoposun baş ucundaki dolaba gitti. Anahtar kilitin üstündeydi. Dolabı açtı. İlk gözüne çarpan şey gümüş takımların durduğu sepet oldu. Onu aldı. Temkinli olmaya, gürültü etmemeye bakmaksızın geniş adımlarla odayı geçti. Kapıya vardı. İbadethaneye girdi. Pencereyi açtı. Sopasını kavradı. Pencerenin pervazından atladı. Gümüşleri çantasına koydu. Sepeti yere attı. Bahçeyi açtı bir kaplan gibi duvarın üstünden atladı ve kaçtı. Piskopos iş başında. Ertesi gün güneş doğarken Piskopos bahçesinde dolaşıyordu. Madame Magloire allak bullak olmuş bir halde ona doğru koştu. Monsenyor, Monsenyor diye bağırdı. Yüce Efendimiz acaba gümüşlerin durduğu sepet nerede biliyorlar mı? Evet dedi Piskopos. Madame Magloire, Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Ne olduğunu bilemiyorum da. Piskopos o sırada bir çiçek tarhında bulduğu sepeti Madame Magluya uzattı. İşte burada. İyi ama dedi kadın. İçi bomboş. Gümüşler nerede? Piskopos ya diye cevap verdi. Demek sizi ilgilendiren gümüşlerdi. Nerede olduklarını bilmiyorum. Aman tanrım çalındı. Dün akşam gelen adam çaldı. Madame Magloire göz açıp kapayıncaya kadar hızla ve yaşlılığın bütün canlılığıyla ibadethaneye koştu. Yataklığa girdi ve sonra yeniden Piskopos'un yanına döndü. Piskopos eğilmiş, üzüntüyle içini çekerek çiçek tarhına fırlatılan sepetin düşerken kırdığı gilyon cinsi bir kaşık inceliyordu. Madame Magua'nın çığlığı üzerine doğruldu. Monsenyör, adam gitmiş, gümüşler de çalınmış.'' Bu çığlığı atarken gözü bahçenin bir köşesine takıldı. Orada tırmanma izleri görülüyordu. Duvarı destekleyen tahta kopmuştu. İşte bakın buradan gitmiş. Koşefel sokağına atlamış. Ah lanet olasıca. Gümüşlerimizi aşırdı. Piskopos bir an sessiz durdu. Sonra bakışlarını ciddi bir tavırla kaldırdı. Ve tatlılıkla Madame Magloa'ya ''Peki bu gümüşler bizim miydi?'' dedi. Madame Magloire ne diyeceğini bilemeden kala kaldı. Yine bir sessizlikten sonra Piskofos devam etti. Madame Magloire, bu gümüşleri ben uzun zamandır haksız yere elimde tutuyordum. Aslında onlar yoksullarındı. Bu adam kimdi? Besbelli bir yoksul. Yazık, İsa aşkına yazık, dedim Madame Magloire. Az sonra Piskopos, Jean Verjon'un bir gün önce oturduğu masada kahvaltı ediyordu. Madame Magloire yalnız kaldığında ileri geri gidip gelirken sen şu akla bak diyordu. Tut böyle bir adamı eve al. Yanı başında barındır. Sadece çalmakla kalması ne devlet. Aman tanrım. Düşünmesi bile insanı ürpertiyor. Birden kapı açıldı ve eşikte üç jandarma ve bir adamdan oluşan öfkeli bir topluluk belirdi. Adam Jean Valjean'du. Topluluğu yönettiği anlaşılan bir jandarma çavuşu da kapının yanındaydı. İçeri girdi. Piskopos'a doğru ilerleyerek ona asker selamı verdi. Monsenyor dedi. Bu söz üzerine son derece kederli ve adeta yıkılmış gibi görünen Jean Verjon afallamış bir halde başını kaldırdı. Monsenyor ha diye mırıldandı. Sus dedi jandarmalardan biri. O Monsenyor Piskopos'tur. Bu sırada Monsenyor Biavoni ilerlemiş yaşının el verdiği kadar aceleyle onlara yaklaşmıştı. Jean Valjean'a bakarak, ''Sizsiniz ha?'' diye bağırdı. ''Sizi gördüğüme çok memnun oldum. İyi ama size şamdanları da vermiştim. Ötekiler gibi onlar da gümüşten. En azından 200 frank getirirler. Niçin onları da sofra takımlarıyla birlikte götürmediniz?'' Jean Valjean afalladı. Şaşkınlıkla gözlerini açtı ve Hiçbir insan dilinin anlatmaya gücünün yetmeyeceği bir ifadeyle bu saygıdeğer Piskopos'a baktı. Jandarma çavuşu, Monseigneur dedi, bu adamın söyledikleri doğru demek, öyle mi? Ona yolda rastladık, kaçan biri gibi gidiyordu. Anlamak için durdurduk, üzerinde bu gümüşler vardı. Piskopos gülümseyerek çavuşun sözünü kesti. O da size bunları geceyi evinde geçirdiği ihtiyar bir papazın kendisine verdiğini söyledi, değil mi? Durumu anlıyorum. Siz de onu buraya getirdiniz. Bir yanlışlık olmuş. Öyleyse, dedi çavuş, onu bırakabilir miyiz? Elbette, diye cevap verdi Piskopos. Jandarmalar John Valjean'ı bıraktılar. Şaşkınlıkla geriye doğru birkaç adım attı ve belli belirsiz duyulan bir sesle kendi kendine ''Beni bıraktıkları doğru mu?'' dedi. Jandarmalardan biri ''Evet seni bırakıyoruz işte. Hala anlamadın mı?'' dedi. Dostum, dedi piskopos. Gitmeden önce şamdanlarınızı da alın. Piskopos şömineye giderek iki gümüş şamdanı alıp Jean Verjon'a getirdi. Jean Verjon'un bütün bedeni titriyordu. Mekanik bir davranışla dalgın dalgın şamdanları aldı. Şimdi dedi piskopos, rahat rahat yolunuza gidin. Sırası gelmişken söyleyeyim. Tekrar gelecek olursanız dostum, bahçeden geçmenize hiç gerek yok. Her zaman sokak kapısından girip çıkabilirsiniz. O kapı gece gündüz sadece bir mandalla kapalı durur. Sonra jandarmalara dönerek çekilebilirsiniz beyler dedi. Jandarmalar uzaklaştılar. Jean Valjean bayılacak gibiydi. Piskopos ona yaklaştı ve alçak bir sesle Unutmayın, hiçbir zaman unutmayın. Bu parayı dürüst bir insan olmak için kullanacağınıza dair bana söz vermiş bulunuyorsunuz dedi herhangi bir vaatte bulunduğunu hiç hatırlamayan Jean Valjean ne cevap vereceğini bilemeden kala kaldı. Piskopos bu sözü kelimelerin üzerine basa basa söylemişti. Gururlu bir tavırla devam etti. Jean Valjean kardeşim siz artık kötülüğe değil iyiliğe aitsiniz. Sizin ruhunuzu satın alıyor, onu karanlık ve kötü düşüncelerden çekip çıkarıyor, Tanrı'ya veriyorum. Küçük Jerve Jean Valjean şehirden kaçarcasına çıktı. Telaş içinde tarlalarda yürüyor, dönüp dolaşıp hep aynı yerlere geldiğini bile fark etmeden karşısına çıkan yollara, patikalara sapıyordu. Böylece bütün sabah hiçbir şey yemeden, açlık da duymadan etrafta dolaştı durdu. O sırada neşeli bir ses duydu. Başını çevirdi. On yaşlarında, sazı yanında asılı, daha sıçanı kutusu sırtında, savualı küçük bir çocuğun patikadan kendisine doğru geldiğini gördü. Pantolonunun deliklerinden dizlerini göstere göstere diğer diğer dolaşan tatlı ve neşeli çocuklardan biriydi bu. Hem şarkı söylüyor hem de ara sıra durup belki de bütün servetini oluşturan elindeki birkaç bozuk parayla beş taş oynuyordu. Bu paralar arasında bir tane de kırık metelik vardı. Çocuk çalılığın yanında durdu. Jean verjonu görmemişti o ana kadar oldukça ustalıkla hepsini elinin tersiyle yakalayabildiği avucundaki metelikleri havaya fırlattı. Bu kere kırklık metelik elinden kaçtı ve yuvarlanarak çalılığa, Jon Verjon'a kadar geldi. Jon Verjon farkında olmadan ayağıyla paranın üzerine bastı. Ancak çocuk parasını bakışlarıyla takip etmiş ve yuvarlandığı yeri görmüştü. Hiç şaşırmadı, doğru adamın yanına geldi. Burası tamamen ıssızdı. Ne ovada ne de patikada göz alabildiğince uzaklara kadar tek kişi bile yoktu. Gökyüzünün çok yükseklerinden geçen bir kuş bulutunun küçük zayıf çığlıklarından başka bir ses işitilmiyordu. Çocuk sırtını güneşe dönmüştü. Güneşin ışığı çocuğun saçlarına altın teller koyuyor, Jean Verjon'un vahşi suratını da kanlı aydınlıkla hızla kızıla boyuyordu. Küçük çocuk bilgisizlik ve masumiyetinin verdiği saf bir güvenle ''Monsieur Param'' dedi. ''Jean Valjean, senin adın ne?'' diye sordu. ''Küçük Jarve efendim.'' ''Defol'' dedi Jean Valjean. Çocuk korkudan afallamış bir halde ona baktı. Sonra tepeden tırnağa titremeye başladı. Birkaç saniye öylece kaldıktan sonra bütün gücüyle koşa koşa kaçmaya koyuldu. Ne başını çevirip bakmaya ne de bağırmaya cesaret ediyordu. Çocuk biraz uzaklaştıktan sonra soluk soluğa kaldığı için durmak zorunda kaldı ve Jean Valjean daldığı hayaller arasında onun hıçkıra hıçkıra ağladığını duydu. Bir süre sonra çocuk gözden kayboldu. Güneş batmıştı. Jean Verjon’un çevresini karaltılar bastı. Gün boyunca yemek yememişti. Galiba ateşi de vardı. İnleyerek belli bir yöne doğru hızlı hızlı yürümeye başladı. Bu çocuğun gözden kaybolduğu yöndü. 30 adım kadar sonra durdu baktı hiçbir şey göremedi ve sonra bütün gücüyle bağırdı Küçük jerve küçük jerve sustu bekledi hiçbir şey duyulmuyordu daha önce gittiği yöne doğru koşmaya başladı böylece hayli yol aldı etrafına bakınıyor sesleniyor haykırıyordu ama kimseye rastlamadı bakışlarını uzaklarda dolaştırdı ve son bir defa seslendi Küçük jerve ama bu belli belirsiz çıkan çok cılız bir sesti. Bu onun son çabası oldu. Görünmez bir güç sanki onu kötü vicdanının ağırlığıyla orada o an eziyormuş gibi bacak kasları birden çözüldü. Bitkin bir halde iri bir taşın üzerine çöktü. Yumrukları saçlarında, yüzü dizlerindeydi. Ben bir sefilim diye haykırdı. O zaman yüreği çatladı, ağlamaya başladı. 19 yıldır ilk defa oluyordu. Garip bir olaydı bu. Ancak içinde olduğu durumda mümkün olabilecek bir olay. O parayı o çocuktan çalarken bir daha asla yapamayacağı bir şeyi yapmıştı. Her ne halse bu son kötü davranışının onun üzerindeki etkisi çok kesin oldu. Aklındaki kargaşalığı ortasından biçip geçiverdi, dağıttı. Koyu karanlıkları bir yana, aydınlığı öbür yana koydu. Ruhuna tıpkı kimyada reaksiyon oluşturan bazı maddelerin bulanık bir karışımı etkileyerek bir unsuru dibe çökertirken öbürünü berraklaştırması gibi bir etki yaptı. Önce hiçbir şey düşünmeden, kurtulmaya çabalayan biri gibi kendini kaybetmişçesine çocuğu bulup parasını geri vermeye çalıştı. Sonra bunun imkansız olduğunu anlayınca umutsuz bir halde durdu. ''Ben bir sefilim!'' diye bağırdığı an kendisini olduğu gibi gördü. Kendinden sadece bir hayalet gibi hissedecek kadar ayrılıp uzaklaşmıştı. İşte o an orada, karşısında etiyle, kemiğiyle, sopası elinde, kısa köylü ceketi sırtında, çalınmış eşya dolu çantası omzunda, kararlı ve kaygılı yüzüyle, iğrenç tasarılar dolu düşüncesiyle, korkunç kürek mahkumu Jean Valjean duruyordu. Böylece deyim yerindeyse yüz yüze kendi kendini seyretti. Aynı zamanda o oh, halüsinasyonun gerisinde esrarlı bir derinlikte bir ışık görüyordu. Önce bunu meşale sandı. Birincine görünen bu ışığa daha dikkatli bakınca onun insan şeklinde olduğunu fark etti ve bu meşalenin psikopos olduğunu anladı. Böylece bilincinin önünde duran bu iki insanı psikoposla Jean Valjean'ı sırayla gözden geçirdi. İkinciyi çözmek birinciden daha kolay olmadı bu gibi kendinden geçmelere özgü garip olaylar yüzünden hayalleri uzadığı ölçüde Piskopos büyüyüp gözlerine gittikçe daha görkemli bir şekilde görünürken Jean Valjean gittikçe küçülmekte ve silinmekteydi. Öyle bir an geldi ki bir gölgeden ibaret kaldı ve birdenbire kayboldu. Artık görüntüde yalnızca Piskopos kalmıştı. Görkemli bir ışımayla bu sefil adamın ruhunu dolduruyordu. Jean Valjean Uzun uzun ağladı. Sımsıcak gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir kadından daha fazla zayıflıkla, bir çocuktan daha fazla korkuyla ağladı. Ağladıktan sonra ne yaptı, nereye gitti bu hiçbir zaman bilinmedi. Bilinen bir şey varsa o da o devirde Grenoble sefer yapan ve Dinye'ye gelen bir arabanın sürücüsünün o gece sabahın üçüne doğru piskoposluk binasının olduğu sokaktan geçerken Monsenyor Biavone'nin kapısı önünde bir adamı karanlıkta, kaldırıma diz çökmüş, dua eder bir halde gördüğüydü. Güvenmek bazen kendini ele vermektir. Bir anneye rastlayan anne. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde Paris yakınlarındaki Montfermeil'de yarı han, yarı ucuz bir lokanta vardı. Bu lokanta han Tinar değil adında karı koca tarafından işletilmekteydi. Kapısının üstünde duvara çakılı olan bir tahtanın üzerinde iri gümüş yıldızlarıyla birlikte yaldızlı kocaman general apoletleri olan bir adamı sırtında taşıyan başka bir adam resmine benzer şekiller vardı. Kırmızı lekeler kan olduğunu gösteriyordu. Geri kalan kısmı dumandan ibaretti ve muhtemelen bir savaşı canlandırmaktaydı. Resmin altında şöyle bir yazı vardı. Waterloo Çavuşuna hanın önündeki iki ağaca bağlanarak kurulan salıncakta iki kız çocuğu vardı. Kızların biri yaklaşık iki buçuk yaşında, diğeri de on sekiz aylıktı. Her iki çocuk da özenerek giydirilmişlerdi ve çok mutlu görünüyorlardı. Biri kumral, öbürü esmerdi. Birkaç adım ötede han kapısının eşiğine çömelmiş olan anne çocuklarını seyretmekteydi. Birden kulağının dibinde bir sesin, ''Çok güzel çocuklarınız var madem.'' dediğini duydu. Başını çevirdi. Birkaç adım önünde bir kadın duruyordu. Kucağında bir çocuk vardı. Ayrıca oldukça ağır görünen epeyce büyük bir yol çantası taşıyordu. Üstünde işçi kadınların giydiği eskice bir kıyafet vardı. Gençti. Güzel miydi belki ama bu kılık içinde güzel görünmüyordu. Sarı renkte bir tutam perçemi dışarıya fırlamış olan saçları oldukça gürdü ama rahibe başlığını andıran çirkin, dar, çene de sıkıca bağlanmış bir başlığın altında kayboluyordu. Güzel dişleri olanların gülünce dişleri görünür. Ama o hiç gülmüyordu. Unutmuştu. Genç kadın duygulanmış bir halde çocukları seyrediyordu. Meleklerin varlığı cennetin habercisidir. Önünde durduğu hanın üstünde sanki ilahi takdirin burası diyen esrarlı işaretini görür gibi oldu. Bu iki küçük kız belli ki mutluydular. Onlara hayranlıkla bakıyordu. O kadar duygulanmıştı ki çocukların anasına yukarıda okuduğumuz şu sözü söylemekten kendisini alamamıştı. Çok güzel çocuklarınız var madam. En yırtıcı yaratıklar bile yavruları okşandığı zaman yumuşarlar. Ana başını kaldırıp teşekkür etti ve yolcuyu kapının yanındaki sıraya oturttu. Kendisi eşikte oturuyordu. İki kadın sohbet etmeye başladılar. Adım Tinar Deir, dedi iki küçüğün annesi. Bu hanı işletiyoruz. Madam Tinar Deir, kızıl saçlı, etine dolgun, iri kemikli, asker tipli sevimsiz bir kadındı. İşin tuhafı, okuduğu romanlardan alınma romantik bir havası vardı. Tavırları yapmacıktı. Hayal gücünün üzerine iplik iplik sarılan eski romanların böyle etkileri olur. Henüz gençti. 30 yaşında ya var ya yoktu. Çömelmiş oturan bu kadın eğer ayakta dursaydı, panayırlarda teşhir edilmeye değer, uzun boylu ve kocaman seyyar bir heykel gibi geniş yapısıyla belki yolcumuzu daha başlangıçta ürkütür, güvenini sarsar ve ileride anlatacaklarımızın olmasını önlerdi. Bir kimsenin ayakta duracak yerde oturması, kaderlerimiz nelere bağlı? Yolcu adının fantayn olduğunu söyledikten sonra hayat hikayesini anlattı ama biraz değiştirerek. Hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir aşk hikayesinden arta kalanın babasız bir çocuk olduğunu söyleyemezdi elbette. İşçiydi, kocası ölmüştü. Paris'te iş bulamadığı için iş bulmaya başka yere gidiyordu. Paris'ten hemen o sabah yaya olarak ayrılmıştı. Kucağında çocuğunu taşıdığı için yorulmuş, yolda rastladığı Villemoble arabasına binmişti. Villemoble'den de Montfermi ile kadar yaya gelmişti. Küçük de biraz büyü yürümüştü ama çok değil. Daha pek minik olduğundan tekrar kucağına almak zorunda kalmış ve yavrucak uyuyakalmıştı. Ardından kızına sevgi dolu bir öpücük kondurdu. Çocuk uyandı, gözlerini açtı. Annesininki gibi büyük mavi gözleriyle baktı. Ama neye? Hiçbir şeye ve her şeye. Bizim erdemlerimizin alacakaranlığı karşısında küçük çocukların o ışıklı masumiyetleriyle baktı. Çocuklar kendilerinin melek olduklarını hisseder. Bizim de insan olduğumuzu bilirler. Sonra çocuk gülmeye başladı ve her ne kadar annesi tutmaya çalıştıysa da koşmak isteyen küçük bir varlığın zapt edilmez enerjisiyle kucaktan kayıp yere indi. Birden salıncaklarında oturan öbür iki çocuğu gördü. Yerinde kala kaldı ve hayranlık belirtisi olarak dilini çıkardı. Madame Tiner Deyr kızlarını salıncaktan indirdi. Hadi üçünüz oynayın bakalım dedi. O yaşlarda çabuk alışılır. Bir dakika sonra küçük Tina değirler, yeni gelenle toprakta delikler açarak sonsuz bir zevkle oynuyorlardı. Yeni gelen çok neşeliydi. Annenin iyiliği yavrunun neşesinden okunur. Küçücük bir odun parçası yakalamış, onu kürek gibi kullanarak içine ancak bir sinek girebilecek büyüklükte olan bir çukuru büyük bir çabayla kazıyordu. Bir mezar kazıcının işi bile bir çocuk tarafından yapıldığında insanı güldürür. İki kadın sohbete devam ediyorlardı. Sizin miniğin adı ne? Kuzet. Kaç yaşında? Üçüne basacak. Benim ilkim gibi. O sırada üç kız derin bir endişe ve mutluluk yumağı halinde toplanmışlardı. Bir olay olmuş, topraktan kocaman bir solucan çıkmıştı. Hem korkuyor hem de büyük bir hazla adeta kendilerinden geçiyorlardı. Işıltılı alınları birbirine dokunuyordu. Tıpkı bir halenin içindeki üç baş gibiydiler. Madam Tinardir, çocuklar birbirleriyle ne de çabuk anlaşırlar dedi yüksek sesle. Şunlara bakın, görenler üç kardeş olduklarına yemin eder. Bu söz belki de öbür ananın beklediği bir kıvılcım oldu. Fontaine Madam Tinardir'in elini yakaladı, gözünü gözünden ayırmadan ona baktı ve çocuğuma bakmayı kabul eder misiniz dedi. Madam Tinardir ne kabul ne de ret anlamına gelen şaşkınlık hareketlerinden birini yaptı. Kuset'in annesi devam etti. Görüyorsunuz, kızımı gideceğim yere götürebilecek durumda değilim. Bulacağım işle böyle bir şey imkansız. Bir çocukla oturacak yer bulamam. Oradaki insanlar öyle komik ki. Sizin hanınızın önünden geçmem Tanrı'nın verdiği bir lütuf. Yavrularınızı bu kadar güzel, bu kadar temiz, bu kadar mutlu görünce şaşırdım. İçimden işte iyi bir anne dedim. Şimdi üç kız kardeş olurlar. Em sonra çok sürmez dönerim. Çocuğuma bakmayı kabul eder misiniz? Düşünmem gerekiyor, dedi adam Tinerdeir. Ayda altı frank veririm. Sözün burasında lokantanın içinden bir erkek sesi bağırdı. Yedi franktan aşağı olmaz. Altı aylık da peşin. Altı kere yedi kırk iki yapar, dedi Madam Tinerdeir. Veririm, dedi anne. Erkek sesi ekledi. İlk masraflar içinde ayrıca on beş frank. Veririm dedi anne. 80 frankım var. İdareli kullanırsam bana oraya gitmeme yetecek kadar para kalır. Orada da kazanırım. Biraz biriktirince de sevgili yavrumu almaya gelirim. Erkek sesi yeniden duyuldu. Küçüğün bohçası var mı? Kocam bu, dedim adam Tinerde'yi. Elbette zavallı hazinemin bir bohçası var. Kocanız olduğunu anlamıştım. Hem de zengin bir bohça. Tıklım tıklım dolu. Bir hanımefendi gibi her şeyden düzineyle ipekli elbiseler işte burada yol çantamın içinde. Erkek sesi hemen ekledi. Onu da vermeniz gerekecek. Elbette vereceğim dedi anne. Kızımı çıplak bırakacak değilim ya. Lokanta han sahibinin yüzü göründü. İyi öyleyse dedi. Pazarlık tamamlandı. Anne geceyi handa geçirdi, parasını verdi, çocuğunu bıraktı. İçinden Çocuğun bohçası çıkınca şişkinliği azalıp artık hafiflemiş olan yol çantasını kapattı ve ertesi sabah yakında dönmeyi düşünerek yola çıktı. Cosette'in annesi gidince adam kadına bu para yarın vadesi gelen 110 franklık senedimi ödememi sağlayacak. Biliyor musun az daha icra memuru kapıma dayanacaktı dedi. Ertesi ay yine paraya ihtiyaçları oldu. Kadın Paris'e gidip Kuzet'in bohçasını rehin sandığına 60 frank karşılığında rehin bıraktı. Bu parada tükenince Tina Dehler, küçük kızı artık sadece iyilik olsun diye yanlarında tuttukları bir çocuk olarak görmeye alıştılar ve ona göre davranmaya başladılar. Artık bohçası da olmadığına göre ona küçük Tina eski eteklerini, eski gömleklerini ve paçavralarını giydirdiler. Onu kuşların artıklarıyla köpekten biraz daha iyi, kediden biraz daha kötü beslemeye başladılar.'' Kediyle köpek onun zaten her zamanki sofra arkadaşlarıydı. Kuset masanın altında onlarla birlikte onlarınkine benzer bir tahta çanakta yemek yiyordu. Montiel Sumi'ye yerleşen annesi ise çocuğundan haber almak için her ay mektup yazıyor, daha doğrusu yazdırıyordu. Tinerdeyler hep aynı şekilde cevap veriyorlardı. Kuset çok iyi. Anne İlk 6 ay geçtikten sonra 7. ay için 7 frank yolladı ve hiç aksatmadan her ay aynı parayı göndermeye devam etti. Daha yıl sonu gelmemişti ki Monsieur Tinardey sanki bize büyük bir lütufta bulunuyor. Bu 7 frankla ne yapmamızı istiyor?" dedi ve mektup yazıp ayda 12 frank istedi. Çocuğunun mutlu olduğuna ve iyi geliştiğine inandırdıkları anne de bu isteğe boyun eğdi ve her ay 12 frank yollamaya başladı. Bazı karakterler bir yanıyla nefret etmeden öbür yanıyla sevemezler. Madame Tinardey iki öz kızını büyük bir tutkuyla seviyor. Bu yüzden yabancı kızdan nefret ediyordu. Kuzet onun evinde çok küçük bir yer kapladığı halde kadına bu yer sanki kendi çocuklarından çalınmış, bu küçük kız sanki kendi kızlarının soluduğu havayı azaltıyormuş gibi geliyordu. Bu kadının aynı türden başka birçok kadında olduğu gibi her gün doyurulması gereken bir miktar okşama arzusuyla bir miktar dayak atma ve küfretme arzusu vardı. Elinin altında kozet olmasaydı, hiç şüphesiz kendi kızları tapılırcasına sevilmelerine rağmen bu arzuların hepsinin kendi üzerlerinde tatmin edildiğini göreceklerdi. Bu yabancı kız dayakları kendi üzerine çevirerek onlara bir hizmette bulundu ve böylece kadının kızlarına sadece okşamalar kaldı. Madame Tinardey Kuset'e karşı zalimce davrandığından kızları İponin ve Azenma da zalimleştiler. O yaşta çocuklar analarının kopyasıdırlar. Sadece çapları daha küçüktür o kadar. Bir yıl arkadan bir yıl daha geçti. Yıldan yıla çocukla birlikte sefaleti de büyüdü. Kuset çok küçük ve minik olduğu sürece öbür iki çocuğun günah keçisiydi. Biraz serpilmeye başlayınca yani daha beş yaşına bile basmadan evin hizmetçisi oldu. Kusete iş yaptırdılar. Odaları, avluyu, sokağa süpürttüler. Bulaşık yıkattılar. Hatta yük bile taşıttılar. O bölgede ona tarla kuşu adını takmışlardı. Benzetmeleri seven halk, bir kuş kadar küçük olan, titreyen, ürken, ürperen, evde ve köyde her sabah, herkesten önce uyanan ve gün doğmadan önce sokakta, tarlalarda olan bu küçük varlığa bu ismi vermekten hoşlanmıştı. Ne var ki bu zavallı tarla kuşu hiç ötmüyordu. İniş İncik boncuk işinde Bir ilerlemenin hikayesi Fantine küçük koseti Tinardeylere bıraktıktan sonra yoluna devam ederek Montiel Sume'ye gelmişti. Yaklaşık iki yıl önce burada küçük şehirler için büyük sayılan endüstriyel gelişmelerden biri olmuştu. Hatırlanmayacak kadar eski zamandan beri Montiel Sume'nin kendine özgü bir sanayisi vardı. İngiliz kara kehribar taşıyla Alman kara boncuklarının taklidi olan özel bir sanayi. Ham maddelerinin pahalı oluşu ve bunun işçiliği de etkilemesi nedeniyle bu endüstri hep olduğu yerde kalmış gelişmemişti. 1815 yılı sonlarına doğru meçhul bir kişi şehre gelmiş, yerleşmiş ve söz konusu imalatta reçinenin yerine gomalak ve özellikle Biliziklerde iki ucu kaynaklaşmış saç halka yerine iki ucu birbirine yaklaştırılmış saç halka kul kullanma fikrini ortaya atmıştı. Bu küçücük değişiklik bir devrim yaratmıştı. Gerçekten de bu küçücük değişiklik hammadde fiyatını büyük ölçüde azaltmış ve bu da ilk önce el emeğinin fiyatını artırarak şehrin yararına olmuş. İkincisi tüketicinin yararına imalatı daha da iyileştirmiş. Üçüncüsü de imalatçının yararına karı üç misli artırmakla birlikte malı daha ucuza satma imkanı sağlamıştı. Böylece bir fikirden ortaya üç sonuç çıkmıştı. Bu yöntemin yaratıcısı da üç yıla kalmadan zengin olmuştu. Bu iyi bir şeydi. Çevresini de zengin etmişti ki bu daha da iyi bir şeydi. Adam ilin yabancısıydı. Aslı esası hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Ortaya çıkışı hakkındaysa çok az şey biliniyordu. Söylentiye göre bir Aralık ayında akşam üzeri çantası sırtında, budaklı sopası elinde bilinmeyen biri olarak geldiği gün belediyede büyük bir yangın patlak vermişti. Bu adam alevlerin içine dalmış ve kendi hayatını tehlikeye atarak iki çocuğu ölümden kurtarmıştı. Bunlar tesadüf eseri jandarma yüzbaşısının çocuklarıydı. Bunun için adamın kimlik adını sormak kimsenin aklına gelmemiş, adı neden sonra öğrenilmişti. Madeleine baba. Madeleine baba elli yaşlarında her zaman düşünceli görünen, iyi yürekli bir adamdı. Hakkında söylenebilecek her şey bundan ibaretti. Onun hayran olunacak bir maharetle ıslah ettiği bu endüstrinin hızla gelişmesi sayesinde şehir önemli bir iş merkezi olmuştu. Madeleine babanın kazancı öylesine artmıştı ki daha ikinci yıl büyük bir fabrika yaptırmıştı. Fabrikada biri erkek işçiler diğeri kadın işçiler için olmak üzere iki geniş atölye vardı. Aç kalan herhangi biri iş ve ekmek bulacağından emin olarak buraya başvurabilirdi. Lafitte Bankası'na adına yatırılmış 630 bin frank tutarında bir para olduğunu biliniyordu. Ama bu 630 bin frankı kendisine ayırmadan önce şehir ve fakir fukara için 1 milyondan fazla harcamıştı. Yaptığı hizmetler öylesine parlaktı ki 1820 yılında yani şehre gelişinden 5 yıl sonra kral onu belediye başkanlığına atadı. Böylece Madeleine Baba, Monsieur Madeleine, Monsieur Madeleine de Monsignor belediye başkanı oldu. Ona gösterilen saygı bir salgın gibi ondan ötekine geçerek 6-7 yılda bütün ülkeye yayıldı. Ama kentte ve çevresinde kendisini bu salgından mutlak biçimde sakınmasını bilen tek bir kişi vardı ki Madeleine babanın bütün gayretine rağmen adeta kandırılması ve şaşırtılması imkansız bir içgüdü onu uyarıyor ve kuşkulandırıyormuş gibi bu salgına karşı direniyordu. Adı Jave olan bu polis, Montiel Sume'de güç ama yararlı müfettişlik görevindeydi. Madeleine'nin ilk zamanlarını görmemişti. Jave işgal ettiği bu mevkiyi o zamanlar Paris Emniyet Müdürü olan Devlet Bakanı Kont Angles'in sekreteri Monsieur Chabouet'in koruyuculuğuna borçluydu. O şehre geldiğinde büyük fabrikatör servisini yapmış, Madeleine baba artık Monsieur Madeleine olmuştu. Bazı polis memurlarının değişik bir yüz ifadeleri vardır ve bu ifade alçaklığa, aşağılığa bulanmış bir otorite havasıyla karışmıştır. Alçaklık ve aşağılık hariç Javerde işte bu yüz ifadesi vardı. Bu adam çok basit ve zaman zaman çok iyi, ama aşırı derecede abartarak neredeyse kötü bir hale getirdiği iki duygudan ibaretti. Otoriteye saygı ve baş kaldırmaktan nefret. Gençliğinde güneydeki kürek mahkumları arasında görev yapmıştı. Pek sık olmayan boş zamanlarında kitaplardan nefret etmesine rağmen okurdu. Bu nedenle büsbütün cahil değildi. Zaten biraz tumturaklı olan konuşmasından da bu belli oluyordu. Jave, Monsieur Madeleine'in üzerine dikilmiş bir çift gözdü. Şüphe ve tahminlerle dolu bir çift göz. Monsieur Madeleine sonunda bunun farkına varmıştı ama umursamaz görünüyordu. Jave'ye bir tek soru bile sormadı. Onu ne arıyor ne de ondan kaçınıyordu. Bu sıkıcı ve adeta ağırlığı hissedilen bakışa farkında değilmişçesine tahammül ediyordu. Herkes olduğu gibi Jave'ye de sükunet ve iyilikle davranıyordu. Javier'in ağzından kaçan bazı sözlerden, Madeleine'in babanın başka yerlerde daha önce bırakmış olabileceği bütün izleri, soydan gelen ve içgüdü kadar iradenin de içinde yer aldığı bir merakla gizli gizli araştırdığı anlaşılıyordu. Ne var ki onun garip tavrı bir gün Monsieur Madeleine'i etkiler gibi oldu. Bakın nasıl bir olayda. Foşule Van Baba Monsieur Madeleine bir sabah Montiel Sumi'nin kaldırımsız bir ara sokağından geçiyordu. Bir gürültü duydu ve az ileride bir kalabalığın toplandığını görüp oraya gitti. Foşulevon baba dedikleri yaşlı bir adam atı devrilen arabasının altında kalmıştı. Foşulevon o tarihte Mösyö Madeleine düşmanlık besleyen ender insanlardaydı. Madeleine buraya geldiğinde eski köy notarı ve oldukça okumuş bir köylü olan Foşulevon ticaret yapıyordu ve işleri kötü gitmeye başlamıştı. Foşi Levon, kendisi mahvolurken bu basit işçinin zenginleştiğini görmüş ve bu durumu hazmedememiş. Monsieur Madeleine'e zarar vermek için her fırsatta elinden geleni yapmış ama sonunda iflas etmişti. Yaşlıydı, çoluk çocuğu da yoktu. Bir arabayla bir attan başka elinde bir şey kalmadığından o da yaşamak için arabacı olmuştu. Atın iki kalçası da kırılmıştı. Ayağa kalkamıyordu. Yaşlı adam tekerlekler arasına sıkışmıştı. Düşme o kadar talihsizce olmuştu ki aracın bütün ağırlığı göğsüne biniyordu. Foşulovan baba acıyla inliyordu. Onu kurtarmak için arabayı alttan kaldırmaktan başka çare yoktu. Kaza anında çıka gelmiş olan Jave birini kriko getirmeye yollamıştı. Derken Monsieur Madeleine geldi. Saygıyla yol açtılar. İhtiyar Foşulovan yardım edin bana diye feryat ediyordu. Şu yaşlıyı kurtaracak hayırsever biri yok mu? Monsieur Madeleine oradakilere döndü. Kriko var mı? Getirmeye gittiler diye cevap verdi bir köylü. Ne zaman getirirler? En yakın yere gittiler ama yine de bir çeyrek saat ister. Bir çeyrek saat mi? diye haykırdı Madeleine. Bir önceki gün yağmur yağmış, zemin ıslanmıştı. Araba her an biraz daha toprağa saplanıp ihtiyar arabacının göğsünü sıkıştırıyordu. Monsieur Madeleine bakınan köylülere bir çeyrek saat beklemek imkansız dedi. Başka çare yok. Ama o zamana kadar iş işten geçecek. Araba gittikçe gömülüyor görmüyor musunuz? Lanet olsun. Bakın dedim Madeleine. Arabanın altında küçük bir boşluk var. Birinin oraya girip sırtıyla arabayı kaldırması gerekiyor. Yarım dakikaya kalmaz adamcağız oradan çıkarılır. Aranızda kuvvetli ve yürekli biri var mı? Beş altın Louis kazanır. Kimse kımıldamadı. On Louis, dedi Madeleine. Herkes yere bakıyordu. Eksik olan iyi niyetleri değil diye bir ses duyuldu. Monsieur Madeleine döndü. Javeri tanıdı. Geldiğini fark etmemişti. Javert devam etti. Böyle bir arabayı sırtında kaldırabilmek için müthiş güçlü olmak gerekir. Sonra dikkatle Monsieur Madeleine'e bakıp söylediği her kelimenin üzerine basarak Monsieur Madeleine, ömrümde bu işi yapacak bir tek kişi tanıdım dedi. Madeleine titredi. Jave kayıtsız bir tavırla ama gözlerini Madeleine'den ayırmadan ekledi. Bir forsaydı. Ya, dedi Madeleine. Tuğul'un kürek hapishanesinde. Madeleine sapsarı kesildi. Bu arada araba ağır ağır gömülmeye devam ediyordu. Foşiloğun baba hırlıyor, inliyordu. Boğuluyorum, nefes alamıyorum. Kaburgalarım kırılıyor. Bir kriko bir şey. Ah! Madeleine çevresine bakındı. Demek on Louis kazanıp bu zavallı ihtiyarın hayatını kurtarmak isteyen kimse yok, öyle mi? Oradakilerden hiçbiri kıpırdamadı. Jave yeniden konuştu. Ömrümde Krikon'un yerini alabilecek bir tek adam tanıdım. O da bir kürek mahkumuydu. Ah, işte eziliyorum, diye haykırdı ihtiyar. Madeleine başını kaldırdı. Javerin hala üstüne dikilmiş olan atmaca gibi bakışlarıyla karşılaştı. Ardından hareketsiz duran köylülere baktı ve acı acı gülümsedi. Sonra tek kelime söylemeden yere diz çöktü ve toplananlar ne olduğunu bile anlayamadan arabanın altına girdi. Korkunç bir gerilim ve sessizlik anı yaşandı. Bu müthiş ağırlık altında hemen hemen dümdüz yere uzanmış olan Madeleine'in ağırlığı sırtlayabilmek için iki kez dizlerini dirseklerine doğru çekip biraz yükselmeye çalıştığı görüldü. Ona seslendiler. Madeleine baba çıkın oradan. İhtiyar Foşlovan bile Monsieur Madeleine gidin. Görüyorsunuz işte ölüm kaçınılmaz. Bırakın beni. Siz de ezileceksiniz dedi. Madeleine cevap vermedi. Hazır bulunanların solukları kesilmişti. Tekerlekler yere gittikçe gömülmüş, Madeleine'in arabanın altından çıkması artık hemen hemen imkansız bir hale gelmişti. Birden Koca kitlenin sarsıldığı görüldü. Araba yavaş yavaş kalkıyordu. Tekerlekler yarı yarıya çamurdan çıkmıştı. Boğuk bir sesin haykırdığı duyuldu. Çabuk olun, yardım edin. Sonra bir çaba sarf eden bu. Hemen koşuştular. Birinin fedakarlığı hepsine güç ve cesaret vermişti. Yirmi kol birden arabayı kaldırdı ve ihtiyar foşu Levan kurtuldu. Madeleine doğruldu. Ter içinde olmasına rağmen yüzü sapsarıydı. Elbiseleri yırtılmış, çamur içinde kalmıştı. Herkes ağlıyordu. İhtiyar dizlerini öpüyor, ona iyi tanrı diyordu. Onun yüzündeyse mutlu bir ıstırap ifadesi vardı. Sakin bir bakışla gözlerini Jave'ye dikti. O da dikkatle ona bakıyordu. Foşilova'nın bu kaza sonucunda diz kapak kemiği çıkmıştı. Madeleine baba onu fabrikasının olduğu binada işçileri için kurduğu ve iki hayırsever rahibenin yönettiği revire kaldırdı. Ertesi sabah ihtiyar, komodinin üzerinde bin franklık bir banknotla Madeleine babanın kendi el yazısıyla yazdığı şu pusulayı buldu. Arabanızla atınızı satın alıyorum. Araba kırılmış, at ölmüştü. Foşulovan iyileşti ama dizi sakat kaldı. Monsieur Madeleine, hayırsever rahibelerin ve kendi mahalle papazının tavsiyesiyle adamcağızı Paris'te San Antoine mahallesindeki bir kadınlar manastırına bahçıvan olarak yerleştirdi. Bu olaydan bir süre sonra M. Madeleine belediye başkanı olarak atandı. Jave, M. Madeleine'i kendisine mutlak yetki veren başkanlık kemerini kuşanmış olarak ilk gördüğünde bir buldog, efendisinin elbiseleri altında bir kurdun kokusunu aldığı zaman nasıl ürperirse öyle ürperdi. O andan itibaren M. Madeleine'le karşılaşmaktan elinden geldiğince kaçındı. Madeleine babanın Modya Sume'de yarattığı bu refahın yukarıda belirttiğimiz gibi gözle görülebilen işaretlerinden başka bir de görülemeyen ama en az o kadar önemli olan başka bir belirtisi daha vardı. Hiçbir zaman yanıltmayan bir belirtiydi bu. Halkın sıkıntıda olduğu, işlerin kesatlaştığı, ticaretin bütün bütün durduğu zamanlarda vergi mükellefi parasızlıktan ötürü ya vergisini vermek istemez ya da vergisini vaktinde ödeyemez süreleri geçirir. Devlet de bu nedenle vergi tahsil masrafı olarak çok para harcar. Oysa iş bol, ülkede mutluluk ve refah olduğu zaman vergiler kolayca ödenir ve devletin vergi tahsil masrafı az olur. Halkın sefaletiyle zenginliğinin şaşmaz bir termometresi vardır denilebilir. Vergi toplama masrafları 7 sene içinde Montiel Sume idari bölgesinde vergi tahsil masrafları 4'te 3 oranında azalmıştı. Bu nedenle o zamanlar Maliye Bakanı olan Monsieur de Ville bütün öbür bölgeler arasında örnek bölge olarak burasını gösteriyordu. İşte Fontaine geldiğinde şehrin durumu böyleydi. O da iş arayan birçokları gibi Monsieur Madeleine'in fabrikasına başvurdu ve kadınlar atölyesine alındı. Fontaine için bu yepyeni bir meslekti. Pek becerikli olmadığı için günlük kazancı azdı ama bu ona yine de yetiyordu. Sorun hallolmuştu hayatını kazanıyordu. Kendisine küçük bir oda tuttu. Evli olduğunu söyleyemediğinden, küçük kızından söz etmekten kaçınmıştı. Bu sıralar, yani başlangıçta gördüğümüz gibi, dinar ücretini hiç aksatmadan ödüyordu. Yazı diye imzasını atmaktan başka bir şey bilmediğinden, onlara gönderdiği mektupları bir dilekçeye, dilekçeciye yazdırmak zorunda kalıyordu. Sık sık mektup yolluyordu. Bunun farkına varıldı kadınlar atölyesinde alttan alta Fantay'nın mektuplar yazdığı ve bir takım durumları olduğu söylenmeye başladı. Atölyede öbür kadınların ve kızların arasında sık sık arkasına dönüp gözünün yaşını sildiğini fark ettiler. Çocuğunu düşündüğü anlardı bunlar. Belki de sevmiş olduğu adamı. Geçmişteki karanlık bağların koparılması ağrılı bir iştir. Hep aynı adrese ayda en az iki defa mektup yazdığını, ve mektup ücretlerini peşin ödediğini tespit ettiler ve adresi elde etmeyi başardılar. Monsieur Tinardey, Hancı, Montfermeil. Dilekçe yazan adamı meyhanede bülbül gibi şakıttılar. Midesini kırmızı şarapla doldurmadan sır küpünü boşaltmayan ihtiyar bir adamcağızdı bu. Sözün kısası, Fantay'nin bir çocuğu olduğunu öğrendiler. O türlü kızlardan biriydi demek. Dedikodu kumkuması kadınlardan biri Montfermeil'e kadar gidip Tinerde ile konuştu ve dönüşünde şöyle dedi. 35 frankım gitti ama gerçeği de öğrendim. Çocuğu gördüm. Fantain fabrikaya gireli bir yıldan fazla oluyordu ki bir sabah atölyenin gözcüsü ona belediye başkanı adına 50 frank vererek artık atölye işçilerinden olmadığını söyledi ve yine belediye başkanı adına şehirden ayrılması gerektiğini tavsiye etti. Bu tam da Tinerdeylerin 7 yerine 12 frank istedikten sonra şimdi de 12 yerine 15 frank istemeye başladıkları aya rastlıyordu. Fantine perişan olmuştu. Buradan gitmesine imkan yoktu çünkü kira ve eşya borcu vardı. 50 frank bu borcu ödemesine yetmezdi. Dili dolaşarak birkaç rica kelimesi mırıldandı. Gözcü kadın derhal atölyeden çıkmasını söyledi. Fantine zaten işinin ehli bir işçi değildi. Umutsuzluktan çok utançtan ezilmiş bir halde atölyeden ayrılıp odasına döndü. Demek suçunu artık herkes biliyordu. Kendinde tek kelime söyleyecek kuvvet bulamıyordu. Belediye başkanını görmesini tavsiye ettiler. Ama o cesaret edemedi. Bu karara boyun eğdi. Monsieur Madeleine'e gelince. Olup bitenlerden hiç haberi yoktu. O kadınlar atölyesine hiç girmezdi. Bu atölyenin başına daha önce mahalle papazının yanında çalışan yaşlı bir kadını koymuştu. Bu kadına güveni sonsuzdu. Gerçekten de saygıdeğer, disiplinli, adil, dürüst, hayırseverlik duygularıyla dolu biriydi. Ama anlayış gösterme ve bağışlama duyguları hayırseverliğiyle aynı oranda gelişmemişti. Kadın kendisine verilen bu tam yetkiye dayanarak ve iyi bir şey yaptığına inanarak kendi başına Fantay'ın davasının hazırlığını yapmış, hakim gibi yargılamış, mahkum etmiş ve mahkumiyet kararını yerine getirmişti. 50 frankla gelince. Bunu da Monsieur Madeleine'in sadaka ve işçilere yardım için ona emanet ettiği ve hesabını vermekle yükümlü olmadığı bir miktar paradan ödemişti. Fantine'ın çöküşü Fantine, garnizondaki askerler için kalın gömlekler dikmeye başladı. Günde ancak 12 metelik kazanıyor, kızının bakımı ise günde 10 meteliğe mal oluyordu. Bu süre içinde Fantine, kışın ateşten nasıl tamamıyla vazgeçilebileceğini, eteklikten yatak örtüsü, yatak örtüsünden de eteklik yapmanın yollarını, karşı pencerenin ışığında yemek yerek nasıl daha az mum harcanacağını öğrendi. Sokaktayken insanların arkasından dönüp baktıklarını ve parmaklarıyla kendisini gösterdiklerini tahmin ediyordu. Herkes ona bakıyor ama kimse selam vermiyordu. Gelip geçenlerin acı, soğuk bir tavırla aşağılamaları dondurucu bir kış rüzgarı gibi etine ve ruhuna işliyordu. Sokaklarda, başı yukarıda, Dudaklarında acı bir gülümsemeyle dolaştı. Sonunda küstahlaşmaya başladığını hissetti. Bir gün Tinerdeyler'den şöyle bir mektup aldı. Kuset bulaşıcı bir hastalığa yakalandı. Adına terhuması diyorlar. Bazı pahalı ilaçlar gerekiyor. Bu da bizim için yıkım oluyor. Parasını ödeyemeyeceğiz. Sekiz güne kadar bize kırk frank gönderemediğiniz takdirde küçük ölecek. Mektubu okuduktan sonra merdivenden indi. Koşarak, zıplayarak ve bir yandan da gülerek dışarı çıktı. Ona rastlayanlardan biri, "Neden bu kadar neşelisiniz?" diye sordu. Fantain, köydeki adamlar bana saçma sapan bir şey yazmışlar. 40 frank istiyorlar. Köylü milleti işte ne olacak?" diye cevap verdi. Meydandan geçerken acayip bir arabanın etrafında toplanmış insanlar gördü. Arabanın üstünde kırmızılar giyinmiş bir adam ayakta diller döküyordu. Turneye çıkmış, panayır soytarısı seyyar bir dişçiydi. Halka macunlar, tozlar, iksirler satıyordu. Pantayında topluluğa katıldı ve içinde tam ayak takımına özgü, özentili sözcüklerin yer aldığı bu tumturaklı lakırdı kalabalığına herkes gibi o da gülmeye başladı. Diş sökücü bu güzel kızın güldüğünü gördü ve birden seslendi. Siz, orada gülen kız, dişleriniz pek güzel. İki paletinizi bana satarsanız her biri için bir napolyon veririm. ''Paletlerim de ne demek oluyor?'' diye sordu Fantayn. Dişçi ''Paletler öndeki dişlerdir, üstteki ikisi.'' diye cevap verdi. ''Ne korkunç şey!'' diye haykırdı Fantayn. Orada bulunan dişsiz yaşlı bir kadın ''İki Napolyon ha?'' diye homurdandı. ''Ne şanslı bir kız!'' Fantayn kaçtı. Kaçarken de arkasından bağıran adamın boğuk sesini duymamak için kulaklarını tıkıyordu. ''İyi düşünün güzelim, iki Napolyon işe yarayabilir.'' Gönlünüz dilerse bu akşam tilyakta Gion hanına gelin. Beni orada bulursunuz. Pantayn eve döndü. Öfke içindeydi. Olanları iyi komşusu Margarita anlattı. Aklınız alıyor mu bunu? Ne iğrenç adam değil mi? Nasıl oluyor da böyle adamların dolaşmasına izin veriyorlar? İki ön dişimi sökecekmiş. Ama o zaman korkunç bir şey olurum. Ah canavar adam. Beşinci kattan kendimi baş aşağı kaldırma atmayı tercih ederim. Bu akşam bana da olacağını söyledi. Peki ne veriyordu?" diye sordu Margorit. "İki Napolyon, 40 frank eder." "Evet," dedi Fontaine. "40 frank eder." Düşünceye daldı, işine koyuldu. Bir çeyrek saat sonra dikişini bıraktı. Merdivene gidip Tinar Deyler'in mektubunu bir kere daha okudu. Geri döndüğünde yanı başında çalışan Margorite Kuzum, nedir bu terhumması, biliyor musunuz? diye sordu. Evet, diye cevap verdi yaşlı kız. Bir hastalıktır. Çok mu ilaç ister? Oh korkunç ilaçlar. Bu hastalık insanın neresinde olur? Ne bileyim, öyle bir hastalık işte. Çocuklarda mı görülüyor? En çok çocuklarda. Öldürür mü? Elbette, dedi Marguerite. Fantayın dışarı çıktı. Mektubu bir kere daha okumak için merdivene gitti. Akşam aşağıya indi. Hanların olduğu Paris sokağına doğru gittiğini gördüler. Fantine ile Marguerite sürekli birlikte çalışıyorlar. Böylece iki yerine bir tek mum yakmış oluyorlardı. Bu nedenle Marguerite ertesi sabah gün doğmadan Fantine'in odasına girdiğinde onu yatağında solgun ve soğuktan buz kesmiş buldu. Uyuyamamıştı. Başlığı dizlerinin üstüne düşmüştü. Mum bütün gece yanmış, neredeyse tükenmek üzereydi. Bu müthiş karışıklık karşısında dona kalan Margorit, eşikte durup vardı. Aman tanrım mum yanmış bitmiş kesinlikle olağanüstü bir şeyler oldu. Sonra Fantayn'a baktı. Dünden beri adeta 10 yaş ihtiyarlamıştı. İsa aşkına dedi Margorit. Neyiniz var Fantayn? Fantayn bir şeyim yok diye cevap verdi. Tam aksine yavrum yardımsız kalıp o korkunç hastalıktan artık ölmeyecek. Mutluyum. Böyle derken yaşlı kıza masanın üstünde parlayan iki Napolyon'u gösteriyordu. ''Aman tanrım'' dedi Marguerite. ''Bu bir servet. Bu altınları nereden buldun?'' ''Buldum işte'' diye Fantine cevap verdi. Bunu derken gülümsedi. Mum ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Bu kanlı bir gülümsemeydi. Kırmızımsı bir tükürük dudaklarının kenarını kirletiyordu. Ağzında da kara bir delik vardı. Utanma duygusunu kaybetmişti zarafetini de kaybetti. Bu son belirtiydi. Günde 17 saat dikiş dikiyordu. Ama mahkumları düşük ücretle çalıştıran müteahhitlerden biri birdenbire fiyatları kırdı ve dışarıdan iş alan işçilerin gündeliği 9 meteliğe indi. Günde 17 saat çalışmaya karşılık 9 metelik. Tam o sırada tiner de bir mektup daha yolladı. Yazdığına göre Bunca zaman büyük bir iyilik göstererek sabretmişti. Şimdi ona derhal 100 frank gerekiyordu. Aksi halde ağır hastalığından yeni kalkmış olan kuz kuzetciğini kapı dışarı atacaktı. Soğukta, sokakta ne hali varsa görsün. İsterse gebersindi. 100 franka diye düşündü Fontaine. Bırak 100 frankı günde 100 metrelik kazandıracak iş nerede? Hadi bakalım, dedi Fontaine. Geri kalanı da satalım bari bahtsız kız, sokak kadını oldu. Monsieur Bamata Bua'nın aylaklığı. Bütün küçük şehirlerde bir takım gençlerden oluşan bir sınıf vardır. Özellikle Montiel Somme'de bulunan bu sınıftan gençler, benzerlerinin Paris'te yılda 200 bin frank yiyerek sürdürdükleri hayatı, Taşra'da 1500 livrelik bir geliri yiyerek sürdürürler. Bunlar büyük tarafsızlar öbeğine giren varlıklardır. İyidiş, asalak, değersiz, biraz toprak sahibi, biraz budala, biraz akıllı kişilerdir. Bir salona koysanız hödük kalırlar ama meyhanede kendilerini soylu sanırlar. 1823 yılı Ocak ayının ilk günlerinde karlı bir akşam işte bu erkeklerden, bu aylaklardan biri subaylar kahvehanesinin vitrininin önünde gidip gelen balo elbisesi giymiş, başına çiçekler takmış, yarı çıplak bir yaratığa sataşıp gönül eğlendiriyordu. Kadın adamın önünden geçtiği her defasında sigarasından onun üzerine bir nefes duman üfleyip nükteli ve neşeli sandığı birkaç laf atıyordu. Ne çirkin şeysin sen. Git saklan hadi. Dişlerin de yok. Vesaire. Bu adamın adı Bama Tabuay'dı. Karların üstünde gidip gelen ve süslü bir hayalete benzeyen kederli kadınsa ona cevap vermiyor, hatta bakmıyor. Yine bildiği gibi sessiz sedasız, hüzünlü bir düzenlilikle kendisini beş dakikada bir acı alayların önüne getiren gezintisini sürdürüyordu. Tıpkı dayak cezasına çarptırılan bir askerin sopaların altından geçmesi gibi. Bu küçük gösteri serseriyi rahatsız etmiş olacak ki kadın geriye döndüğü bir sırada kedi gibi sessizce arkasına yaklaştı. Kahkasını güçlükle zapt ederek yere eğildi. Kaldırımın üzerinden bir avuç karalıp ani bir hareketle kızın iki çıplak omzunun arasından sırtına daldırdı. Kız bir çığlık kopardı. Döndü ve bir panter gibi sıçrayıp adamın üstüne atladı ve ağza alınmayacak kadar korkunç sözlerle tırnaklarını yüzüne geçirdi. Alkolden paslanmış bir sesle kusulan bu küfürler, ön iki dişi bulunmayan bir ağızdan iğrenç bir şekilde dışarı fırlamaktaydı. Bu kız fantaydı. Kopan gürültüye kahvedeki subayların hepsi birden dışarı fırladılar. Yoldan geçenler toplandılar. Böylece iki kişiden oluşan bu girdabın çevresinde gülen, yuhalayan, alkışlayan bir daire oluştu. Kadınla erkek güçlükle fark edilebiliyordu. Erkek şapkası yerde debeleniyor, kadın başı açılmış, dişsiz ve saçsız, öfkeden mosmor ve korkunç ayaklarıyla vurup duruyor, adeta uluyordu. Birdenbire uzun boylu bir adam kalabalığın arasından hışımla çıktı. Kadını çamura bulanmış, saten korsajından yakaladı ve ona Arkamdan gel, dedi. Kadın başını kaldırdı. Öfkeli sesi birden kesildi. Gözleri donuklaşmış, yüzü mosmorken sapsarı olmuştu. Dehşetli titriyordu. Javeri tanımıştı. Şık adam da fırsattan istifade sıvışmıştı. Polisle ilgili bazı sorunların çözümü. Jave orada bulunanları dağıttı ve zavallı sefil kadını peşinden sürükleyerek meydanın ucundaki karakola doğru büyük adımlarla yürümeye başladı. Fantayn kendisini bırakmış, isteneni mekanik bir şekilde yapıyordu. İkisi de tek kelime söylemiyordu. Kalabalıkta neşenin zirvesinde kötü bir takım kelime oyunları yaparak arkalarından geliyordu. Sefaletin en koyusu hayasızlık yapmak için bir araçtır. Polis karakoluna gelindi. Fantayn içeri girer girmez bir köşeye yığıldı. Ürkmüş bir köpek gibi çömelmiş, hareketsiz, duruyordu. Karakol çavuşu bir masanın üstünde yanan bir mum koydu. Jave oturdu. Cebinden pullu bir kağıt çıkarıp yazmaya başladı. Bu sınıftan kadınları yasalarımız tamamıyla polisin insafına bırakmıştır. Polis onlara istediğini yapar. Uygun gördüğü gibi cezalandırır. Sanatları, özgürlükleri dedikleri iki hazin şeye dilediği gibi el koyar. Jave tamamen duygusuzdu. Ciddi yüzünde hiçbir heyecan belirtisi görünmüyordu. Ama zihni sakin ve derin bir şekilde meşguldü. O korkunç takdir yetkisini hiçbir kontrole tabi olmadan ama katı bir vicdanın bütün titizliğiyle kullandığı anlardan biriydi bu. O an biliyordu ki üzerinde oturduğu polis taburesi bir mahkemedir. Yargılıyordu. Yargılıyor ve mahkum ediyordu. Yazmayı bitirince kağıdı imzaladı, katladı ve karakol çavuşuna vererek üç adam al, bu kızı hapishaneye götür, dedi ve sonra Fantayna dönerek, altı ay yatacaksın, diye ekledi. Bahtsız kız titreyerek aykırdı. Altı ay, altı ay hapis, altı ay, günde sekiz metelik kazancım, kuzet ne olacak, kızım? Ama benim, ama benim tinerdeylere daha yüz frank borcum var müfettiş bey, bunu biliyor musunuz? Birkaç dakika önce bir adam kimse farkına varmadan içeri girmiş, olanları izlemekteydi. Askerler bahtsız kıza tam el attıkları sırada adam bir adım ilerledi. Bulunduğu karanlıktan çıktı. "Bir dakika lütfen." dedi. Jave gözlerini kaldırdı ve tanıdı. "Mösyö Madeleine'di bu." Şapkasını çıkarıp sıkkın bir acemilikle selam verdi. "Affedersiniz başkanım." Bu "başkanım" sözü Fontaine üzerinde garip bir etki yaptı. Mezardan çıkan bir hayalet gibi birden dimdik ayağa fırladı. İki koluyla askerleri yana itti ve tutmalarına fırsat vermeden Mösyö Madeleine'in üzerine doğru yürüdü. Bakışlarını ondan ayırmadan kendinden geçmişçesine haykırdı. Ya demek belediye başkanı sensin. Sonra bir kahkaha kopardı ve Mösyö Madeleine'in yüzüne tükürdü. Mösyö Madeleine sakin bir şekilde yüzünü sildi. Sonra müfettiş ya ve bu kadını serbest bırakın dedi. Bu söz Fantay'ın üzerinde garip bir etki yapmıştı. Çıplak kolunu kaldırdı ve sendeleyerek sobanın anahtarına yapıştı. Bu arada çevresine bakınıyordu. Alçak sesle kendi kendine söyleniyormuş gibi konuşmaya başladı. Serbest da beni bırakıyorlar demek. Altı ay hapis yatmayacağım demek. Kim dedi bunu? Kimse böyle bir şey söyleyemez. Sanırım yanlış duydum. Bu o canavar belediye başkanı olamaz. Siz mi söylediniz bunu iyi yürekli komiserim? Kim söyledi benim serbest bırakılmamı? Ah, bakın görün. Size anlatacağım. O zaman beni bırakırsınız. Bu belediye başkanı olacak canavar. Bu ihtiyar cani yok mu? İşte her şeyin sorumlusu o. Düşünün müfettiş Cave. Beni işten kovdu. Hem de atölyede dedikodu yapan bir sürü şırfıntının yüzünden. Bu iğrenç bir şey değil mi? Namusuyla işini yapan yoksul bir kızı kovmak. O zaman yeterince para kazanamaz oldum. Başıma gelen bütün felaketler de bundan geldi.'' Monsieur Madeleine tekrar Jave'ye dönerek Siz bu kadını götürürken ben meydandan geçiyordum. Orada hala bazı gruplar vardı. Soruşturdum, her şeyi öğrendim. Suçlu olan o burjuvadır, dedi. Jave sıkıntılıydı. Bu uğursuz kadın belediye başkanına hakaret etti. Orası beni ilgilendirir, dedi Monsieur Madeleine. Sanırım hakaret edilen benim. Ne istersem onu yaparım. Sayın belediye başkanından özür dilerim ama hakaret ona karşı değil adalete karşı işlenmiştir. Müfettiş Jave diye karşılık verdi M. Madeleine. En önde gelen adalet vicdandır. Bu kadını dinledim. Ne yaptığımı biliyorum. Bense Sayın Belediye Başkanı tam olarak ne gördüğümü bilemiyorum. Öyleyse itaat etmekle yetinin. Sayın Başkan izin verin. Tek söz istemem ama çıkın dedi M. Madeleine. Jave darbeyi bir Rus askeri gibi ayakta, cepheden, tam göğsünün ortasına yemişti. Belediye başkanını yerlere kadar eğilerek selamladı ve çıktı. Fantal kapının yanına çekilip onun önünden geçişini şaşkınlıkla izledi. Ancak o da garip bir sarsıntının etkisi altındaydı. Jave dışarı çıkınca Mösyö Madeleine ona döndü. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Konuşmak için kendini zorlayarak sizi dinledim dedi. Anlattıklarınızın hiçbirini bilmiyordum. Atölyelerimden ayrıldığınızı da bilmiyordum. Bana niçin başvurmadınız? Neyse, bakın borçlarınızı ödeyeceğim. Çocuğunuzu getirteceğim ya da siz onun yanına gidersiniz. İster burada ister Paris'te, nerede isterseniz orada yaşayacaksınız. Çocuğunuzun ve sizin masraflarınızı üzerime alıyorum. İsterseniz artık hiç çalışmazsınız. Bütün bunlar zavallı Fantay'nın dayanma gücünü aşıyordu. Dizlerinin bağı çözüldü verdi ve bayıldı. Monsieur Madeleine, fantayını revire taşıttı ve onu rahibe hemşirelere emanet etti. Onlar da genç kadını hemen yatağa yatırdılar. Yüksek ateş başlamıştı. Gecenin bir kısmını sayıklayarak, yüksek sesle konuşarak geçirdi. Ertesi gün öğleye doğru uyandığında, yatağının yanı başında Monsieur Madeleine'i gördü. Monsieur Madeleine'in o geceyi ve o sabahı bilgi toplamakla geçirmiş ve artık her şeyi öğrenmişti. Fantayn'ın yaşadıklarını en acıklı ayrıntılarına kadar biliyordu. Fantayn'ın elini tutarak, ''Çok acı çekmişsiniz ama sakın şikayet etmeyin. Şimdi sizin de artık seçkin kullara özgü çeyiziniz var. İnsanlar ancak böyle melek olurlar. Bunda onların hiç suçu yok. Başka türlü davranmasını bilmezler. Bakın, içinden çıktığınız bu cehennem cennetin ilk şeklidir.'' Oradan başlamak gerekiyordu. Derin derin içini çekti. O sırada Fantay'nın dudaklarında iki dişi eksik, ulvi bir gülümseme vardı. Birisini gönderip kuzeti aldıracağım, dedi Madeleine baba. Hatta gerekirse ben gideceğim. Ama bunun için iyileşmenizi bekleyeceğiz. Bu halde kızınıza bakamazsınız. Dedikten sonra Fantay'nın ağzından bir mektup yazıp ona imzalattı. Monsieur Tinardey, Kuzeti, bu mektubu get size getiren şahsa teslim ediniz. Bütün ufak tefek şeylerin parası size ödenecektir. En derin saygılarımı sunarım, Funtime. Bunlar olup biterken çok önemli bir olay oldu. Hayatımızın esrarlı mermer kitlesini biz istediğimiz kadar en güzel şekli vererek yontmaya çalışalım. Kaderin siyah damarı mutlaka bir yerden kendini gösterir. John nasıl şamp olabilir? Bir sabah Monsieur Madeleine'in çalışma odasında Montfermi ile gitmeye karar vermesi durumunda halledilmesi gereken bazı acil işleri önceden yoluna koymakla meşguldü ki polis müfettişi Javen'in kendisiyle görüşmek istediğini haber verdiler. Monsieur Madeleine bu adı duyunca huzursuz oldu. Karakol macerasından sonra Jave onunla karşılaşmaktan her zamankinden daha çok kaçınmış, Monsieur Madeleine de onu bir daha görmemişti. Jave içeri girdiğinde Monsieur Madeleine'in önünde ne kin, ne öfke, ne de güvensizlik taşıyan bir bakışla eğilmiş, başkanın koltuğunun birkaç adım gerisinde durmuştu. Belediye başkanı hafifçe döndü. Ne var Monsieur Jave? Jave kendini toparlar gibi bir an sessiz durdu. Sonra hüzünlü bir resmiyetle sesini yükseltti. Suç var başkanım. Suç oluşturan bir olay olmuştur. Nasıl bir olay? İdari otoriteyi temsil eden aşağı kademeden bir memur idari bir hakime en ağır şekilde saygısızlık etmiş bulunuyor. Görevim gereği olayı bilgilerinize sunmaya geldim. Kimmiş bu memur diye sordu Monsieur Madeleine. Ben, dedi Jave. Siz mi? Ben. Peki memurdan şikayetçi olacak idari yargıç kim? Siz sayın başkan? Madeleine koltuğunda doğruldu. Jave sert bir tavırla ve gözleri sürekli yerde devam etti. Sayın başkanım, yönetim tarafından görevimden alınmamı istemenizi ricaya geldim. Şaşkına dönen Mösyö Madeleine daha ağzını açar açmaz Jave onun sözünü kesti. İstifa edebileceğimi söyleyeceksiniz ama bu yeterli değil. İstifa etmek şerefli bir iştir. Ben hata ettim. Cezalandırılmam gerekir. Kovulmam gerekir. Bir süre durduktan sonra ilave etti. Sayın Başkan, geçen gün bana karşı haksız yere sert davrandınız. Bugün de haklı olarak öyle davranınız. Lanet olsun niçin? diye bağırdı Mösyö Madeleine. Nedir bu zırvalık? Bu ne demek oluyor? Hani nerede bana karşı işlenmiş suç? Ne yaptınız ki kendi kendinizi suçluyor, yerinize başkasının verilmesini istiyorsunuz? Kovulmamı istiyorum, dedi Jave. Kovulmanızı. Öyle olsun. Pekala. Ama neden? Anlayamıyorum. Şimdi anlayacaksınız Sayın Başkan. Jave derinden göğüs geçirdi. Yine soğuk ve kederli bir tavırla. Sayın başkanım dedi. O kızın neden olduğu sahneden sonra çok öfkelendim. Bu yüzden sizi ihbar ettim. İhbar? Paris Polis Müdürlüğü'ne. Jave gibi fazla gülmeyen Monsieur Madeleine gülmeye başladı. Polisin işine müdahale eden belediye başkanı olarak mı? Eski bir kürek mahkumu olarak. Belediye başkanının benzi sarardı. Gözlerini yerden kaldırmayan Javet devam etti. Öyle sanıyordum. Uzun süredir kafamda bazı fikirler vardı. Bir benzerlik, olağanüstü kuvvetiniz. İhtiyar Foşur olayı, iyi bir avcı olmanız, biraz aksayan bacağınız, ne bileyim işte. Bir takım saçmalıklar. Her neyse, sizi Jean Valjean adında birine benzetiyordum. Ne adında? Adı neydi dediniz?'' Jean Beljon. Bundan 20 yıl önce Toulon'da kürek mahkumları muhafız yardımcısı görevinde bulunduğum sırada gördüğüm bir forsa. Jean Beljon kürek hapishanesinden çıktıktan sonra söylendiğine göre bir piskopası soymuş. Sonra yine bir gün yolda giderken küçük bir alının silahla parasını gasp etmiş. 8 yıldır her nasılsa ortadan kayboldu. Aranıyordu. Ben sandım ki her neyse bu işi yaptım işte. Öfkelendim ve sizi ihbar ettim. Birkaç saniye önce yeniden dosyalarına eğilmiş olan Monsieur Madeleine kayıtsız bir tavırla sordu. Peki size ne cevap verdiler? Deli olduğumu söylediler. Öyleyse, öyleyse haklıydılar. Bunu kabul etmeniz iyi bir şey. Etmem gerek. Çünkü gerçek John John bulundu. Monsieur Madeleine'in tuttuğu kağıt elinden düştü. Başını kaldırdı. Dikkatle Jave'ye baktı ve tarifi imkansız bir ses tonuyla "Ya!" dedi. Javet devam etti. Bakın olay şu Sayın Başkan. Ayülöt Kloşi taraflarında Şampmetyu Baba adında bir adam varmış. Son derece sefil biriymiş. Bu sonbaharda elma hırsızlığından tutuklanmış. Buraya kadar adi bir suç vakasından öte bir durum yok. Ama siz şu tanrının işine bakınız. Hapishane kötü bir durumda olduğundan sorgu hakimi Şampmetyu'nun eyalet hapishanesinin bulunduğu Agasa nakleni uygun görüyor. Agasa hapishanesinde de bir ev adında eski bir kürek mahkumu varmış. Daha Şamp Metru hapishaneye atar, adım atar atmaz bu Big Ev bağırmaya başlamış. Ben bu adamı tanıyorum. O eski bir forsa. Bakın bana. Siz John Verjonsunuz. John Valjean mu? Kim bu John Valjean? Şamp Metru şaşırmış gibi yapmış. Hadi canım numara yapma demiş Big Ev. Sen John Verjonsun. Toulon'da kürekteydin. 20 yıl oluyor. Orada beraberdik. Şamp Matthew inkar etmiş. Anlarsınız ya. İşi derinleştirip hikayeyi iyice araştırıp Şamp Matthew'nun 30 yıl kadar önce ülkenin birçok yerinde ağaç budayıcılığı yaptığını öğreniyorlar. Özellikle de Faveroles'te. Bu hikayenin başlangıcı 30 yıl öncesine dayandığından artık Faveroles'te John Verjon'u tanıyan kimse kalmamış. Tolon'dan bilgi isteniyor. Bigemle birlikte Jean Verjon'u gören sadece iki forsa var. Müebbet hapse mahkum Koşupail ve Şönidieu ile yüzleştiriyorlar. Adamlar hiç tereddüt etmeden gevin söylediklerini doğruluyorlar. Onlara göre de adam Jean Verjon. Ben de işte tam bu tarihlerde ihbar mektubunu Paris Polis Müdürlüğü'ne gönderdim. Cevap olarak bana aklımı kaçırdığımı, Jean Verjon'un Agas'ta adaletin pençesinde olduğunu bildirdiler. Bunun beni ne kadar şaşırttığını tahmin edersiniz. Sorgu hakimine yazdım. Beni çağırttılar ve Şampmetü'yü gördüm. Ee, sonra? Diye Mösyö Madeley'in onun sözünü kesti. Jave ifadesi hiç bozulmayan kederli yüzüyle cevap verdi. Sayın Başkan, gerçek gerçektir. Üzgünüm ama Jean Verjon o adam. Ben de tanıdım. Mösyö Madeley'in çok alçak bir sesle Emin misiniz? dedi. Javet derin bir inançtan gelen o acı gülüşle gülmeye başladı. Eminim. Bir an düşünceli durdu. Sonra mekanik bir hareketle masanın üzerindeki tahta hokkadan mürekkep kurutmaya yarayan ince talaş tozundan birkaç tutam alarak şu sözleri ekledi. Şimdi gerçek Jean Valjean'ı gördükten sonra düşünüyorum da başka türlüsüne nasıl inanabildiğimi anlayamıyorum. Sizden özür dilerim Sayın Başkan. Monsieur Madeleine ona ani bir soruyla karşılık verdi. Peki bu adam ne diyor? Eh beni bağışlayın sayın başkan. Kötü bir olay. Eğer o Jean Verjonsa ikinci kez suç söz konusu demektir. Bu artık adi bir polis vakası olmaktan çıkıyor. Ağır ceza mahkemesinin işi oluyor. Artık birkaç günü kapis değil müebbet kürek söz konusudur. Sonra bir de şu bulacaklarını umduğum küçük savualı sorunu var. Jean Verjon sinsidir. Onun bu yanını tanırım. Başkası olsa suyunun ısındığını hisseder. Debelinir, bağırır. Onun yerinde olmak istemezdi. Oysa bu adam anlamamazlıktan geliyor. Ben şamp metyuyum. Şamp metyuluktan çıkmam diyor. Şaşırmış gibi duruyor. Sersem taklidi yapıyor. Böylesi daha iyi. E, eh, herif kurnaz ama fark etmez. Deliller ortada. Dava Agas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ben de oraya tanıklık etmeye gideceğim. Çağrıldım. Hangi gün? Yarın. Peki bu iş ne kadar sürecek? Bir gün karar en geç yarın gece verilecek. Ama zaten sonucu belli olan kararı beklemem. İfademi verir, vermez buraya dönerim. Monsieur Madeleine, iyi dedikten sonra Jave'ye çıkabileceğini bildirdi. Jave kapıya varınca geri döndü ve gözleri yerde. "Sayın Başkan, yerime başkası geçinceye kadar hizmete devam edeceğim." dedikten sonra çıktı. Monsieur Madeleine, koridorun taşları üzerinde uzaklaşan bu kararlı ve emin adımları dinleyerek dalgınlaştı. Beyinde kopan fırtına Monsieur Madeleine'in Jean Valjean'dan başkası olmadığını okuyucu şüphesiz tahmin etmiştir. İnsan vicdanının şiirini yazmak, bir tek insan için bile olsa, insanların en önemsizi için bile olsa, bütün destanları tek bir üstün ve nihai destanda eritip özümsemek olur. Vicdan insanı utandıran kuruntular, açgözlülükler ve girişimler kaosudur. Hayaller fırınıdır, fikirlerin inidir. Safsataların kaynaştığı cehennem başkentidir. Tutkuların savaş meydanıdır. Bazı saatlerde düşünen bir insanın kür rengi yüzünden içeri girin. Gerisine bakın. Bu ruha, bu karanlığa bakın. Orada dış sükunetin altında Homeros'taki gibi devler arasındaki mücadeleler, Milton'daki gibi aslan pençeli, yılan kuyruklu ve kanatlı canavarların, yedi başlı yılanların ve hayalet sürülerinin birbirleriyle giriştikleri kavgalar, Dante'deki gibi hayal girdapları vardır. Karanlık bir şeydir bu sonsuzluk. Her insan bunu içinde taşır ve beyninin iradesini, hayatının işlerini bunun ölçüsüne vurup umutsuzluğa düşer. Küçük Jegva macerasından sonra Jean Valjean'ın başından geçen ve okuyucunun bildiği olaylara ekleyeceğimiz çok az şey var. Görüldüğü gibi Jean Valjean o andan sonra bambaşka bir insan oldu. Piskopos'un ondan yapmasını istediği değişikliği yerine getirdi. Bu dönüşümden öte bir şey, bir devrim oldu. Ortadan kaybolmayı başardı. Piskopos'un gümüş takımlarını satıp sadece şamdanları hatıra olarak alıkoydu. İlden ile geçerek bütün Fransa'yı dolaştı ve sonunda... Monfiel Sume'ye geldi. Sözünü ettiğimiz fikri buldu. Anlattığımız işleri yaptı. Yakalanmaz, erişilmez biri oldu. Ve bundan böyle Montiel Sume'ye yerleşerek geçmişinin vicdanını üzmesinden, ömrünün ikinci yarısının birinci yarısını yalanlamasından memnun, sakin, güvenli ve umutlu bir hayat sürdü. Kafasında sadece şu iki düşünce vardı. Asıl adını saklamak ve hayatını kurtuluş yoluna sokmak. İnsanlardan kaçıp Tanrı'ya sığınmak. Acılarını anlattığımız bu talihsiz adamı yöneten iki fikir asla birbirleriyle böylesine ciddi bir mücadeleye girişmemişlerdi. Daha ja ve çalışma odasına girip konuşmaya başlar başlamaz bunu belirsizce ama ta derinden anlamıştı. Günün geri kalan kısmını bu halde içinde bir kasırga dışında derin bir sükunetle geçirdi korunma önlemleri denilebilecek bazı önlemler almaktan başka bir şey yapmadı. Her şey hala çok karışıktı ve beyninin içinde birbiriyle çatışıyordu. Beyninde öyle bir bulanıklık vardı ki hiçbir düşünceyi açık seçik göremiyordu ve kendisi hakkında bir şey söyleyebilecek durumda değildi. Söyleyebileceği tek şey büyük bir darbe yemiş olduğuydu. Akşam odasına çekildiğinde hesaplarını tuttuğu defteri aldı. Kontrol etti düzenli bir hale getirdi. Mali sıkıntısı olan esnaftan alacaklarına ait bir demet senedi ateşe attı. Bir mektup yazıp mühürledi. O an odasında birisi olsaydı zarfın üzerinde şunları okuyabilirdi. Monsieur Lafitte, banker, Ahtua Caddesi, Paris. Hayalleri asla yön değiştirmemişti. Yerine getirmesi gereken görevi ışıklı harflerle yazılmış olarak görmeye devam ediyordu. Harfler gözlerinin önünde alev alev yanıyor ve bakışlarıyla birlikte yol değiştiriyordu. Git adını söyle, kendini açığa vur. Bir an geleceği düşündü. Kendini ele vermek, olu tanrım, teşire olmak, kaybedecekleriyle elde edeceklerini sonsuz bir umutsuzlukla göz önüne getirdi. Böylesine iyi, böylesine saf, böylesine aydınlık bu hayata herkesin saygısına, şerefe, özgürlüğe veda etmesi gerekecekti. Bir daha kırlarda dolaşamayacak, Mayıs aylarında kuşların ötüşünü dinleyemeyecek, dilenci çocuklara sadaka veremeyecekti. Üstüne çevrilen minnettarlık ve sevgi dolu bakışların tatlı temasını hissedemeyecekti. Kendi kurmuş olduğu bu evden, bu küçük odadan ayrılacaktı. Şu saatte her şey ona sevimli görünüyordu. Bu kitapları bir daha okuyamayacak, beyaz tahtadan şu küçük masada yazı yazamayacaktı. İhtiyar kapıcı kadın gelmiş geçmiş tek hizmetçisi artık sabahları kahvesini yukarı getirmeyecekti. Ulu Tanrım, bütün bunların yerine hapishane, boynunda halka, kırmızı kazak, ayakta zincir, yorgunluk, zindan, sahra yatağı, bilinen bütün o felaketler. Ne yapmalı Ulu Tanrım, ne yapmalı? Saat üçü vurdu. Aralıksız beş saatten beri dolanıp duruyordu. Sandalyesine çöktü. Orada uyuyakaldı. kaldı. Uyandığında ateş sönmüştü. Mum da bitmek üzereydi. Her taraf kap karanlık geceydi. Kalktı, pencereye gitti. Gökyüzünde yıldız yoktu. Penceresinden evin avlusuyla sokak görünüyordu. Hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı. Zor karar Akşam saat sekiz sularında Agas'a vardı. Şehri tanımıyordu. Yollar karanlıktı. Gelişi güzel yürüyordu. Ama yine de gelip geçenlere gideceği yolu sormamakta inat eder gibi bir hali vardı. Küçük Kanşun ırmağını geçti. Kendisini daracık, dolanbaçlı sokaklar içinde buldu ve yolunu kaybetti. Bir adam elinde fenerle gidiyordu. Bir an tereddüt ettikten sonra bu adama sormaya karar verdi. Soracağı soruyu birinin duymasından korkuyormuş gibi önüne arkasına bir baktı. Mösyö dedi. Adliye binası nerededir? Lütfen söyler misiniz? Oldukça yaşlı bir adam olan Burjuva. Monsieur, sanırım siz bu şehirden değilsiniz, dedi. Öyleyse buyurun beni takip edin. Ben de tam adliye tarafına, yani vilayet konağı yönüne gidiyorum. Çünkü şu sıra adliye binası onarılıyor. O nedenle mahkemeler geçici olarak bütün duruşmaları vilayette yapıyor. Ağır ceza davaları da orada mı görülüyor? Elbette efendim. Tam zamanında geldiniz, talihiniz varmış. Şu dört pencereyi görüyor musunuz?'' Ağır ceza mahkemesi işte orası. Işık var demek bitmemiş. Uzamış olacak. Bir de akşam oturumu yapıyorlar. Siz bu işle mi ilgileniyorsunuz? Yoksa bir cinayet davası mı? Tanık mısınız? Herhangi bir işim yok. Yalnızca bir avukatla görüşeceğim. O başka dedi adam. Bakın Mösyö kapı şurada. Nöbetçinin durduğu yerde. Büyük merdivenden çıkarsınız. Adamın talimatına uydu. Birkaç dakika sonra ağır ceza salonuna açılan kapının önüne geldiğinde çırpınır gibi bir hareketle tokmağı yakaladı, kapı açıldı. Bir adım attı. Mekanik bir davranışla kapıyı arkasından kapadı ve ayakta durup gördüklerini incelemeye koyuldu. Oldukça geniş bir salondu. Hafifçe aydınlatılmıştı. Bazen gürültüyle doluyor, bazen sessizliğe bürünüyordu. Bir ağır ceza davasının bütün mekanizması kasvetli ciddiyetiyle kalabalığın ortasında işlemekteydi. Salonun bir ucunda kendi olduğu yanda hakimler yer almışlardı. Dalgındılar. Cübbeleri eskiydi. Tırnaklarını kemiriyor, göz kapaklarını kırpıştırıyorlardı. Öbür uçta hırpani bir kalabalık vardı. Avukatlar çeşit çeşit tavırlar alıyor. Askerlerin yüzleri dürüst ve sert. Leke içinde eski doğramalar, kirli bir tavan, yeşilden çok sarıya çalar renkte çuha örtülü masalar, ellene ellene kararmış kapılar, duvarların tahta kaplamalarına çakılan çivilerde ışık vermekten çok iz çıkaran kahvehane lambaları, masaların üzerinde mumlar ve bakırdan şamdanlar, karanlık, çirkinlik ve hüzün. Bütün bunlardan yine de ortalığa ağır başlı, mağrur bir hava yayılıyordu. Çünkü bütün bunlarda yasa denilen o büyük insani şeyle adalet denilen o büyük ilahi şeyin varlığı hissedilmekteydi. Bu kalabalıkta kimse ona dikkat etmedi. Bütün bakışlar tek bir noktada. Başkanın solunda kalan duvardaki küçük bir kapıya dayalı tahta bir sırada toplanmıştı. Birkaç mumun aydınlattığı o sırada iki jandarmanın arasında bir adam vardı. Bu adam işte o adamdı. Monsieur Madeleine onu aramadı, gördü. Bakışları bu yüzün nerede olduğunu sanki önceden biliyormuş gibi doğal olarak oraya yöneldi kendini görür gibi oldu. İhtiyarlamıştı. Şüphesiz yüz olarak tıpatıp bir benzerlik değildi bu. Ama duruşu, genel görünüşü tamamen benziyordu. Kirpi gibi saçları, vahşi ve endişeli göz bebekleri, sırtındaki gömleğiyle dinyeye ilk girdiği günkü haliydi bu. Kin ve nefret dolu, hapishanenin döşeme taşlarından 19 yılda toplayıp biriktirdiği korkunç düşüncelerden oluşan iğrenç hazinesini ruhunda saklayan hali ürpererek kendi kendine Aman Tanrım yine bu hale mi geleceğim dedi Bu yaratık en aşağı 60 yaşında görünüyordu kaba aptal ürkmüş bir hali vardı dehşete kapıldı gözlerini yumdu ve ruhunun en derin yerinden haykırdı Asla Arkasında bir sandalye duruyordu Onu görebilecekleri düşüncesinin verdiği dehşetle kendini sandalyeye bıraktı Oturduktan sonra da hakimlerin kürsüsü üzerinde duran bir dosya yığınından yararlanarak yüzünü bütün salondan gizledi. Şimdi artık görülmeden görebiliyordu. Gerçek duygusuna yeniden kavuştu ve yavaş yavaş kendine geldi. Şimdi söylenenleri dinleyebilecek sakinlikteydi. Konuşmalara dikkat kesilince mahkemenin karar aşamasına geldiğini anladı. Savcı, burada tekrarlamaya gerek görmediğimiz yüzlerce delilden başka dört tanık onu teşhis ettiler. Dürüst polis müfettişi Jave ve sanığın üç eski alçaklık yoldaşı Bigev, Koşupay, Şöneldüyü adlı forsalar. Bu kahredici ifade birliğine karşı o ne yapıyor? İnkar ediyor. Bu ne vurdum duymazlık. Siz sayın jüri üyeleri adaleti yerine getireceksiniz. Dedikten sonra küçük Jegva olayı için ayrıca dava açma hakkını saklı tuttuğunu belirtip ağır bir mahkumiyet talep ederek sözlerine son verdi. Mahkumiyet tahmin edileceği gibi şimdilik müebbet kürekti. Dinleyiciler arasında bir uğultu koptu. Adamın hapı yuttuğu açıkça görülüyordu. Başkan, mübaşir, sükuneti sağlayınız, dedi. Duruşmayı kapatacağım. Tam o sırada başkanın tam yanında bir hareket oldu. Bir sesin bağırdığı duyuldu. Bir gev, koşupay, şönil diyor. Bu tarafa bakınız. Sesi duyan herkes dondu kaldı. Öylesine acıklı ve korkunç bir sesti ki bu. Bakışlar sesin geldiği yana doğru çevrildi. Mahkeme heyetinin arkasında duran bir adam ayağa kalkmış, hakimler heyetini mahkeme salonundan ayıran bölmenin kapısını itmiş, salonun ortasında ayakta duruyordu. Orada bulunan birçok kişi onu tanıdılar ve hep bir ağızdan bağırıştılar. Monsieur Madeleine! Mahkeme salonundaki şaşkınlık. Gerçekten de oydu zabıt katibinin lambası yüzünü aydınlatmaktaydı. Şapkası elindeydi. Elbiselerinde hiçbir düzensizlik yoktu. Redingotu özenle iliklenmişti. Çok solgundu ve hafifçe titriyordu. Agasa geldiğinde kırlaşmış olan saçları şimdi artık bembeyazdı. Orada bulunduğu şu bir saat içinde ağarmışlardı. Bütün gözler ona çevrilmişti. Heyecan tarif edilir gibi değildi. Dinleyiciler arasında bir anlık bir tereddüt oldu ses o kadar yürek paralayıcı. Orada duran adamsa o kadar sakindi ki önce kimse ne olduğunu anlayamadı. Herkes birbirine kimin bağırdığını sordu. Bu müthiş haykırışı bu sakin adamın koparmış olacağına inanamıyorlardı. Monsieur Madeleine, jüri üyelerine ve mahkeme heyetine dönerek yumuşak bir sesle ''Sayın jüri üyeleri, sanığı serbest bırakınız. Sayın başkan, beni tutuklatınız. Aradığınız adam o değil, benim. Ben Jean Verjonum dedi. Hiçbir ağızdan soluk çıkmıyordu. İlk şaşkınlığın ardından ortalığa bir mezar sessizliği çökmüştü. Yüce bir şeyin meydana gelişinde kitleyi saran dini dehşete benzer bir dehşet havası hissediliyordu salonda. Bu arada başkanın yüzünü bir sempati ve keder ifadesi sarmıştı. Savcıyla kaşla göz arasında işaretleşip, üyelerle alçak sesle birkaç kelime konuştu. Dinleyicilere döndü ve herkesin anlayacağı bir ses tonuyla sordu. Burada doktor var mı? Savcı söz aldı. Sayın jüri üyeleri, duruşmayı ihlal eden son derece garip ve beklenmedik olay sizde olduğu kadar bizde de anlatmaya gerek görmediğimiz bir duygu yaratmaktadır. Hepiniz, Montia Sumet Belediye Başkanı Saygıdeğer Mösyö Madeleyni şahsen ya da ününden tanırsınız. Dinleyiciler arasında doktor varsa biz de sayın başkanla birlikte kendisinden Monsieur Madeleine'e yardımcı olmasını ve onu evine kadar götürmesini rica ediyoruz. Monsieur Madeleine savcının sözlerini bitirmesine fırsat bırakmadı. Yumuşak ve aynı zamanda otoriter bir sesle sözünü kesti. Söylediği sözleri aşağıya alıyoruz. Bu sözler duruşmadan hemen sonra bu sahneye tanık olan biri tarafından kaleme alındığı şekilde onları bizzat duymuş kişilerin yaklaşık 40 yıl sonra bugün hala kulaklarında kalmış biçimiyle aynen şöyleydi. Teşekkür ederim sayın Savcı ama ben deli değilim. Burada her şeyi açıkça gören tek kişi benim ve ben size gerçeği söylüyorum. Şu an yaptığımı Tanrı yukarıdan görüyor. Bu kadarı da yeterlidir. Beni yakalayabilirsiniz. İşte buradayım. Oysa elimden geleni yapmıştım. Başka bir ad altında saklandım. Zengin oldum. Namuslu insanlar arasına girmek istedim anlaşılan böyle bir şey olamıyormuş. Neyse, söyleyemeyeceğim pek çok şey var. Size hayatımı anlatacak değilim. Nasıl olsa bir gün öğrenilecek. Monsenyor Piskopos'u soydum. Doğru. Küçük Jegva'yı soydum. Bu da doğru. Size Jean Verjon'un çok gaddar bir bedbat olduğunu söyleyenler haklıdırlar. Belki bütün suç onda değildir. Dinleyin sayın hakimler. Benim kadar alçalmış bir insanın ne ilahi takdiri yermeye ne de topluma öğüt vermeye hakkı vardır. Ama bakın içinden çıkıp kurtulmayı denediğim kötülük zararlı bir şeydir. Verilen kürek cezası kürek mahkumunu yaratır. İsterseniz bunun üzerinde düşünün. Küreğe mahkum edilmeden önce yoksul bir köylüydüm. Aklım pek kıttı. Aptal gibi bir şeydim. Kürek cezası beni değiştirdi. Budalaydım, zalim oldum. Kütüktüm, kor oldum. Daha sonra af ve iyilik beni kurtardı. Tıpkı sertliğinde daha önce mahvetmiş olması gibi. Ama bağışlayın, siz bu söylediklerimi anlayamazsınız. Bundan yedi yıl önce küçük Jegva'dan çaldığım kırk metreliklik madeni parayı evimde, şöminenin külleri arasında bulacaksınız. Bunlara ekleyecek başka bir sözüm yok. Yakalayın beni. Dedikten sonra üç forsaya döndü. Siz beni tanımadınız. Oysa ben sizi tanıyorum. Bigev, hatırlıyor musun? Sözünü yarıda kesti. Bir an tereddüt ettikten sonra ''Kürek'te taktığın o damalı örme atkıyı hatırlıyor musun?'' dedi. Bir kez, ummadığı bir şeyle karşılaşmanın verdiği şaşkınlıkla sarsıldı ve dehşete düşmüş bir tavırla onu tepeden tırnağa süzdü. Jean ve Jon sözünü sürdürdü. diyor. Kendine ''Jöniddu'' lakabını takan sen. Senin bütün sağ omzunda derin bir yanık izi vardır. Çünkü oradaki... TFP harflerini silmek için bu omzunu kordolu bir maltızın üzerine yatırmıştın. Ama yine de o üç harf orada okunuyor. Cevap ver. Doğru mu? Doğru, dedi diyor. Bu sefer Koşupay ile döndü. Koşupay, senin dirseğinin iç tarafına yakın bir yerde yanık barut kullanılarak dövmeyle yazılmış mavi harflerle bir tarih vardır. Bu tarih imparatorun kana çıkış tarihi 1 Mart 1815'tir. Sıva kolunu Koşup Ayl kolunu sıvadı. Çevresinde bütün bakışlar çıplak koluna toplandı. Jandarmalardan biri bir lamba yaklaştırdı. Kolda tarih yazılıydı. Talihsiz adam gülümseyerek dinleyicilere ve hakimlere döndü. Görenlerin bugün bile hala üzüntüyle hatırladıkları bir gülümseyişti bu. Bir zafer ve aynı zamanda umutsuzluk gülümseyişi. İşte görüyorsunuz dedi. Ben Jean Verjon'um. Mahkeme salonunda artık ne hakim, ne savcı, ne de jandarmalar vardı. Sabit bakışlardan ve üzgün yüreklerden başka hiçbir şey kalmamıştı. Artık kimse ne yapması, nasıl davranması gerektiğini hatırlamıyordu. Savcı ceza istemek için, başkan başkanlık etmek için, avukat savunmak için orada bulunduklarını unutmuşlardı. Ancak hiçbir soru sorulmaması, hiçbir yetkilinin işe müdahale etmemesi şaşılacak bir durumdu. Jean Valjean yeniden konuştu. Oturumu daha fazla ihlal etmek istemiyorum. Tutuklanmadığıma göre gidiyorum. Yapılacak çok işlerim var. Sayın savcı, benim kim olduğumu, nereye gittiğimi biliyor. İstediği zaman beni tutuklatabilir. Çıkış kapısına doğru yöneldi. Ona engel olmak için ne bir ses çıktı ne de bir kol uzandı. Herkes yana çekildi. Kalabalığın arasından ağır ağır yürüdü. Kapıyı ona kimin açtığı hiçbir zaman bilinmedi. Dışarı çıktı ve kapı az önce nasıl açılmışsa yine öyle arkasından kapandı. Çünkü bazı ulu şeyleri yapan kimseler kalabalık içinde kendilerine hizmet edecek birinin bulunacağından daima emindirler. Aradan daha bir saat geçmeden jürinin kararı Şampmetyu adlı kişiyi her türlü suçlamadan temize çıkarıyordu. Hemen serbest bırakılan Şampmetyu, bütün insanların deli olduğuna hükmederek ve bu gördüklerinden hiçbir şey anlamayarak şaşkın şaşkın çekip gitti. Karşı darbe Monsieur Madeleine saçlarına hangi aynada bakıyor? Gün doğmaya başlıyordu. Fantayn ateşli ve uykusuz ama mutlu hayallerle dolu bir gece geçirmişti. Ancak sabahleyin uyudu. Bütün gece başında bekleyen Sampler Semşire, onun uyumasından yararlanarak yeni bir kına kına şurubu hazırlamaya gitti kutsal hemşire. Birkaç dakikadır revirin laboratuvarında ilaçlarıyla şişeleri üzerine eğilmiş, alaca karanlığın nesneler üzerine yaydığı o bir tür sis yüzünden çok yakından bakarak iş görüyordu. Birdenbire başını çevirdi ve hafif bir çığlık attı. Monsieur Madeleine'in karşısında duruyordu. Sessiz sedasız içeri girmişti. ''Siz misiniz Sayın Başkan?'' diye haykırdı. Adam alçak bir sesle karşılık verdi. ''Kadıncağız nasıl?'' Şu an fena değil ama çok endişelendiğimiz zamanlar oldu. Gün ışığı odayı iyice aydınlatmaya başlamıştı. Tam karşıdan Mesyö Madeleine'in yüzüne vuruyordu. Hemşire gözlerini kaldırdığında "Aman Tanrım!" diye haykırdı. "Size ne oldu böyle? Saçlarınız ben beyaz. Beyaz mı?" Saplaysa hemşirenin aynası yoktu. Alet çantasını karıştırdı. Revir doktorunun hastaların nefesini kontrol ederek ölüp ölmediklerini anlamakta kullandığı küçük bir aynayı çıkardı. Monsieur Madeleine aynayı alıp saçlarına baktı. Vay canına dedi. Bu sözü kayıtsız bir tavırla sanki başka bir şey düşünüyormuş gibi söylemişti. Bu tavırlarında meçhul bir şeyler sezinleyen hemşire buz gibi oldu. Monsieur Madeleine sordu. Onu görebilir miyim? Nihayet soru sorma cesaretini kendinde bulan hemşire, Sayın Başkan onun çocuğunu getirmeyecek mi? dedi. Elbette ama en az iki üç gün gerekiyor. Şimdi onu görmem gerekiyor dedikten sonra Fantayn'ın odasına girdi. Yatağa yaklaştı. Perdeleri araladı. Fantayn gözlerini açtı. Onu gördü ve huzur içinde gülümseyerek kuset nerede dedikten sonra haykırdı. Onu bana getirin. O sırada içeri giren doktor daha değil dedi. Şu sıra olmaz. Hala biraz ateşiniz var. ''Çocuğunuzu görmek sizi heyecanlandırır ve daha da kötüleştirir. Önce iyileşmeniz gerek.'' ''Ah, Kuzet gelince ne kadar mutlu olacağız. Küçük bir bahçemiz olacak.'' Mösyö Madeley'in söz verdi. ''Kızım bahçede oynayacak. Harfleri şimdiden öğrenmiştir. Ona kelimeleri heceletirim. O otların arasında kelebekleri kovalar.'' Mösyö Madeley'in onun konuşmalarını gözleri yerde, zihni alabildiğine derin düşüncelere dalmış, esen bir rüzgarın sesini dinler gibi dinliyordu. Kadının konuşması birden kesildi. Monsieur Madeleine mekanik bir hareketle başını kaldırdı. Fontaine korkunç bir hale almıştı. Artık konuşmuyor, nefes almıyordu. Yattığı yerden yarı doğrulmuş, zayıf omzu geceliğinden dışarı çıkmıştı. Biraz önce mutlulukla parlayan yüzü sapsarı kesilmişti. Dehşetle büyüyen gözleri karşısında odanın öbür ucunda bulunan dehşetengiz bir şeye takılmış gibiydi. Aman Tanrım diye bağırdı Monsieur Madeleine. Neyiniz var Fontaine? Fontaine cevap vermedi. Gördüğü her neyse gözlerini ondan ayıramıyordu. Bir eliyle başkanın kolunu iterken öbürüyle arkasına bakmasını işaret etti. Monsieur Madeleine döndü ve Jave'yi gördü. Belediye başkanı onu Jave'nin elinden kurtardığı günden beri Fontaine bu adamı görmemişti. Hasta kafası hiçbir şey düşünecek durumda değildi. Jave'nin kendisini almaya geldiğinden emindi. Yüzünü elleriyle kapayarak endişeyle haykırdı. Monsieur Madeleine kurtarın beni. Jean Valjean, bundan böyle onun için artık yalnız bu adı kullanacağız. Ayağa kalkmıştı. En tatlı, en sakin sesiyle Fantayna, merak etmeyin dedi. Sizin için gelmedi. Sonra Jave'ye döndü. Ne istediğinizi biliyorum. Jave cevap verdi. Hadi çabuk. Bu iki kelimenin telaffuz biçiminde vahşice, çılgınca bir şeyler vardı. Hiçbir imlanın bu iki sözcüğün söyleniş şeklini ifade etmeye gücü yetmezdi. Bu artık insan ağzından çıkmış bir söz değil, bir böğürtüydü. Usülden olduğu gibi davranmadı, konuya hiç girmedi, tutuklama emrini bile göstermedi. Onun gözünde Jean Valjean esrarengiz, ele avuca sığmaz bir savaşçı, karanlık bir mücadeleciydi. Beş yıldır onu kavrayıp sarmış ama bir türlü yere çalmayı başaramamıştı. Bu tutuklama bir başlangıç değil, bir sondu. Yalnızca hadi çabuk demekle yetindi. Bunu söylerken bir adım bile atmadı. Sefilleri ucuna takıp şiddetle kendisine çekmekte kullandığı kanca bakışlarından birini fırlattı Jean Valjean'a. İki ay önce Fantine bu bakışın ta iliklerine kadar işlediğini hissetmişti. Javen'in bağırması üzere, üzerine Fanta'nın gözlerini açmıştı. İyi ama belediye başkanı buradaydı. Korkacak ne vardı ki? Jave odanın ortasına kadar ilerledi ve haykırdı. Hadi bakalım, geliyor musun? Zavallı kadın çevresine bakındı. Doktorla belediye başkanından başka kimse yoktu. Bu alçaltıcı sen hitabı kime olabilirdi? Elbette yalnızca kendisine. Titredi. O zaman gözleri akıl almaz bir şey gördü. O kadar akıl almaz bir şeydi ki bu. Hastalık ateşinin en karanlık kabuslarında bile asla bunun bir benzerini görmemişti. Müfettiş Jave'nin belediye başkanının yakasına yapıştığını ve belediye başkanının boyun eğişini gördü. Dünya başına yıkılıyordu. Gerçekten de Jave, Jean Verjon'un yakasına yapışmıştı. "Sayın Başkan!" diye haykırdı Fontaine. Jave, bütün dişlerini ortaya çıkaran tiksindirici gülüşüyle bir kahkaha attı. "Burada sayın başkan yok artık." Jean Valjean, Redingotu'nun yakasını kavrayan eli uzaklaştırmaya çalışmadı. Sayın müfettiş, dedi. Size özel olarak bir şey söylemek istiyorum. Yüksek sesle, yüksek sesle konuş, diye karşılık verdi Jave. Ama bunu yalnız sizin duymanız gerekiyor. Ne duyacakmışım ki? Dinlemiyorum. Jean Valjean ona iyice eğildi ve çok yavaş bir sesle hızlı hızlı bana üç gün süre veriniz dedi. Bu zavallı kadının çocuğunu alıp getirmek için üç gün. Ne kadar kefalet gerekiyorsa öderim. İsterseniz benimle birlikte gelirsiniz. Alay ediyorsun, diye bağırdı Jave. Bak hele, senin aptal olduğunu hiç sanmazdım. Sıvışıp gitmek için benden üç gün istiyorsun. Bu sokak kızının çocuğunu alıp getirmek için gidecekmiş. Oh ne ala. Doğrusu bu çok iyi. Fantayn sarsıldı. Çocuğum diye haykırdı. Çocuğumu getirmeye gidecek. Çocuğumu istiyorum. Monsieur Madeleine, Sayın Başkan. Jave ayağını yere vurdu. Al sana, şimdi de öteki. Susacak mısın sen ahlaksız karı? Ne aşağılık bir ülke. Kürek mahkumları mülki amir oluyor, ortamalı kızlar da kontesler gibi tedavi görüyor. Yok ama artık bunların hepsi değişecek. Zamanı geldi. Pantayn sıçrayarak doğruldu. Kaskatı kesilen kolları ve iki eli üzerine dayandı. John Valjean'a baktı. Javer'e baktı, rahibeye baktı, konuşacakmış gibi ağzını açtı. Boğazının derinliklerinden bir hırıltı çıktı, dişleri takırdadı. Nefesi daralıyormuşçasına kollarını uzattı, ellerini titreyerek açtı. Boğulan biri gibi etrafında tutunacak bir şey aradı. Sonra birden yastığın üzerine yığıldı. Başı karyolanın arkasına çarpıp göğsüne düştü. Ağzı aralık, gözleri açık ve sönük kaldı. Ölmüştü. Jean Valjean tıpkı bir annenin çocuğuna yaptığı gibi Fantay'nin başını ellerinin arasına alarak yastığın üzerine yerleştirdi. Sonra geceliğinin yakasındaki şeridi bağladı. Saçlarını gece başlığının içine soktu ve gözlerini kapadı. Fantay'nin yüzü o sırada garip bir ışıkla aydınlanmış gibiydi. Ölüm yüce aydınlığa girmek demektir. Fantay'nin eli yataktan dışarı sarkıyordu. Jean Valjean bu elin önünde diz çöktü. Onu yavaşça kaldırdı ve öptü sonra ayağa kalktı. Javer'e dönerek, şimdi emrinizdeyim, dedi. İlk kaçış. Jave, John Valjean'u şehir hapishanesine teslim etti. Monsieur Madeleine'in tutuklanması, Montiel Sume'de büyük bir heyecan, daha doğrusu olağanüstü bir sarsıntı yarattı. Tek bir söz, bir kürek mahkumuymuş sözü, hemen hemen herkesin ona arkasını dönmesine yetti. Zaten Zamanla da Monsieur Madeleine'in adı Montiel Soume'den silinip gitti. Bütün şehirde sadece 3-4 kişi bu anıya sadık kaldı. Monsieur Madeleine'e hizmet etmiş olan yaşlı kapıcı kadın da onların arasındaydı. O günün akşamı sadık yaşlı kadın hala şaşkın ve ürkek bir halde odasında oturmuş kederli kederli düşünüyordu. Fabrika bütün gün kapalı kalmıştı. Arabaların işlediği kapı sürgülü yol bomboştu evin içinde sadece iki rahibe, Pepetyu hemşire ile Samsay hemşire vardı. Pantay'ın ölüsünü bekliyorlardı. Yaşlı kadın Monsieur Madeleine'in evine dönme saatine doğru içten gelen bir hareketle kalktı. Bir çekmeceden Monsieur Madeleine'in odasının anahtarını ve akşamları odasına çıkarken kullandığı şamdanı çıkardı. Sonra onun gelmesini bekliyormuş gibi anahtarı onun her zaman üzerinden aldığı çiviye astı. Şamdan'ı da yanına koydu. Daha sonra yeniden sandalyesine oturup düşünmeye başladı. Zavallı ihtiyarcık, bütün bunları farkında olmadan yapmıştı. Ancak aradan iki saat geçtikten sonra hayallerinden sıyrılıp haykırdı. Aman tanrım, sen şu işe bak, anahtarını çiviye astım. Tam o sırada kapıcı odasının cama aralandı. Aralıktan içeri bir el girdi, anahtarla Şamdan'ı aldı şamdanın mumunu yanmakta olan diğer şamdandan yaktı. Kapıcı kadın gözlerini kaldırdı. Gırtlağında zor zapt edebildiği bir çığlıkla ağzı açık kala kaldı. Bu eli, bu kolu, bu redingot yenini tanıyordu. Monsieur Madeleine'di bu. Daha sonra başından geçen bu olayı anlatırken dediği gibi kendini toparlayıp tekrar konuşmaya başlamadan önce birkaç saniye nutku tutuldu. Sonunda aman tanrım sayın başkan diye haykırdı. Ben sanıyordum ki Sözünü kesti. Cümlenin sonu başlangıcına karşı bir saygısızlık olacaktı. Jean Valjean onun için hala sayın başkandı. Jean Valjean onun düşüncesini tamamladı. "Hapiste," dedi. "Oradaydım. Pencere demirlerinden birini kırdım. Bir damın tepesinden kendimi aşağı attım. İşte buradayım. Odama çıkıyorum. Bana Samplais hemşireyi çağırın. Şüphesiz o zavallı kadının yanındadır." Ne yaşlı kadın alelacele söyleneni yapmaya gitti. Jean Valjean hiçbir uyarıda bulunmamıştı. Çünkü kadının onu kendisinden daha iyi koruyacağından emindi. Kapıyı açmadan avluya girmeyi nasıl başardığı hiçbir zaman bilinemedi. Gerçi her kapıyı açan bir anahtarı vardı ve küçük bir yan kapıyı açmakta kullandığı bu anahtarı hep üstünde taşırdı. Ama üstünü arayıp bu anahtarı almış olmaları gerekirdi. Bu nokta hiçbir zaman aydınlanmadı odasına giden merdiveni çıktı. Yukarı vardığında şamdanını merdivenin son basamağına bırakarak sessizce kapısını açtı. Gidip el yordamıyla penceresini ve kepengini kapattı. Sonra dönüp şamdanını aldı ve odasına girdi. Bu gerekli bir önlemdi. Çünkü odasının penceresi sokaktan görülüyordu. Çevresine, masasına, iskemlesine, üç gündür bozulmamış olan yatağına bir göz attı. Önceki günün gecesinden kalma hiçbir dağınıklık yoktu. Kapıcı kadın odasını toparlamıştı. Demirli sopanın iki ucuyla ateşte kararmış 40 metreliklik madeni parayı küllerin arasından çıkarıp masanın üstüne güzelce koymuştu. Bir kağıt alıp üstüne bunlar demirli sopanın iki ucuyla ağır ceza mahkemesinde söz etmiş olduğum küçük jegvadan çalınmış 40 metrelik paradır diye yazdı ve parayla iki demir parçasını odaya girildiğinde hemen ilk göze çarpacak şekilde kağıdın üzerine yerleştirdi. Dolaptan eski bir gömleğini çıkarıp yırttı. Böylece elde ettiği birkaç paça, beze, iki gümüş şamdanı sardı. Ne telaşlı ne de heyecanlıydı. Piskoposun şamdanlarını sararken bir yandan da kara bir ekmek parçasını ısırıyordu. Herhalde kaçarken yanına aldığı hapishane ekmeğiydi. Bu konu daha sonra adli kovuşturma sırasında odanın döşeme taşları üzerinde bulunan ekmek kırıntılarından anlaşıldı. Kapıya iki defa hafifçe vuruldu. Giriniz dedi. Samplais'e hemşireydi gelen. Hemşirenin yüzü solgun, gözleri kıpkırmızıydı. Elinde tuttuğu mum titriyordu. Kaderin darbelerinin özelliği şudur ki ne kadar olgunluğa ermiş, ne kadar soğukkanlı olursak olalım Duygu dünyamızın derinliklerinde yatan insan karakterini bulup çıkarır ve bunu dışa vurmak zorunda bırakırlar. O günün heyecanları içinde rahibe de yeniden kadınlaşmıştı. Ağlamıştı ve şimdi titriyordu. Jean Valjean bir kağıdın üzerine birkaç satır bir şey yazmıştı. Kağıdı rahibeye verip, hemşire bunu rahibe verirsiniz dedi. Kağıt katlanmıştı. Rahibe bir göz attı. Okuyabilirsiniz dedi Jean Valjean hemşire okudu. Sayın rahipten burada bıraktığım her şeyle ilgilenmesini ve davama ve bugün ölen kadının cenazesine ait masrafları bıraktıklarımdan ödemesini rica ediyorum. Geri kalanı yoksulların olacaktır. Hemşire konuşmak istedi. Ancak birkaç anlamsız şey kekeleyebildi. Ama yine de sonunda şunları söyleyebildi. Acaba Sayın Başkan şu bahtsız kadıncağızı son bir defa daha görmek istemezler mi? Jean Valjean Hayır dedi. Peşimdeler. Beni onun odasında yakalayıp tutuklarlar. Buysa onun huzurunu bozar. Sözünü henüz bitirmişti ki merdivende büyük bir gürültü koptu. Yukarıya doğru yaklaşan bir ayak patırtısıyla birlikte yaşlı kapıcı kadının en yüksek, en tiz sesiyle "Benim iyi efendim, tanrı üzerine yemin ederim ki ne gündüz ne de akşam buraya kimsecikler girmedi. Ben de kapıdan hiç ayrılmadım." dediğini işittiler. Bir adam karşılık verdi. İyi ama bu odada ışık var. Javer'in sesini tanıdılar. O da o şekildeydi ki kapı açıldığında sağdaki duvarın köşesini gözlerden gizliyordu. Jean Valjean mumu üfleyip bu köşeye girdi. Samplay Semşire masanın önüne diz çöktü. Kapı açıldı. Jave içeri girdi. Koridordan bir yığın kişinin fısıldaştıkları ve kapıcı kadının karşı çıktığı duyuluyordu. Rahibe gözlerini bile kaldırmadı. Dua etmekteydi. Şamdan şöminenin üzerindeydi ve pek az aydınlık veriyordu. Jave hemşireyi gördü ve şaşkın bir halde durdu. Hatırlayacağımız gibi Jave'nin manevi dayanağı her türlü otoriteye duyduğu saygı duygusuydu. Bütünlüklü, uyumlu bir kişiliği vardı. Ne itiraz ne de sınırlama kabul ederdi. Kilise otoritesi ise onun için bütün otoritelerin üstündeydi dindardı. Her konuda olduğu gibi dindarlığı da yüzeyseldi ve dürüsttü. Onun nazarında bir rahip asla hata yapmayan bir düşünce adamı, bir rahibe asla günah işlemeyen bir yaratıktı. Onlar bu dünyaya kapatılmış ruhlardı. Onları çevreleyen duvarların tek bir kapısı vardı. O da ancak hakikate yol vermek için açılırdı. Hemşireyi görünce Javer'in ilk hareketi geri çekilmek oldu. Ama onu tutan ve dayanılmaz bir güçle aksiyone doğru iten başka bir görev daha vardı. Bu nedenle ikinci hareketi olduğu yerde kalmak ve hiç değilse bir süre susmak oldu. Hemşirenin hayatında hiç yalan söylemediğini biliyor ve özellikle bundan ötürü ona derin bir saygı besliyordu. Jave, hemşirem bu odada yalnız mısınız diye sordu. Hemşire gözlerini kaldırdı ve cevap verdi. Evet. Demek dedi Jave, ısrar ettiğim için bağışlayın ama bu benim görevim. Demek bu akşam hiç kimseyi görmediniz. Bir adam kaçtı, onu arıyoruz. Şu John Valjean denilen adam, onu görmediniz mi? Hemşire cevap verdi. Hayır. Yalan söyledi. İlk defa arka arkaya, birbiri peşi sıra, hiç tereddütsüz, çabucak, kendini feda edercesine yalan söyledi. Affedersiniz, dedi Jave ve derin bir saygıyla selamlayarak çekildi. Ey kutsal kız! Uzun yıllar var ki siz artık bu dünyada değilsiniz. Nur içinde kız kardeşleriniz bakirelere ve erkek kardeşleriniz meleklere katıldınız. Varsın söylediğiniz bu yalan cennette sevaplarınız arasında sayılsın. Hemşirenin sözü Jave için öylesine kesin bir şeydi ki. Masanın üstünde duran üflenmiş, hala dumanı tüten mumun garipliğini fark etmedi bile. Bir saat sonra bir adam ağaçlar ve sisler arasından yürüyerek Montiel Sume'den Paris'e doğru hızla uzaklaşıyordu. Bu adam Jean Valjean'du. Yolda ona rastlayan iki üç yük arabasının ifadelerinden tespit edildiğine göre elinde bir paket taşıyordu ve sırtında bir işçi gömleği vardı. Gömleği nereden bulmuştu? Hiçbir zaman bilinmedi. Birkaç gün önce fabrikanın revirinde yaşlı bir işçi ölmüş, geriye kala kala bir gömleği kalmıştı. Bu belki de o gömlekti. 24.601 numara, 9.430 numara oluyor. Jean Valjean yeniden yakalanmıştı. Acıklı ayrıntıların üzerinden çarçabuk geçmemiz okuyucularımızı memnun edecektir. Onun için Montiel sumede olup biten şaşırtıcı olaylardan birkaç ay sonra... Dönemin gazetelerinden birinde yayınlanan yazıyı buraya aktarmakla yetiniyoruz. Da Poplong adlı gazetenin tarihi 25 Temmuz 1823. Padova Kalea'ya bağlı bir ilçe az rastlanır bir olaya sahne olmuştur. İlin yabancısı olan Mosza Madeleine adında bir adam bazı yeni yöntemlerle o yerin eski bir endüstrisi olan siyah kehribar ve boncuk imalatını Birkaç yıldan beri kalkındırmıştı. Bundan hem kendisi hem de belirtmemiz gerekir ki ilçesi servet yapmış ve hizmetlerinin ödülü olarak belediye başkanlığına atanmıştı. Ancak polis Monsieur Madeleine'in 1796 yılında bir hırsızlıktan dolayı mahkum olan John Verjon adında bir sürgün kaçağı eski bir forsa olduğunu ortaya çıkarmış ve John Verjon yeniden küreye gönderilmiştir. Jean Verjon'un tutuklanmadan önce Monsieur Lafitte'den evvelce yatırmış olduğu yarım milyonu aşkın bir tutarı çekmeyi başardığı anlaşılmaktadır. Bu parayı yaptığı ticaret nedeniyle yasal yollardan kazandığı söylenmektedir. Jean Verjon'un Toulon hapishanesine girdiğinden beri bu parayı nereye saklamış olduğu öğrenilememiştir. Orion gemisi 1823 yılının Ekim ayı sonuna doğru Toulonlular Büyük bir fırtınadan sonra bazı hazarların onarımı için Orion gemisinin limanlarına girdiğini gördüler. Daha sonra bir gezde okul gemisi olarak kullanılan Orion, o tarihte Akdeniz filosuna dahildi. Limanda bir savaş gemisinin bulunması halkı çeken, ilgilendiren bir şeydir. Üstelik büyüktür ve halk büyük olan şeyleri sever. Orion'un durumu uzun zamandır kötüydü. Daha önceki seferlerinde hızını yarı yarıya kesecek kadar kalın kabuk tabakaları karinasına yapışıp birikmiş, bu yüzden bir önceki yıl bu kabukların kazınması için kızağa çekilmiş, sonra tekrar denize açılmıştı. Ama bu kazımak karinanın civatalarını zedelemişti. Baliyar adaları açıklarında dalgalara dayanamayan bordo açılmış ve o zamanlar kaplamalarda sac levha kullanılmadığından gemi su almıştı. Arkadan şiddetli bir gün dönümü fırtınası patlak vermiş, iskele provasını ve bir lombarı çökertmiş, mizana çarmıklarını hasara uğratmış ve Orion Tulun'a dönmek zorunda kalmıştı. Tam donanımlı tersanenin yakınlarında demirlemiş onarılmaktaydı. Sancak tarafında hasar yoktu. Yalnızca adet olduğu üzere geminin kafesine hava girmesini sağlamak için şurada burada bazı kaplamaların vidaları sökülmüştü. Bir sabah gemiyi seyreden kalabalık bir kazaya tanık oldu mürettebat yelkenleri serenlere bağlamakla meşguldü. Sancak Gabya Grandi yelkeninin üst köşesini tutmakla görevli Gabyacı dengesini kaybetti. Havada sallandığını gördüler. Tersanenin rıhtımına toplanmış olan kalabalıktan çığlıklar yükseldi. Ağır çeken başı gövdesini sürükledi. Adam elleri boşluğa uzanmış, serenin etrafında döndü. Geçerken önce bir eliyle, sonra öbür eliyle ip merdiveni yakaladı ve ona asılı kaldı. Altında deniz baş döndürücü bir derinlikteydi. Düşüşün sarsıntısı ip merdivene salıncak hareketi vermişti. Adam bu ipin ucunda bir sapan taşı gibi sallanıyordu. Adamın imdadına koşmak korkunç bir tehlikeye atılmak demekti. Hepsi de yeni hizmete alınmış sahil balıkçılarından oluşan tayfaların hiçbiri böyle bir tehlikeye atılmayı göze alamıyordu. Bu arada zavallı gabyacı gittikçe yorulmaktaydı. Sıkıntısını yüzünden okumak mümkün değildi. Ama gücünün giderek tükendiği bütün bedeninde fark ediliyor. Kolları müthiş bir çekilişle bülük bükülüyor. Tırmanmak için yaptığı her çaba ip merdivenin sallanmasını artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Gücünü kaybetme korkusuyla bağıramıyordu. Herkes adamın artık ipi bırakacağı anı beklemekte ve düşüşünü görmemek için bütün başlar zaman zaman başka tarafa çevrilmekteydi. Bazı anlar vardır ki bir ip parçası, bir sopa, bir ağaç dalı hayat demektir ve canlı bir varlığın bunların ucundan kopup olgun bir meyve gibi düştüğünü görmek feci bir şeydir. Bu sırada adamın biri yaban kedisi çevikliğiyle geminin armasına tırmanmaya başladı. Kırmızılar giymiş bir kürek mahkumuydu. Başında yeşil takkesiyle müebbet kürek mahkumu. Çanaklık hizasına geldiğinde rüzgarın esintisi başından takkesini uçurdu ve ortaya beyaz saçlı bir baş çıktı. Genç biri değildi. Gerçekten de gemide kürek angaryasında çalıştırılan bir forsa. Olayı gördüğü ilk anda nöbetçi subaya koşmuş. Mürettebatın şaşkınlığı ve kararsızlığı arasında bütün tayfalar titreyerek geri çekilirken subaydan Gabyacı'yı hayatı pahasına kurtarmak için izin istemişti. Subayın olur anlamında bir işareti üzerine kaptığı bir çekiçle bir vuruşta ayağındaki halkaya perçinli zinciri koparmış, sonra da bir ip alarak direkleri tutan halatlara doğru atılmıştı. Hiç kimse o an bu zincirin böyle kolayca kırılıvermesine dikkat etmedi. Bunu ancak daha sonra hatırladılar. Forsa göz açıp kapayıncaya kadar seren direğinin tepesine çıktı. Gözüyle mesafeyi ölçer gibi birkaç saniye durdu. Gabyacının ipin ucunda sallanıp durduğu bu saniyeler seyredenlere yüzyıllar gibi uzun geliyordu. Nihayet Forsa gözlerini göğe kaldırdı ve ileri bir adım attı. Kalabalık bir soluk aldı. Sereni koşarak geçtiğini gördüler. Direğin ucuna gelince yanında getirdiği ipin ucunu oraya bağlayıp öbür ucunu aşağıya sarkıttı. Sonra bu ip boyunca elleriyle tutunarak inmeye başladı. O zaman anlatılması imkansız bir dehşet kapladı ortalığı. Uçurumun üstünde bir yerine iki kişinin sallandığı görülüyordu. Sanki bir örümcek bir sineği yakalamaya geliyordu. Yalnız burada örümcek ölüm değil hayat getirmekteydi. On bin bakış bu ikili üzerinde toplanmıştı. Ne bir haykırış ne de bir söz. Bütün kaşlar aynı ürpermeyle çatılmıştı. Sanki iki zavallıyı sağlayan rüzgara en küçük bir soluk bile eklemekten korkar gibi bütün ağızlar nefeslerini tutuyordu. Bu arada Forsa tayfanın yanına sokulmayı başarmıştı. Bir dakika daha geç kalırsa gücü ve umudu tükenen adam kendini uçurumdan aşağı bırakacaktı. Forza onu sıkıca ipe bağladı. Bir eliyle ipe tutunurken öbürüyle işini görüyordu. Nihayet tekrar Seren'in üzerine çıkarak tayfayı da oraya çektiğini gördüler. Kuvvetini toplayabilmesi için onu biraz orada tuttu. Sonra kucağına aldı. Seren'in üzerinde yürüyerek önce deste Muray'a, oradan da çanaklığa geldi ve Gabiacı'yı arkadaşlarının ellerine bıraktı. O zaman kalabalıktan bir alkış koptu. Bazı yaşlı forsa gözcüleri ağladılar kadınlar rıhtımın üstünde kucaklaşıp öpüşüyorlardı. Herkesin hep bir ağızdan adeta şefkatli bir öfkeyle bağırdığı duyuldu. Bu adam affedilsin. Oysa yeniden Angaryasına dönmek üzere hemen aşağı inmeye koyulmuştu. Daha çabuk varmak için armanın üstünde kayarak alçak serenlerden birinin üzerinde koşmaya başladı. Bütün gözler onu izliyordu. Bir ara herkesi bir korku aldı. Ya yorgunluktan ya da başı döndüğünden olacak bir an durak sallandığı görüldü. Birden kalabalıktan şiddetli bir çığlık koptu. Porsa denize düşmüştü. Çok tehlikeli bir düşüştü. Acizi gaz fırkateyni Orion'un yanına demirlemiş, zavallı kürek mahkumu da iki geminin arasına düşmüştü. Gemilerden birinin altına kaymasından korkuluyordu. Dört kişi acele bir sandala atladılar. Biriken kalabalık da onlara gayret veriyordu. Yine bütün ruhları endişe kapladı. Adam tekrar su yüzüne çıkmadı. Zeytinyağı fıçısına düşmüş gibi tek bir iz bile yapamadan denizin içinde kaybolup gitmişti. Sondajlar yaptılar, daldılar boşuna. Akşama kadar aradılar. Cesedini olsun bulamadılar. Ertesi gün Tolon gazetesi şu birkaç satırlık haberi yayınlıyordu. 17 Kasım 1823 Dün Orion gemisinde Angarya işi yapan bir forsa bir tayfanın kurtarılmasına yardım ettikten sonra işine dönerken denize düşmüş ve boğulmuştur. Cesedi bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. Tersanenin burnundaki temel kazıkların arasına sıkışmış olduğu tahmin edilmektedir. Hapishane kütüğündeki kayıt numarası 9430 olan adamın adı Jean Verjondur. Ölüye verilen sözün yerine getirilmesi. Küçük yolculuk 1823 yılının Noel gününde öğleden sonra bir adam Paris'te Opital Bulvarı'nın en ıssız tarafında hayli uzun bir süre dolaştı. Bu adam ev arayan birine benziyor ve Samahsu dış mahallesinin bu harap kenarında en mütevazi evlerin üzerinde durmayı tercih eder gibi görünüyordu. Gerçekten de daha ileride göreceğimiz gibi bu ücra mahallede bir oda kiralamıştı. Bu adam giyim kuşamıyla olduğu kadar kişiliğiyle de görgülü dilenci diyebileceğimiz birini canlandırmaktaydı. Aşırı sefaletle birleşmiş aşırı temizlik. Anlayışlı yüreklere çok yoksul olanla çok değerli olana karşı duyulan o çifte saygıyı ilham eden ender karışımlardan biriydi bu. Hayli eski ve hayli fırça yemiş yuvarlak bir şapkası, o dönemde hiç de yadırganmayan kirli toprak sarısı renginde kaba çuhadan, ipliklerine kadar aşılmış redingotu, geçen yüzyıla özgü bir biçimde cepli büyük yeleği, dizlerine rastlayan yerleri kurşunileşmiş siyah bir külot pantolonu, siyah yün çorapları ve bakır tokalı kaba ayakkabıları vardı. Gurbetten dönen, varlıklı bir evin eski hizmetkarı olduğu söylenebilirdi. Bembeyaz saçlarından, kırışmış alnından, morumsu dudaklarından, hayatın zorluğu ve yorgunluğu okunan yüzünden 60'ın çok üstünde olduğu tahmin edilebilirdi. Ağır ama emin yürüyüşüyle bütün hareketlerine damgasını vuran olağan dışı kuvvet ve canlılığına bakıldığında bakıldığındaysa çok çok ellisinde olduğu söylenebilirdi. Sol elinde bir mendile sarılı küçük bir paket taşıyor, sağ eliyle bir çitten kesilmiş bir çeşit bastona dayanıyordu. Poe Tüysa Mahtan tiyatrosunun önünden geçerken iki forsa piyesinin fenerlerle aydınlatılmış afişi dikkatini çekmiş olacak ki telaşla yürüdüğü halde durup onu okudu. Az sonra plonşet çıkmazındaydı ve o tarihte Leni arabalarının yazıhanesinin bulunduğu Pladiton'a giriyordu. Leni'ye araba saat dört buçukta kalkıyordu. Atlar koşulmuştu ve arabacı tarafından çağrılan yolcular iki tekerlekli yolcu arabasının yüksek demir merdiveninden telaşla çıkıyorlardı. Adam sordu, bir kişilik yeriniz var mı? Arabacı, bir tek dedi, bir tek benim yanımda, sıranın üstünde. Onu ben tutuyorum, binin. Ancak yola çıkmadan önce arabacı, yolcunun peşmurde kıyafetine, çıkınının küçüklüğüne bir göz atıp ücretini peşin istedi. Leni'ye kadar gidiyor musunuz? diye sordu arabacı. Evet dedi adam ve Leni'ye kadar gereken ücreti ödedi. Yola çıkıldı. Çıkış kapısından geçince arabacı sohbet etmek istedi. Ama yolcu ancak tek eceli cevaplar veriyordu. Arabacı da ıslık çalıp atlara küfür savurmayı sohbet etmeye tercih etti. Arabacı paltosuna büründü. Hava soğuktu. Adam oralı görünmüyordu. Böylece Gune'yi ve Nölyi Suman'ı geçtiler. Akşam saat altıya doğru Şelideydiler arabacı atlarını dinlendirmek için kral manastırının eski binalarındaki arabacılar hanının önünde durdu. Adam, ben burada iniyorum, dedi. Çıkınını ve bastonunu alıp arabadan aşağı atladı. Biraz sonra gözden kayboldu. Hana girmemişti. Birkaç dakika sonra araba Leni'ye doğru tekrar yola koyulduğunda, Shelley'nin ana caddesinde onu göremediler. Arabacı içerideki yolculara döndü. İşte, dedi. Buralı olmayan bir adam. Çünkü onu tanımıyorum. Metaliksiz gibi görünüyor ama paraya da aldırdığı yok. Leni için ücret ödüyor ama ancak şeyle kadar gidiyor. Gece oldu. Bütün evler kapalı. Hana girmiyor. Hiçbir yerde de görünmüyor. Sanırım yerin dibine girdi. Adam yerin dibine girmemişti. Karanlıkta Shelley'nin ana caddesini acele arşınlayıp kiliseye varmadan solda Montferme ile giden köy yoluna sapmıştı. Burasını tanıyan daha önce de oraya gelmiş olan birine benziyordu. Adam Montferme ile yoluna girmedi. Sağ, kırların içine saptı ve büyük adımlarla ormana vardı. Ormana girince adımlarını yavaşlattı ve bütün ağaçları dikkatle gözden geçirmeye başladı. Adım adım ilerliyordu. Sadece kendisinin bildiği esrarengiz bir yolu araştırıyor, izliyor gibiydi. Bir ara yolunu kaybeder gibi oldu. Kararsız bir halde durdu. Nihayet elleriyle yoklayarak bir açıklığa geldi. İri beyaz taşlardan bir yığın vardı burada. Hızla bu taşlara doğru yürüdü ve gecenin sisi içinde dikkatle inceledi. Sanki taşları muayeneden geçiriyordu. Taş yığınının birkaç adım ötesinde üzerleri bitkilerin sivilceleri demek olan yumrularla kaplı büyük bir ağaç vardı. Adam bu ağaca gitti. Sanki bütün yumruları tanımak, saymak istiyormuş gibi elini ağacın gövdesinin kabuğu üzerinde dolaştırdı. Bir diş budak olan bu ağacın tam karşısında kabuk döken hastalığa tutulmuş bir kestane ağacı bulunuyordu. Hastalığını iyileştirmek için gövdesine çinko sarıp çivilemişlerdi. Adam ayaklarının ucunda yükselip bu çinkoya dokundu. Sonra zeminin taze kazılmış olup olmadığını iyice anlamak istercesine ağaçla taşlar arasında kalan yerdeki toprağın üzerinde bir süre tepinerek dolaştı. Kuzet karanlıkta yabancı adamla yan yana o gece Noel'di. Adam Montfermeil yönüne doğru ilerlerken inleyerek hareket eden, bir yükü yere bırakıp tekrar alan ve yeniden yürümeye başlayan küçük bir karaltı gördü. Bu karaltıya yaklaştığında onun kocaman bir su kovasını taşıyan küçücük bir çocuk olduğunu anladı. Çocuğun yanına gitti ve kovanın kulpunu sessizce tutup ''Yavrum, bu taşıdığın senin için çok ağır.'' dedi. Küçük kız başını kaldırıp cevap verdi. ''Evet bayım.'' Ver dedi adam. Ben taşırım. Küçük kız kovayı bıraktı. Adam onun yanı sıra yürümeye koyuldu. Gerçekten de ağır diye dişlerinin arasından söylendi. Sonra ekledi. Küçük, kaç yaşındasın? Sekiz bayım. Uzaktan mı geliyorsun? Ormandaki kaynaktan geliyorum. Peki gittiğin yer uzak mı? Buradan bir çeyrek saat ileride. Adam konuşmadan biraz durduktan sonra birden senin annen yok mu dedi? Bilmiyorum diye cevap verdi çocuk. Adamın yeniden konuşmasına vakit kalmadan ekledi. Sanmıyorum. Başkalarının var ama benim yok. Kısa bir sessizlikten sonra Sanırım benim hiç annem olmadı dedi. Adam durdu. Kovayı yere bıraktı. Eğilip iki elini çocuğun iki omzunun üzerine koydu. Karanlıkta ona bakmaya, yüzünü görmeye çalıştı. Gökyüzünün kurşun rengi ışığında Çocuğun zayıf ve hastalıklı yüzü hayal meyal fark ediliyordu. Senin adın ne? dedi adam. Kuset. Adam elektrik çarpmış gibi sarsıldı. Hala dikkatle çocuğa bakıyordu. Sonra ellerini Kuset'in omuzlarından çekerek kovayı yakaladı ve yeniden yürümeye başladı. Biraz sonra sordu. Küçük nerede oturuyorsun sen? Montfermeil'de. Adam yine bir süre sustu. Sonra tekrar konuştu. Peki bu saatte seni ormana su almaya kim gönderdi? Madame Tianerdi. Adam ilgisiz göstermeye çalıştığı bir sesle. Ne yapar senin bu Madame Tianerdi? diye sordu. Benim hanımım, dedi çocuk. Han işletir. Han mı? dedi adam. Öyleyse bu gece orada kalırım. Beni oraya götür. Zaten oraya gidiyoruz, dedi çocuk. Adam oldukça hızlı yürüyordu. Kuzet de onu hiç zahmet çekmeden izlemekteydi. Artık yorgunluk duymuyordu ara sıra bakışlarını bir tür huzur ve dile gelmez bir teslimiyetle bu adama doğru kaldırıyordu. Tanrı'ya dönmeyi, dua etmeyi ona hiç öğretmemişlerdi. Buna rağmen içinde umuda benzeyen ve göğe doğru yükselen bir şeyler hissediyordu. Birkaç dakika geçti. Adam tekrar konuştu. Madame Tianardey'in evinde hizmetçi yok mu? Yok bayım. Sen yalnız mısın? Evet bayım. Yine bir sessizlik oldu. Kuzet konuştu. Yani iki küçük kız var. Hangi küçük kızlar? İponinle Zelma. Kim bu İponinle Zelma? Bunlar Madame Tyanerdenin küçük hanımlarıdır. Yani onun kızları. Onlar ne yaparlar? Oh, dedi çocuk. Onların güzel bebekleri var. Altınlı şeyleri, bir sürü eşyaları. Oynarlar, eğlenirler. Ya sen? Ben çalışırım. Bütün gün mü? Çocuk iri gözlerini kaldırdı. Yaşlar vardı ama gece karanlığında görünmüyordu. Yavaş sesle cevap verdi. Evet bayım. Hana yaklaştıklarında Kuset çekinerek adamın koluna dokundu. Bayım, ne var yavrum? Eve çok yaklaştık. Ne olur? Artık kovayı bana verir misiniz? Niçin? Çünkü adam onu benim yerime başkasının taşıdığını görürse beni döver. Adam kovayı ona verdi. Az sonra lokanta bozuntusunun kapısındaydılar. Kuset oyuncakçı dükkanının önünden geçerlerken kendini tutamayıp vitrinde sergilenmekte olan büyük bebeğe bir göz attıktan sonra kapıya vurdu. Kapı açıldı. Madame Tianer elinde bir mumla kapıda belirdi. Ah sen ha küçük haylaz çok şükür gelebildin. Mutlaka yollarda oynamıştır ahlaksız. Kuset tir tir titreyerek madam dedi. Bakın burada bir mösyö var kalmak istiyor. Madame Tianer Hancılara özgü o anında değişmeyle asık suratının yerine hemen yapmacık nezaket ifadesini takındı ve yiyecek gibi gözlerle yeni gelene baktı. Bu Mösyö mü? dedi. Adam elini şapkasına götürerek evet madam diye cevap verdi. Zengin yolcular bu kadar terbiyeli olmazlardı. Bu davranış ve Madam Tianerden'in bir bakışta gözden geçirdiği yabancının elbisesiyle eşyası kadının yüzündeki nezaket ifadesini yok etti. Asık suratı geri geldi. Sertçe ''Girin babalık'' dedi. Babalık içeri girdi. Madame Tiyanerdey bir defa daha ona göz attı. Sonra bir kafa sallayışı, burun büküşü ve göz kırpışıyla arabacılarla içki içmekte olan kocasına danıştı. Kocası ona işaret parmağını başkalarınınca fark edilmeyecek şekilde kımıldatarak cevap verdi ki bu hareketle birlikte dudakların öne doğru kabartılması bu gibi durumlarda... Tam sefalet anlamına geliyordu. Bunun üzerine Madame Tianer de ''Bak ahbap, çok üzgünüm ama hiç yerim yok.'' diye bağırdı. ''Beni istediğiniz yere koyabilirsiniz.'' dedi adam. ''Ambara, ahıra, oda parası öderim. Kırk metelik, kırk metelik kabul, tamam.'' Arabacının biri Madame Tianer diye yavaşça ''Kırk metelik mi?'' dedi. ''Yirmi metelik değil mi?'' ''Onun için kırk metelik.'' diye aynı yavaşlıkla cevap verdi. Fakir fukarayı daha aşağısına barındırmam. Doğru diye kocası anlayışlı bir tavırla ekledi. Böyle müşterilerinin olması bir müessesenin adını kirletir. Bu arada adam çıkınıyla bastonunu bir sıranın üstüne bırakıp, Kuset'in çabucak bir şişe şarapla bir de bardak koyduğu masanın başına oturmuştu. Kuzetse, mutfak masasının altına girip örgü örmeye başlamıştı. Bardağa koyduğu şaraba dudaklarının ucunu değdiren adam, çocuğu garip bir dikkatle gözden geçirmekteydi. Kuset çirkindi. Mutlu olsa belki güzel olurdu. Bu hüzünlü küçük yüzü daha önce ana hatlarıyla anlatmıştık. Kuset zayıf ve solgundu. Sekiz yaşlarındaydı ama ancak altı yaşında denilebilirdi. Bir tür karanlığa gömülmüş iri gözleri ağlamaktan adeta fersizleşmişti. Ağzının kenarlarında mahkumlarda ve umutsuz hastalarda görülen, devamlı üzüntüden ileri gelen o eğri çizgiden vardı. Elleri ağır koşullarda çalışmaktan çatlaklar içindeydi. O sırada onu aydınlatmakta olan ateş, kemiklerinin köşelerini meydana çıkarmakta ve zayıflığını korkunç bir şekilde göz önüne sermekteydi. Her zaman tir tir titrediğinden iki dizini birbirine bitiştirme alışkanlığını edinmişti. Elbisesi yazın görenleri acındıracak, kışın görenleri ise dehşete düşürecek bir paçavra parçasından ibaretti. Üstünde delik deşik bezlerden başka bir şey yoktu. Ne bir yün parçası ne bir şey. Oradan buradan derisi görünüyor ve her tarafında Madame Tienerde'nin vurduğu yerleri gösteren mavi ya da siyah lekeler fark ediliyordu. Çıplak bacakları kırmızı ve sıskaydı. Köprücük kemiklerinin çukuru insanı ağlatacak haldeydi. Bu çocuğun bütün kişiliği, gidişi, duruşu, sesi, iki kelime arasında duraklaması, bakışı, susuşu, en ufak bir hareketi de hep tek bir fikri anlatıyor, yansıtıyordu. Korku. Korku onun her yanına yayılmıştı. Adeta korkuyla kaplanmıştı. Korku onun dirseklerini kalçalarına yapıştırıyor, topuklarını etekliği altına çekiyor, onu mümkün olduğu kadar az yer kaplamaya zorluyor. Ancak gerektiği kadar nefes alması için rahat bırakıyordu. Korku onun bedeninin alışkanlığı gibi bir şey olmuştu. Bu alışkanlığın değişmesine imkan yoktu. Artması dışında. Göz bebeklerinin ta dibinde şaşkın bir nokta vardı. Orada dehşet yuvalanmıştı. Madame Tia nerede? Birdenbire haykırdı. Ha, aklıma geldi. Nerede şu ekmek? Kuset, Madame Tia nerede'nin sesini yükselttiği her defasında yapma adetinde olduğu gibi hemen masanın altından fırladı. Suyu getirirken fırına uğraması gerektiğini tamamen unutmuştu. Korku içinde bulunan çocukların başvurdukları çareye başvurdu. Yalan söyledi. Madam ekmekçi kapalıydı. Kapısını vursaydın? Vurdum efendim. Öyleyse açmadı. Doğru olup olmadığını yarın öğrenirim, dedi Madam Tienerzi. Eğer yalan söylüyorsan esaslı bir dayak yiyeceksin. Sen şimdi ver bakayım bana şu on beş meteliği. Kuzet elini önlüğünün cebine daldırdı ve sarardı. Para yoktu. Hadi sene, Dedim adam Teynarde. Ne dediğimi duydun mu? Kuzet cebi tersine çevirdi. Hiçbir şey yoktu. Nereye gitmiş olabilirdi ki? Zavallı çocuk söyleyecek söz bulamadı. Taş gibi donup kalmıştı. Madam Teynarde hırladı. Parayı kaybettin mi yoksa benden çalmak mı istiyorsun? Bunu söylerken kolunu şöminenin köşesinde asılı duran kamçıya doğru uzatmıştı. Bu korkunç hareket Kuzet'e haykıracak gücü verdi. Acıyın lütfen Madam, Madam bir daha yapmayacağım. Madame Tianer de kamçıyı yerinden çıkardı. Bu arada sarı redingotlu adam yeleğinin cebini kimse farkında olmadan karıştırmıştı. Zaten öbür yolcuları içip kağıt oynadıklarından hiçbir şeyin farkında değildiler. Kuzet zavallı yarı çıplak kollarını, bacaklarını toplayıp saklamaya çalışarak dehşetle şöminenin köşesine büzülüyordu. Madame Tianer de vurmak için kolunu kaldırdı. Adam, affedersiniz madam dedi. Ama biraz önce bu küçüğün önlük cebinden bir şeyin yere düşerek yuvarlandığını gördüm. Belki aradığınız budur. Eğilip bir an yerde bir şey ararmış gibi yaptı. Tamam işte bu diyerek doğruldu. Ve madeni bir parayı Madame Tiener diye uzattı. Evet buydu işte dedi kadın. Oysa bu değildi. Çünkü bu 20 metelikti. Ama Madame Tiener de hesabını bilirdi. Parayı cebine koydu ve çocuğa zalimce bir bakış atmakla yetinip bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim, dedi. Kuzet tekrar Madam Tienerde'nin köpek yuvası dediği yere döndü. Meçhul yolcuya dikilen gözlerinde şimdiye kadar hiç rastlanmayan bir ifade belirmeye başlamıştı. Saf bir şaşkınlıktan başka bir şey değildi. Ama giderek şaşkınlıkla birlikte bir tür güven duygusu da karışıyordu bu bakışlara. Madame Tianerde, sırası gelmişken sorayım yemek yiyecek misiniz? diye yolcuya sordu. Yolcu cevap vermedi derin bir düşünceye dalmış görünüyordu. Kadın dişlerinin arasından ''Ne biçim adam bu?'' dedi. ''Pek yoksul bir şey olsa gerek. Yemek yiyecek meteliği bile yok. Yatak ücretini ödeyebilecek mi acaba? Bereket versin ki yerdeki parayı aşırmak aklına gelmedi.'' Bu sırada bir kapı açılmış ve Eponin ile Azelma içeri girmişlerdi. Madame Tiener de aslında hayranlık dolu bir sesle onları azarladı. Ah sizi gidiler demek geldiniz. Kızlar gelip ateşin yanına oturdular. Ellerinde neşeli cıvıltılarla dizlerinin üstünde evirip çevirdikleri bir bebek vardı. Kuset ara sıra gözlerini örgüsünden kaldırıp hüzünlü hüzünlü onların oyununu seyrediyordu. Salonda durmadan oraya buraya gidip gelen Madame Tienerde birdenbire Kuset'in dalga geçtiğini, çalışacak yerde oynayan küçük kızları seyretmekle meşgul olduğunu fark etti. ''Ah, enseledim seni işte.'' diye bağırdı. ''Demek böyle çalışıyorsun.'' seni kamçıyla çalıştırmasını bilirim. Yabancı iskemlesinden kalkmadan Madan diye doğru döndü. Adeta ürkek bir tavırla gülümseyerek aldırmayın madam, bırakın oynasın dedi. Akşam yemeğinde bir but dilimi yiyip iki şişede şarap içen ve üstünde iğrenç bir yoksul kıyafeti bulunmayan herhangi bir yolcudan gelmiş olsa böyle bir dilek emir yerine geçerdi. Ama bu şapkayı taşıyan bir adamın böyle bir dilekte bulunması bu redingotu giyen bir adamın böyle bir istek ileri sürmesi Madame Tienerdi'nin tahammül edemeyeceği bir şeydi. Kaba bir tavırla karşılık verdi. Madem ki yemek yiyor, çalışması gerekir. Onu boş otursun diye beslemiyorum. Yabancı, sırtındaki dilenci kıyafeti ve hamalinkini andıran, omuzlarıyla çelişen yumuşak bir sesle konuştu. Yaptığı nedir kuzum? Madame Tienerdi lütfetip cevap verdi. Çorap canım, görmüyor musunuz? Çorabı olmayan küçük kızlarım için çorap örüyor. Yani söz gelişi. Neredeyse yalın ayak yürüyecekler. Adam, Kuset'in zavallı kırmızı ayaklarına baktı ve devam etti. Ne zaman bitirir bu bir çift çorabı? Daha en aşağı üç dört günlük işi var miskinin. Peki bu bir çift çorap bittiği zaman ne eder? Madame Tia nerede? Ona küçümseyen bir bakış fırlattı. En azından otuz metelik. Beş franka satar mısınız? diye sordu adam. Konuşmayı dinleyen bir arabacı kaba bir gülüşle haykırdı. Vay canına be! Beş franka! Bence iyi para doğrusu. Beş bomba! Monsieur Tiener'de lafa karışma gereği duydu. Evet bayım, eğer gönlünüz istiyorsa bu bir çift çorabı size beş franka veririz. Yolculardan hiçbir şeyi esirgemeyiz. Yalnız para hemen ödenmeli, dedim adam Tiener'de. Kısa ve kesin üslubuyla. Adam, bu çorabı satın alıyorum dedi ve cebinden beş franklık çıkartıp masanın üzerine koyarak ekledi. Parayı da ödüyorum. Sonra Kuset'e döndü. Şimdi işin benim oldu, oyna çocuğum. Arabacı beş frankı görünce öyle heyecanlanmıştı ki şarap bardağını olduğu yere bırakıp koştu. Parayı inceleyerek bağırdı. Hem de gerçek, gerçek bir arka teker, sahte değil. Tiyaner de yaklaştı ve sessizce parayı yelek cebine koydu. Madam Tianerden'in söyleyecek sözü kalmamıştı. Dudaklarını ısırdı. Yüzünü bir kin ifadesi bürüdü. Bu arada kuzet titriyordu. Nihayet soracak cesareti buldu. Sahi mi madam? Oynayabilir miyim? Oyna, dedi Madam Tianerden korkunç bir sesle. Kuzet, teşekkür ederim madam, dedi. Ama ağzı Madam Tianerden'e teşekkür ederken o küçücük ruhuyla yolcuya teşekkür etmekteydi. Tianerden yeniden içmeye koyuldu. Karısı kulağına fısıldadı. Kim olabilir ki bu adam? Tianerde hakim bir tavırla cevap verdi. Böyle redingotu olan çok milyonerler görmüşümdür. Bunun üzerine Madame Tianerde de adama yanaşmıştı. Kocamın hakkı var diye düşünüyordu. Bu belki de Monsieur Lafitte'dir. Öyle düzenbaz zenginler var ki. Gelip adamın masasına yaslandı. Bayım dedi. Bu bayım sözü üzerine adam döndü. Madame Tianerde şimdiye kadar ona babalık ya da ahbap demişti. Vahşi halinden de beter olan tatlılığını takınarak ''Bakın bayım'' diye devam etti. ''Çocuğun oynamasını ben de istiyorum. Buna hiçbir itirazım yok. Ama sadece bu defalık. Çünkü siz cömert bir insansınız. Bakın onun hiçbir şeyi yok. Çalışması gerekiyor.'' ''Şu halde bu çocuk sizin değil, öyle mi?'' diye sordu adam. ''Aman tanrım, hayır efendim.'' Sadece acıyıp yanımıza aldığımız yoksul küçük bir kız. Aptal gibi bir çocuk. Kafasında beyin yerine su olmalı. Gördüğünüz gibi kafası kocaman. Onun için elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz de zengin değiliz. Annesine sürekli mektup yazıp duruyoruz ama altı ay var ki hiç cevap çıkmıyor. Sanırım öldü. Ya dedi adam ve yine düşüncelerine daldı. ''Madame Tia nerede?'' Kendi deyişiyle ruhunu hafifletmek için ara sıra salonun öbür ucuna, erkeğinin bulunduğu yere gidiyor, yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği öfkeli bazı sözleri kocasıyla konuşuyordu. Kocamış hayvan, acaba ne var kursağının içinde? Gelmiş burada rahatımızı kaçırıyor. Şu küçük canavarın oynamasını istemek, neredeyse ona majesteleri diyecek. Sanki beri düşesi. Bunda mantık var mı? Bu esrarengiz moruk kudurmuş mu ne? Hayır, diye karşılık veriyordu Tiyaner'de. Belki bundan hoşlanıyor. Sen küçüğün çalışmasından hoşlanıyorsun. O da onun oyunun oynamasından hoşlanıyor. Bu onun hakkı. Bir yolcu parasını verdi mi istediğini yapar. Eğer bu ihtiyar bir hayır severse sana ne zararı var? Eğer budalanın biri ise seni ne ilgilendirir? Parası olduğuna göre sen ne karışıyorsun? Beyefendinin sözü bir, hancının muhakemesi iki. Her ikisi de itiraz kabul etmez. Aradan saatler geçti. Noel yemeği yenmiş, gece yarısı ayini okunmuş, küçükler uyumak üzere odalarına çekilmiş, içkiciler gitmiş, basık tavanlı salon boşalmış, ateş sönmüştü. Yabancı hala aynı yerde, aynı durumda oturuyordu. Yalnız ara sıra üzerine dayandığı dirseğini değiştiriyordu, o kadar. Yalnız Diyaner değiller, nezaket icabı ve de merak yüzünden salonda kalmışlardı. Nihayet Diyaner dey takkesini çıkardı. Yavaşça yaklaştı ve cesaretini toplayıp, Beyefendi acaba istirahat etmeyecekler mi dedi. Yatmayacaklar mı demek haddini aşan laubali bir ifade gibi gelmişti ona. İstirahat etmekte bir lüks ve saygı vardı. Bu gibi kelimelerin ertesi sabah hesap pusulasındaki rakamları şişirmek gibi esrarlı ve olağanüstü bir özellikleri vardır. İçinde yatılan bir odanın ücreti 20 metrelik, istirahat edilen bir odanınki ise 20 franktır. Sahi dedi yabancı. Haklısınız. Ahırınız nerede? Bayım, dedi Tiyanerde, gülümseyerek, sizi götürürüm. Şamdan'ı aldı. Adam da çıkınıyla bastonunu aldı ve Tiyanerde onu birinci katta ender rastlanır ihtişamda bir odaya götürdü. İçerisi bir karyola ve bir gondolla baştan aşağı mal eşyayla döşenmişti. Perdeler kırmızı hasta kumaşındandı. Bu da nesi? dedi yolcu. Hancı, burası bizim gerdek odamız dedi. Eşimle ben bir başkasında kalıyoruz. Buraya yılda ancak üç dört defa girilir. Ben ahırda da yatardım, dedi adam sert bir tavırla. Tia Nardi, pek iltifat taşımayan bu sözleri duymazlıktan geldi ve yarın sabah bir güzel yolmayı planladığı bu tuhaf yabancıyı iyi geceler dileyerek yalnız bıraktı. Yolcu hancı gidince koltuğa oturdu ve bir süre düşünceli bir halde öylece kaldı. Sonra ayakkabılarını çıkardı. İki mumun birini alıp ötekini üfledi Kapıyı itti ve odadan çıktı. Çevreyi araştıran bir kimse gibi etrafına bakındı. Bir koridoru geçip merdivene gelince çok tatlı, küçük bir ses duydu. Bir çocuğun nefes almasına benziyordu. Sesin geldiği yöne doğru yürüdü ve merdiven altına, daha doğrusu merdivenin oluşturduğu üçgen şeklinde bir kovuğa geldi. Bu kovuk basamakların altından başka bir şey değildi. Burada bir sürü eski kağıtların, kırık dökük eski şişelerin, Tozun ve örümcek ağlarının arasında bir yatak vardı. Yere döşeme taşlarının üzerine konulmuştu. Bu yatakta Kuset uyumaktaydı. Adam yaklaşıp ona dikkatle baktı. Kuset mışıl mışıl uyuyordu. Elbisesi üzerindeydi. Kışın daha az üşümek için soyunmadan yatıyordu. Kuset'in sefil barınağının yanında açık duran bir kapıdan oldukça büyük karanlık bir oda görünüyordu. Yabancı odaya girdi. Dipte canlı bir kapıdan birbirinin eşi bembeyaz iki karyola görünüyordu. Bunlar Azelma ile İponi'nin karyolalarıydı. Bu karyolaların gerisinde yarı yarıya kaybolan perdesiz hazır hasır bir beşik vardı. Bütün akşam feryat edip duran Tianerdilerin küçük oğulları bu beşikte uyuyordu. Tiyanerdey oyun peşinde. Ertesi sabah günde olmadan en az iki saat önce Monsieur Tiyanerdey, meyhanenin basık tavanlı salonunda üstünde mum yanan bir masanın başına geçmiş, elinde tüy bir kalem, sarı redingotlu yolcunun hesap pusulasını düzenlenmekle uğraşıyordu. Böyle bir çeyrek saat kadar uğraştıktan, birkaç defa çizip karaladıktan sonra hesabı kadına gösterdi. Kadın biraz tereddütle karışık bir heyecanla haykırdı. 23 frank, bu çok fazla, ödemek istemeyecektir. Tiyanerdey o soğuk gülüşüyle öder dedi. Bu gülüş, kesin inanışın ve otoritenin en büyük belirtisiydi. Kadın ısrar etmedi. Masaları düzenlemeye başladı. Kocası salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Biraz sonra 1500 frank borcum var. Pusulayı adama verirsin, dedi ve dışarı çıktı. O çıktıktan sonra içeri yolcu girdi. Adamın bastonuyla çıkını elindeydi. Ne kadar erken kalkmışsınız? Dedim adam. Tiyanerdi. Beyefendi bizden ayrılıyorlar mı acaba? Bunları söylerken sıkıntılı bir halde pusulayı elinde evirip çeviriyor, tırnaklarıyla üstüne çizikler yapıyordu. Sert yüzünde alışılmadık bir çekingenlik ve kaygı ifadesi belirmişti. Tamamen yoksul biri gibi görünen bir adama böyle bir masraf pusulası sunmak ona oldukça zor geliyordu. Yolcu düşünceli ve dalgın görünüyordu. Cevap verdi. Evet madam gidiyorum. Beyefendinin Montfermeil'de herhangi bir işi yok muydu diye sordu kadın. Hayır. Buradan geçiyordum. Hepsi bu kadar." dedi ve ekledi. "Madam, borcum nedir?" Madam Tyanardey hiç cevap vermeden katlanmış pusulayı uzattı. Adam kağıdı açtı, baktı ama dikkati belli ki başka yerdeydi. "Madam," dedi. "Montfermeil'de iyi iş yapabiliyor musunuz?" Madam Tyanardey başka hiçbir tepki görmeyince şaşırmıştı. "Şöyle böyle efendim." diye cevap verdi. Sonra matemli, ağlamaklı bir tavırla devam etti. Ah bayım, bu zamanda geçinmek çok zor. Sonra buralarda burjuvalar o kadar az ki, görüyorsunuz. Hep aşağı tabakadan insanlar var. Arada sırada beyefendi gibi cömert ve zengin bazı yolcular da uğramasa masrafımız o kadar çok ki. Örneğin şu küçük bize dünyanın masrafına mal oluyor. Hangi küçük? İşte şu küçük canım, Kuset adam kayıtsız göstermeye çalıştığı ama içinde belli belirsiz titreme olan bir sesle sordu. Peki sizi ondan kurtarmalarını ister miydiniz? Kimden? Kusetten mi? Evet. Meyhaneci kadının kırmızı yüzü iğrenç bir sevinçle aydınlandı. Ah bayım, benim iyi kalpli bayım. Onu alın, saklayın, götürün, taşıyın, şekerleyin, mantarlayın, için, yiyin. Ne yaparsanız yapın. Kutsal bakire de, cennetteki bütün azizler de sizden razı olsun. Tamam. Sahi mi? Onu götürüyor musunuz? Götürüyorum. Hemen mi? Hemen çağırın çocuğu. Kuset diye Madame Tianer'deyi seslendi. Adam devam etti. Bu arada ben de borcumu ödeyeyim. Ne kadar? Pusulaya bir göz attı ve büyük bir şaşkınlıkla 23 frank mı dedi. Meyhaneci kadına baktı ve tekrarladı. 23 frank. Tekrarlanan bu üç kelimenin telaffuzunda ünlem işaretiyle soru işaretini birbirinden ayıran vurgu farkı vardı. Madame Tianer'de darbeye karşı kendini hazırlayacak zamanı bulmuştu güvenle cevap verdi. Ya evet bayım 23 frank. Yabancı masanın üstüne beş adet beş frank koydu. Hadi getirin küçüğü dedi. Tam o sırada Tianer de salonun ortasına doğru ilerleyerek Beyefendinin borcu 26 frank dedi. 26 frank mı diye bağırdı kadın. Tianer de soğuk bir tavırla 20 metrelik oda için 6 metrelik de yemek için dedi. Küçüğe gelince bu konu üzerinde bu beyefendiyle biraz konuşmam gerekiyor. Bizi yalnız bırak. Madame Tiyanerde birden mantık denen şeyin hiç beklenmedik şimşeklerinin göz kamaştırıcı etkisini duydu. Büyük aktörün sahneye girdiğini anladı ve hiç karşılık vermeden dışarı çıktı. İkisi yalnız kalınca Tiyanerde yolcuya bir iskemle verdi. Yolcu oturdu. Tiyanerde ayakta durdu. Yüzünde garip bir saflık ifadesi vardı. Bakın bayım size doğrusunu söyleyeyim. Ben bu çocuğu seviyorum dedi. Yabancı dikkatle gözlerini onun gözlerine dikmişti. Hangi çocuğu? Tiyaner neredeyi devam etti. Çok tuhaf ama insan bağlanıyor. Bebekliğinden beri ona ben bakıyorum. O benim tapınırcasına sevdiğim bir çocuk. Kim? diye sordu yabancı. Canım bizim küçük kuset işte. Affedersiniz, bağışlayın bayım. Ama insan çocuğunu öyle her önüne gelen yolcuya veremez. Diyelim ki onu bıraktım. Bir fedakarlıktır yaptım. Ama onun nereye gittiğini bilmek isterim. Gözden kaybetmek istemem. Kimin yanında kaldığını bilmek isterim. Ara sıra onu görmeye gitmek için onu büyüten babalığının yanı başında olduğunu, gözünü üstünden ayırmadığını bilmesi için. Hiç olmazsa bir kağıt parçası görmem gerekiyor. Ne bileyim ben, örneğin bir geçiş belgesi gibi bir şey işte. Yabancı adeta vicdanının ta içine işleyen bir bakışla ona bakmaya devam ederek ciddi ve kararlı bir ses tonuyla cevap verdi. Monsieur Tianarde, Paris'ten 25 kilometre öteye gitmek için geçiş belgesine ihtiyaç yoktur. Kuseti götürürsem oturduğum yeri ve onun nerede olduğunu bilmeyeceksiniz ve benim amacım hayatı boyunca onun sizi bir daha görmemesidir. Ayağındaki ipi koparıyorum ve o gidiyor. Nasıl? İşinize geliyor mu? Evet mi hayır mı? Tianarde, herhangi bir durum hakkında ilk bakışta karar veren kimselerdendi yerinde bir kararla acele etmenin tam zamanı olduğunu düşündü. Büyük komutanların gelip çattığını yalnız kendilerinin bildikleri o kesin anda yaptıkları gibi yapıp birdenbire bataryalarını açığa çıkardı. Bayım dedi. Bana 1500 frank gerekiyor. Yabancı yan cebinden siyah deriden eski bir cüzdan çıkardı. Açtı ve içinden üç banknot çekip masanın üzerine koydu. Sonra geniş baş parmağını banknotların üstüne bastırıp meyhaneciye Kuset'i buraya getirin, dedi. Az sonra Kuset, basık tavanlı salondan içeri giriyordu. Yabancı, getirdiği çıkını aldı ve açtı. Çıkının içinde küçük yünlü bir elbise, bir önlük, tüylü, pamuklu kumaştan bir yelek, bir iç etekliği, bir boyun atkısı, yün çoraplar, ayakkabılar, sekiz yaşında bir kız çocuğu için gerekli giyecekler vardı. Bunların hepsi de siyahtı. Adam, evladım, dedi. Bunları al ve çabucak git giyin. Gün doğarken Montfermeil sakinlerinden kapılarını açmaya başlayanlar, yoksul giyimli bir adamın matem kıyafetleri içinde küçük bir kızın elinden tutmuş Paris yolundan geçtiğini gördüler. Livri yönüne doğru gidiyorlardı. Kuset gidiyordu. Kimine, kiminle? kimine gittiğini bilmiyordu. Nereye? Onu da bilmiyordu. Tek bildiği şey Tianerdi'nin lokanta bozuntusu meyhanesini geride bıraktığıydı ne kimse onunla vedalaşmayı düşünmüştü ne de o kimseyle vedalaşmayı. Nefret edilerek ve nefret ederek çıkıyordu o evden. 9430 numara yeniden ortaya çıkıyor ve piyangoda onu kuset kazanıyor. Jean Valjean ölmemişti. Denize düşerken, daha doğrusu atlarken görmüş olduğumuz gibi zincirsizdi. Demirli duran bir geminin altına kadar suyun dibinden yüzerek geldi. Gemiye bağlı bir sandal vardı. Akşama kadar bu sandalın içinde saklanmanın bir yolunu buldu. Gece olunca yeniden suya atlayıp Bugun burnu yakınlarında kıyıya çıktı. Parası vardı ve kendine elbise aldı. Balajue yakınlarındaki bir kenar mahalle meyhanesi, o zamanlar kaçaklara ve forsalara giyecek sağlamak için kazançlı bir uzmanlığa sahipti. Bundan sonra kendine pusu kuran yasaya ve sosyal yazgısına izini kaybettirmeye çalışan bütün kaygılı kaçaklar gibi... Jean Valjean da karanlık ve dolambaçlı bir yol izledi. Sonunda Paris'e geldi. Son olarak da onu Montfermeil'de gördük. Paris'e gelince ilk işi 7-8 yaşlarında küçük bir kız çocuğu için matem elbisesi satın almak, sonra da oturulabilecek bir ev sağlamak oldu. Daha sonra Montfermeil'e gitti. Jean Valjean bundan önceki kaçışında buraya ya da bu dolaylardaki bir yerlere esrarengiz bir yolculuk yapmış ve hatta bu yolculuktan adli mercilerin bir dereceye kadar haberi olmuştu. Ne var ki onun öldüğüne inanılıyor bu da çevresindeki karanlığı büsbütün artırıyordu. Paris'te eline olayı anlatan gazetelerden biri geçtiğinde kendisini gerçekten ölmüş kadar rahat ve güvende hissetmişti. Jean Valjean, Kuzey Dianardlerin pençesinden kurtardığı günün akşamı Paris'e dönmüş, şehre yanında çocukla beraber gece bastırırken Monsu kapısından girmişti. Orada bir arabaya binip rasathane meydanına kadar gitti. Rasathane meydanında arabadan indi. Arabacının parasını verdi. Kuseti elinden tuttu. İkisi karanlık gecenin içinde Osin ve Glacia yakınlarındaki ıssız yollardan geçerek Opital Bulvarı'na yöneldiler. O gün Kuset için garip ve heyecan dolu bir gün olmuştu. Ücra dükkanlardan aldıkları ekmekle peyniri çitlerin arkasında yemişler, sık sık araba değiştirmişler, bazı yolları yaya gitmişlerdi. Kuzet hiç şikayetçi değildi ama yorulmuştu. Jean Valjean onu sırtına aldığında başını yaşlı adamın sıcak omzuna koyar koymaz uyudu. Baykuşla Çalı Bülbülü için Yuva Jean Valjean sırtında uyumakta olan Kuzet'le Jorboa viranesi denilen yerin önünde durdu. Vahşi kuşlar gibi yuvasını kurmak için bu ıssız yeri seçmişti. Yeleğinin ceplerini karıştırdı. Maymuncuk gibi bir şey çıkarıp dış kapıyı açıp içeri girdi. Sonra kapıyı dikkatle kapattı. Kuseti sırtında taşıyarak merdivenlerden çıktı. Sahanlığa gelince cebinden başka bir anahtar çıkararak oda kapısını açtı ve içeri girer girmez hemen kapıyı kapadı. Burası oldukça geniş, bütün eşyası yere serilmiş bir döşek, bir masa ve birkaç sandalyeden ibaret olan sefil bir odaydı. Bir köşede yakılmış ve içinde korları görünen bir soba duruyordu. Bulvarın feneri de fakir odayı belli belirsiz aydınlatmaktaydı. Dipte bir karyola vardı. Jean küçük kızı bu yatağa götürüp uyandırmadan yatırdı. Çakmağa çıkıp bir mum yaktı. Bunlar masanın üzerine önceden hazırlanmıştı. Sonra bir gün önce yaptığı gibi hayranlık dolu bir bakışla Kuset'i seyretmeye koyuldu. Küçük kız ya aşırı gücün ya da aşırı güçsüzlüğün verdiği o sakin güven içinde kiminle olduğunu bilmeden uyumuştu ve nerede olduğunu bilmeden de uyumaya devam ediyordu. Jean Verjon eğilip çocuğun elini öptü. Aylar önce de uykuya dalan annesinin elini böyle öpmüştü. Yüreği yine aynı ıstıraplı, sancılı duyguyla doluydu. Kuset'in yatağının yanına diz çöktü. Gün iyice ağarmıştı. Soluk bir aralık güneşi sefil odanın pencerelerinden içeri giriyor, tavana uzun gölge ve ışık çizgileri çekiyordu. Birdenbire bulvarın kaldırım taşları üzerinden gelen tepeleme dolu bir taş ocağı arabası köhne yapıyı bir fırtına gürültüsü gibi sarstı ve dipten titretti. Kuset sıçrayarak uyandı. ''Peki adam, şimdi, şimdi!'' diye bağırdı. Göz kapakları uyku mahmurluğuyla henüz yarı kapalıydı. Kendini yataktan aşağı attı. Kolunu duvarın köşesine doğru uzatarak "Aman Tanrım, süpürgem!" dedi. Gözlerini iyice açtı ve Jean Verjon'un gülümseyen yüzünü gördü. "Ah, sahi!" dedi çocuk. "Günaydın efendim." Çocuklar neşeyi ve mutluluğu teklifsizce benimseyiverirler. Çünkü kendileri yaratılış olarak mutluluk ve neşedirler. Kuzet, Jean Valjean'a yüzlerce soru soruyordu. Neredeydi? Paris büyük müydü? Tianer'de çok uzakta mı kalmıştı? Gelir miydi? Vesaire. Sonra birdenbire haykırdı. Ne güzel bir yer burası. Oysa berbat bir izbeydi ama o kendini özgür hissediyordu. 50-52 numaranın zemin katı harap bir sundurmaydı. Bostancılar orayı araba koymak için kullanıyorlardı ve birinci katla hiçbir bağlantısı yoktu döşemeyle ayrılmıştı. Ne kapağı ne de merdiveni olan döşeme harap evin karın zarı gibiydi. Birinci katta birçok oda ve tavan arasında birkaç oda vardı. Bunlardan sadece birinde John Verjo'nun hizmetini gören yaşlı bir kadın oturuyordu. Diğerlerinin hepsi boştu. Oda başı olan bu yaşlı kadın gerçekte kapıcılık görevi yapmaktaydı. Noel günü burasını John Verjo'na o kiralamıştı. Jean Valjean kendisini İspanya tahvilleri yüzünden iflas eden bir gelir sahibi olarak tanıtmış ve burada torunuyla oturacağını söylemişti. Kirayı altı aylık peşin ödemiş ve yaşlı kadını odayla bölmeyi gördüğümüz gibi döşemekle görevlendirmişti. Geldikleri akşam sobayı yakıp her şeyleri hazırlayan işte bu kadıncağızdı. Haftalar birbirini kovaladı. Bu iki varlık bu sefil evde mutlu bir hayat sürüyorlardı. Jean Valjean temkinli davranıyor, gündüzleri hiç dışarı çıkmıyordu. Her akşam alaca karanlıkta bazen tek başına, çoğu defa kusetle birlikte bir iki saat kadar dolaşıyor. En tenha bulvarların yan sokaklarından gitmeye dikkat ediyor ve kiliselere gece bastırırken giriyordu. Hep aynı sarı redingotu, siyah kilot pantolonu ve eski şapkasını giyiyordu. Sokakta görenler onu fakir sanıyorlardı. Bazen iyi kalpli kadınların ona metelik verdikleri bile oluyordu. Jean Valjean meteliği alıyor ve derin bir saygıyla selam veriyordu. Bazen de kendisinden sadaka isteyen yoksullara rastlıyordu. O vakit kimse tarafından görülüp görülmediğinden emin olmak için çevresine bakıyor, sakına sakına talihsiz adamın yanına yaklaşıyor, eline birkaç para, çoğu zaman bir gümüş sikke bırakıp acele uzaklaşıyordu. Sakıncaları olan bir davranıştı bu mahallede onu sadaka veren dilenci diye tanımaya başlamışlardı. Ev işlerine bakan yaşlı kadın, suratsız, yakınlarına karşı kıskançlıkla yoğrulmuş bir yaratıktı. Jean Valjean hiç farkında olmadan onu inceleyip duruyordu. Kuzet'e bir sürü soru sormuş, o da hiçbir şey bilmediğinden ancak Montfermeil'den geldiğini söyleyebilmişti. Bir sabah bu dikizci kadın, Jean Verjon'un harap evinin oturulmayan bölümlerinin birinden içeri girdiğini gördü. Onu yaşlı bir kedi gibi sessiz adımlarla izledi ve tam karşıya gelen kapının çatlağından görünmeden gözetledi. Jean Valjean şüphesiz fazladan bir tedbir olarak sırtını bu kapıya dönmüştü. İhtiyar kadın onun cebini karıştırdığını, oradan bir kılıf, makas ve iplik çıkardığını, sonra redingotunun eteklerinden birinin astarını söktüğünü ve söktüğü yerden sarımsı bir kağıt parçası çıkardığını gördü. Yaşlı kadın bunun bin franklık bir banknot olduğunu dehşetle fark etti. Bu parayı doğduğundan beri ya iki ya da üç defa görmüştü. Dehşetle, korkarak kaçtı. Az sonra Jean Valjean kadının yanına gelerek şu bin franklık kağıt parayı gidip bozdurmasını rica etti ve bunun bir gün önce almış olduğu altı aylık geliri olduğunu ekledi. Yaşlı kadın acaba nereden aldı diye düşündü. Akşam saat 6'da çıkmıştı. Hükümetin veznesi şüphesiz o saatte açık olmazdı. Kadın gitti. Parayı bozdurdu. Bir yandan da tahminlerde bulundu. Hakkında yorumlar yapılarak giderek yayılan bu bin franklık para Binye-San-Mahşel sokağı dedikoducu kadınları arasında bir sürü kuşkulu konuşmalara yol açtı. Şaşırtan Karşılaşma San-Meda yakınlarında Artık kullanılmayan eski bir kuyunun kenarına bağdaş kurup oturma adetinde olan bir yoksul vardı. Jean Verjon bu adama yardımda bulunmaktan hoşlanır, onun önünden birkaç metelik vermeden geçmez, ara sıra onunla konuşurdu. Bu dilenciyi kıskananlar onun polis olduğunu söylerlerdi. Görünüşe göre durmadan dualar mırıldanan 75 yaşında yaşlı bir kilise hademesiydi. Bir akşam Jean Verjon yine buradan geçiyordu. Yanında kuzet yoktu dilencinin yeni yakılan sokak lambasının altında her zamanki yerinde olduğunu gördü. Adam adeti olduğu üzere dua eder gibiydi ve öne doğru eğilmişti. John Valjean ona doğru gitti ve her zamanki sadakasını eline koydu. Dilenci birdenbire gözlerini kaldırdı ve John Valjean'a dikkatle baktıktan sonra başını hemen eğdi. Bu şimşek gibi bir hareketti ve John Valjean o an titredi. Sanki sokak fenerinin ışığında yaşlı kilise adamesinin sakin, dindar yüzünü değil de korkunç, tanıdık bir yüzü görmüş gibi geldi ona. Karanlıkta birdenbire bir kaplanla karşı karşıya gelen birinin duyabileceği hisse benzer bir şeyler duydu. Dehşetle ve taş kesilmişçesine geri çekildi. Ne nefes almaya, ne konuşmaya, ne kalmaya, ne de kaçmaya cesaret edebildi. Dikkatle dilenciye baka kaldı. Dilenci ise bir paçavrayla örtülü başını önüne eğmiş, onun orada olduğunun bile farkında değilmiş gibi duruyordu. Bu garip anda bir içgüdü, belki de o esrarlı korunma içgüdüsü, John Verjon'u tek kelime bile söylemekten alıkoydu. Dilencenin boyu posu, pılısı pırtısı, görünüşü her günkü gibiydi. ''Hadi canım'' dedi John Verjon kendi kendine. ''Deliyim ben, hayal görüyorum, imkanı yok.'' Ve iyice sarsılmış bir durumda eve döndü. Gördüğünü sandığı yüzün Jave'nin yüzü olduğunu kendi kendine bile açıkça itiraf etmeye cesaret edemiyordu. Gece bu konu üzerinde düşünürken ikinci bir defa başını kaldırmaya zorlamak için adama soru sormadığına pişman oldu. Ertesi gün gece bastırırken tekrar oraya gitti. Dilenci yerindeydi. Jean Valjean ona bir metelik verip kararlı bir tavırla ''Merhaba ihtiyar'' dedi. Dilenci başını kaldırdı ve kederli bir sesle Teşekkür ederim iyi yürekli efendim diye cevap verdi. Gerçekten de ihtiyar kilise hademesiydi bu. John Valjean kendini tamamen güvende hissetti. Gülmeye başladı. Hay kör şeytan, Javer'i gördüğünü de nereden çıkardın diye düşündü. Hadi bakalım, şimdi de her şeyi ters mi görmeye başlayacağım nedir? Bu konuyu bir daha düşünmedi. Birkaç gün sonra, akşam saat yaklaşık sekiz sularında, Kuset'e yüksek sesle kelimeleri heceletiyordu ki evin kapısının açıldığını ve ardından kapandığını duydu. Bu da ona tuhaf geldi. Kendileriyle birlikte bu evde oturan yalnızca yaşlı kadın vardı ve o da mum kullanmamak için daima gece olur olmaz yatardı. Jean Valjean kusete susmasını işaret etti. Birinin merdivenlerden çıktığını duymuştu. Gelen olsa olsa hastalanıp ilaç almak için eczaneye giden yaşlı kadın olabilirdi. John Valjean kulak kabarttı. Yere ağır basan birisinin ayak sesiydi bu ve erkek ayağı gibi ses çıkarıyordu. Ama yaşlı kadında kaba kunduralar giymekteydi ve yaşlı bir kadının ayak sesi kadar hiçbir şey bir erkeğin ayak sesine benzemezdi. Her şeye rağmen John Valjean mumu üfledi. Bu arada kuseti e alçak sesle usulcacık git yat diyerek onu yatağına yollamış tam çocuğu alnından öperken ayak sesleri kesilmişti. John Valjean sessiz, sırtı kapıya dönük, kımıldamadan oturduğu iskemlesinin üzerinde karanlıkta nefesini tutarak öylece kaldı. Oldukça uzun bir süre hiçbir şey duymayınca ses çıkarmadan arkasına döndü ve gözlerini odanın kapısına dikti. Anahtar deliğinde bir ışık gördü. Kapının ve duvarın siyahlığı içinde bu ışık uğursuz bir yıldız gibi görünüyordu. Besbelli ki orada elinde mum biri vardı. İçeriyi dinliyordu. Birkaç dakika geçti. Işık uzaklaştı. Jean Valjean hiç ayak sesi duymadı. Bu da kapıdan dinlemeye gelenin papuçlarını çıkardığı anlamına geliyordu. Jean Valjean kendini elbisesiyle yatağına attı ve bütün gece gözünü kırpmadı. Gün doğarken yorgunluktan tam içi geçiyordu ki koridorun ucunda tavan arasındaki odalardan birinin açılan kapısının gıcırtısıyla uyandı. Ve o gece merdivenlerden çıkan aynı ayak sesini duydu ses giderek yaklaşıyordu. Yataktan aşağı atladı ve gözünü oldukça büyük olan anahtar deliğine dayadı. Gece eve giren ve kapısını dinleyen her kimse onu geçerken görmeyi umuyordu. Gerçekten de bir erkekti bu. Adam bu defa Jean Verjon'un odasının önünde durmadan geçti. Koridor henüz pek karanlık olduğundan yüzü fark edilmiyordu. Ama adam merdivene gelince dışarıdan vuran ışık demetinden silüeti belirdi ve Jean Verjon. Adamın sırtını iyice gördü. Uzun boyluydu. Sırtında uzun bir redingot, kolunun altında da kalın bir sopa vardı. Javer'in o korkunç görünüşüydü bu. Jean Valjean adamı bulvara bakan penceresinden bir daha görmeyi deneyebilirdi. Ama pencereyi açmak gerekecekti. Cesaret edemedi. Belli ki içeri anahtarla ve kendi evine girer gibi girmişti. Acaba ona anahtarı kim vermişti? Bu ne demek oluyordu? Sabah saat 7'de yaşlı kadın temizliğe geldiğinde Jean Verjon ona dikkatlice baktı ama hiçbir şey sormadı. Kadıncağız her zamanki gibiydi. Ortalığı süpürürken Jean Verjon'a "Monsieur bu gece birinin eve girdiğini duydum acaba?" diye sordu. O yaşta o bulvarda akşamın sekizi kap karanlık gece demektir. Jean Verjon doğal bir ses tonuyla cevap verdi. ''Aa sahi. Şş, kimdi o kuzum?" Evdeki yeni kiracı dedi kadın. Adı neymiş? Pek hatırlamıyorum. Dumont, Damont mu? Öyle bir ad. Peki kimmiş bu Monsieur Dumont? İhtiyar küçük sansar gözleriyle ona bakıp sizin gibi bir gelir sahibi dedi. Belki hiçbir amacı yoktu ama Jean Valjean bu sözlerde bir amaç olduğunu sandı. Akşamın alaca karanlığında aşağı inerek bulvarın her yanına dikkatle baktı. Kimseyi göremedi. Bulvar bomboş görünüyordu. Ama birisi ağaçların arkasına saklanmış olabilirdi. Yukarıya döndü ve Kuset'e gel dedi. Jean Valjean hayati bir mücadelenin verdiği enerjiyle bir hamlede sokağa aşıp ara sokaklara daldı. Nereye gittiğini bilmeden bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşma kaygısıyla kucağında çocukla saatlerce yürüdü. Takip edileceğini biliyordu. Yüksek bir duvarın önüne geldiğinde boyun bağını çıkardı. Kuset'in koltuklarının altından geçirip çocuğu incitmemeye dikkat ederek vücuduna doladı. Denizcilerin kırlangıç düğümü dedikleri bir düğümle boyun bağını ipin bir ucuna bağladı. Öbür ucunu dişlerinin arasına aldı. Ayakkabılarıyla çoraplarını çıkarıp duvarın üzerinden attı. Harç dolgunun üstüne çıktı ve duvarla hemen arkasındaki binanın sivri çatılı yüzü arasındaki açıda sanki topuklarının dirseklerinin altında basamaklar varmış gibi sağlam ve emin adımlarla tırmanarak yukarıya doğru yükselmeye başladı. Yarım dakika geçmemişti ki duvarın üstünde diz çökmüştü. Kuset hiçbir şey söylemeden şaşkın şaşkın onu seyretmekteydi. Birden John Verjon'un çok alçak bir sesle kendisine seslendiğini duydu. Duvara dayan. Kuset söyleneni yaptı. Sakın ses çıkarma ve korkma, dedi John Verjon. Kuset ayaklarının yerden kesildiğini hissetti ne olduğunu anlamaya vakit kalmadan kendisini duvarın tepesinde buldu. Jean Valjean onu yakaladı, sırtına aldı, sol eliyle iki küçük elini tuttu, yüzük oyun yattı ve duvarın üzerinde sürünerek kesik köşeye kadar geldi. Tahmin ettiği gibi orada bir bina vardı. Damı tahta kaplı duvarın yukarısından başlayıp oldukça hafif bir meyille ıhlamur ağacını sıyırarak yerin çok yakınına kadar iniyordu. İyi bir aslantıydı bu. Çünkü duvar bu tarafta sokak tarafına göre çok daha yüksekti. Jean Valjean aşağıya baktığında zemini ancak çok derinde görebiliyordu. Damın eğik yüzüne yeni gelmiş ve henüz duvarın tepesini bırakmamıştı ki şiddetli bir gürültü devreye kolunun geldiğini haber verdi. Javel'in gürleyen sesi duyuldu. Çıkmaz sokağı araştırın. Dua Mou sokağı koruma altında. Küçük Pikus sokağı da öyle. Eminim çıkmaz sokaktadır. Askerler Jango çıkmasına doğru koştular. Jean Valjean kendini bırakıp dam boyunca aşağıya kaydı. Bir yandan da kuseti tutuyordu. Ihlamur ağacına vardı ve yere atladı. Ya korkusundan ya da cesaretten kuset hiç ses soluk çıkarmamış, sadece biraz elleri sıyrılmıştı. Bilmece gibi bir sorunun başlangıcı. Jean Valjean epeyce geniş ve garip görünüşlü bir bahçede bulunuyordu sadece kışın ve geceleri seyredilmek için yapılmışa benzeyen hüzünlü bahçelerden biriydi. Uzun dikdörtgen biçimindeydi. Dipte iki sıra büyük kavakları olan bir yolu, köşelerde epeyce yüksek ağaçları, ortada gölgeliksiz bir alanı vardı. Şurada burada yosundan kararmışa benzeyen taş sıralar görülüyordu. Bina bir harabeydi. İçinde yıkık dökük odalar fark ediliyordu. Bunlardan tıklım tıklım eşya dolu olan bir hangar vazifesi görüyor gibiydi. Duamu sokağına bakan ve küçük Pikpus sokağına da dönen büyük bir bina her iki cephesinde köşeleme bu bahçeye veriyordu. İçeriye bakan bu cepheler dışarıya bakan cepheden daha trajik görünüşlüydüler. Bütün pencereler parmaklıklıydı. Hiçbir ışık fark edilmiyordu. Üst katlarda hapishanelerdeki gibi kullanılmış olan suları ve dam akıntılarını toplayan hazneler vardı. Cephelerden birinin gölgesi öbürünün üzerine vuruyor ve koskocaman simsiyah bir çarşaf gibi bahçeye seriliyordu. Görünürde başka bir ev yoktu. Bahçenin dip tarafı sisin ve gecenin içinde kayboluyordu. Böyleyken sanki arkalarında başka ekili yerler de varmış gibi birbirleriyle kesişen bazı duvarlar ve Polonso sokağının alçak damları hayal meyal seçilmekteydi. Gece ayazı çıkmıştı. Bu da sabahın saat biri ya da ikisi olduğunu gösteriyordu. Zavallı Kuset hiçbir şey söylemiyordu. Yanında oturmuş, başını göğsüne dayamış olduğundan Jean Valjean onu uyumuş sanıyordu. Eğilip baktı. Kuset'in gözleri fal taşı gibi açıktı ve üzerinde John Valjean'ın yüreğini sızlatan düşünceli bir hal vardı. Hala titriyordu. ''Uykun var mı?'' diye sordu John Valjean. Kuset ''Çok üşüyorum.'' dedi. Toprak rutubetli, hang hangar dört bir yandan açık Rüzgar her an biraz daha serin esiyordu. İyi adam Redingotunu çıkarıp kuseti sardı. Biraz ısındın mı? dedi. Ah evet baba. Beni biraz bekle. Şimdi gelirim. Harabeden çıktı. Büyük bina boyunca yürümeye koyuldu. Daha iyi bir barınak arıyordu. Bazı kapılara rastladı ama kapalıydı. Zemin kat pencerelerinin hepsinde demir parmaklıklar vardı. Neredeydi? Paris'in ortasında böyle mezar'a benzer bir yeri kim hayal edebilirdi? bu garip ev neyin nesiydi? Gecenin esrarıyla dolu, karanlıkta meleklerin sesiyle ruhları çağıran ve geldikleri zamanda onlara aniden bu korkunç gürültüyü sunan, göğün ışıklı kapısını açmayı vaat edip mezarın korkunç kapısını açan bir ev ve gerçekten de sokakta bir numarası olan bir bina, bir evdi bu. Bir rüya değildi. Rüya olmadığına inanmak için taşlarına dokunma ihtiyacı duyuyordu soğuk, sıkıntı, endişe ve gecenin heyecanları yüzünden her yanını gerçek bir ateş sarmıştı. Ve bütün bu düşünceler beyninin içinde çırpınıp duruyordu. Kuset'in yanına döndü. Uyuyordu. Yanına oturdu ve onu seyre koyuldu. Ona baktıkça yavaş yavaş sakinleşiyor, şimdi daha rahat düşünebiliyordu. Bundan böyle hayatının temeli olan şu gerçeği açıkça görüyordu ki bu çocuk yanında bulunduğu sürece herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa yalnız onun için duyacak ve herhangi bir şeyden korkarsa yalnız onun için korkacaktı. Redingotunu onu örtmek için çıkardığından çok üşüdüğü halde bunu hissetmiyordu bile. Bu sırada daldığı hayaller arasında bir süredir garip bir ses duymaya başlamıştı. Sallanan çıngırak gibi bir şeydi. Bahçenin içinden geliyordu. Gerçi hafifti ama açıkça işitiliyordu. Gece çayırlarda ineklerin boynundaki çıngırakların çıkardığı belli belirsiz, hafif müzik sesine benzeyen bir sesti. Jean Valjean döndü, arkasına baktı. İnsana benzer bir yaratık tarlaya benzer bir yerde dolaşıyor. Düzenli hareketlerle kalkıyor, eğiliyor, duruyordu. Toprağın üzerinde bir şey sürüklüyor ya da yayıyor gibiydi. Görünüşe göre topallıyordu. Jean Valjean kaderleri kötü kişilerin her zamanki titreyişiyle sarsıldı. Onlar için her şey düşman, her şey kuşkuludur. Gündüzden çekinirler çünkü görülmelerine yardımcı olur. Geceden çekinirler çünkü habersiz yakalanmalarına yardım eder. Az önce bahçenin ıssızlığından titriyordu, şimdi ise bahçede birisi olduğu için titremekteydi. Soyut korkulardan somut korkulara düştü. Javerle polislerin belki de gitmemiş olduklarını, mutlaka sokağa gözcüler bıraktıklarını bu adam kendisini bahçede görecek olursa hırsız var diye bağırıp ele vereceğini düşündü. Uyumakta olan kuseti yavaşça kucağına alarak hangarın en uzak köşesine kullanılmayan bir yığın eski eşyanın arkasına taşıdı. Kuset hiç kımıldamadı. Buradan tarladaki yaratığın davranışlarını gözetledi. Garip olan şuydu ki çıngırak sesleri hep adamın hareketlerini izliyordu. Adam yaklaştığı zaman ses de yaklaşmakta, Uzaklaştığı zaman ses de uzaklaşmakta. Acele hareket ettiği zaman titrek bir çıngırak sesi duyulmakta, durduğu zaman ses kesilmekteydi. Çıngırağın bu adama bağlı olduğu açıkça anlaşılıyordu. Ama öyleyse bunun anlamı neydi? Bir koç ya da öküz gibi çıngırak takılmış olan bu adam neyin nesiydi? Kendi kendine bu soruları sorarken kusetin ellerine dokundu. Buz gibiydiler. Aman tanrım dedi. Alçak sesle seslendi. Kuset. Çocuk gözlerini açmadı. Jean Valjean onu şiddetle sarstı. Kuset uyanmadı. Sakın ölmüş olmasın dedi. Ayağı fırladı. Tepeden tırnağı titriyordu. Aklından en korkunç düşünceler karma karışık geçti. Bazı anlar vardır ki iğrenç ihtimaller bizi bir zebani sürüsü gibi kuşatır ve beynimizin bölmelerini şiddetle zorlar. Eğer sevdiğimiz kimseler söz konusuysa basiretimiz her türlü çılgınlığı icat eder. Jean Valjean soğuk bir gecede ve açık havada uyumanın öldürücü olabileceğini hatırladı. Kuset, biti benzi solgun, hiç hareket etmeden ayaklarının dibine yere uzanmıştı. Soluğunu dinledi. Soluk alıyordu. Ama zayıf ve hemen sönecekmiş gibi gelen bir soluktu bu. Onu nasıl ısıtmalı, nasıl uyandırmalıydı? Bunun dışında her şey düşüncesinden silindi. Kendini kaybetmişçesine harabeden dışarı fırladı. Bir çeyrek saat geçmeden Kuset'in mutlaka bir ateşin önünde, bir yatağın içinde olması gerekiyordu. Doğruca bahçede gördüğü adama yürüdü. Yeleğinin cebindeki para tomarını da eline almıştı. Adamın başı önüne eğikti. Onun geldiğini görmüyordu. Jean Verjon bir iki adımda kendini adamın yanında buldu. Haykırarak ona yaklaştı. Yüz frank. Adam sıçradı ve gözlerini kaldırdı. Jean Verjon yüz frank diye tekrarladı. Eğer bu gece için bana barınacak bir yer verirseniz 100 frank kazanırsınız. Ay ışığı Jean Verjon'un telaşlı yüzünü iyice aydınlatıyordu. Madeleine baba siz ha? dedi adam şaşkınlıkla. Bu karanlık saatte, bu meçhul yerde, bu meçhul adam tarafından söyleni veren bu adı duyunca Jean Valjean irkildi. Her şeyi beklerdi ama bunu değil. Onunla konuşan adam iki büklüm olmuş topal bir ihtiyardı. Köylü gibi giyinmişti ve sol dizinde oldukça büyük bir çıngırak sallanan meşil bir dizlik vardı. Karanlıkta kalan yüzü seçilemiyordu. Bu arada adamcağız başından takkesini çıkarmış, titreyerek bağırıyordu. ''Hey tanrım, ne arıyorsunuz burada Madilen baba? İsa aşkına buraya nereden girdiniz? Gökten düşmüş olmalısınız. Hiç şaşmam, bir gün düşerseniz mutlaka oradan düşersiniz. Ama bu ne hal böyle?'' Boyun bağınız yok, şapkanız yok, redingotunuz yok. Biliyor musunuz, sizi tanımayan biri böyle görse korkardı. Ulu tanrım, şimdiki azizler akıllarını mı kaçırıyorlar? İyi ama buraya nasıl girdiniz? Kelimeleri bir bir ardına sıralıyordu. İhtiyar adam bir köylü gevezeliğiyle konuşmaktaydı. Sözlerinde endişe edecek bir taraf yoktu. Bütün bu sözler şaşkınlıkla karışık, safça bir babacanlıkla söylenmişti. Siz kimsiniz? Bu ev neyin nesi? diye sordu Jean Valjean. Eh, yani bu kadarı da olmaz, diye haykırdı ihtiyar. Ben sizin buraya yerleştirdiğiniz kimseyim. Bu evde sizin beni yerleştirdiğiniz evdir. Nasıl, beni tanımadınız mı? Tanımadım, dedi Jean Valjean. Peki siz beni nasıl oluyor da tanıyorsunuz? Adam, siz benim hayatımı kurtarmıştınız, dedi. Yan döndü. Ay ışığının bir demeti adamın yüzünü yandan aydınlattı. O zaman Jean Valjean ihtiyar Faucheleau tanıdı. ''Ah'' dedi Jean Valjean. ''Siz miydiniz?'' ''Evet sizi tanıyorum.'' İhtiyar sitemeden bir tavırla ''Hele şükür'' dedi. Jean Valjean tekrar konuştu. ''Peki burada ne yapıyorsunuz?'' ''Ne yapacağım? Kavunlarımı örtüyorum işte.'' Gerçekten de Jean Valjean yanına yanaştığı sırada ihtiyar Faucheleau bir hasır örtünün ucundan tutmuş, kavun tarlasına sermekle meşguldü. Bahçede bulunduğu yaklaşık bir saatten beri çoğu yerini kapamıştı. Ona Jean Verjon'un hangardan gördüğü özel hareketleri yaptıran işte bu işti. Boşu Levon devam etti. Kendi kendime dedim ki, ay parladı, dona çekecek. Acaba kavunlarımı giydirsem mi? Sonra ağız dolusu gülerek Jean Verjon'a baktı ve ekledi. Siz de aynı şeyi yapsanız iyi olur. Yalnız kuzum buraya nasıl girdiniz? Jean Valjean bu adamın kendisini Madeleine adıyla tanıdığını anlayınca temkinli konuşmaya başladı. Durmadan soru soruyordu. İşin tuhafı, roller sanki tersine dönmüştü. İçeri gizlice giren kendisi olduğu halde adamı sorguya çekiyordu. Peki dizinizdeki bu çıngırak ne oluyor? Ha bu mu? diye cevap verdi Fauchelevon. Benden kaçsınlar diye. Nasıl? Sizden kaçsınlar diye mi? İhtiyar Foşulov'un tarih edilmez bir ifadeyle göz kırptı. Lanet olsun. Yalnız kadınlar var bu evde. Bir sürü genç kız. Bana rastlamaları onlar için tehlikeli olurmuş. Çıngırak onlara geldiğimi haber veriyor. Ben gelince onlar gidiyorlar. Nedir bu ev? Canım biliyorsunuz ya. Hayır bilmiyorum. Beni buraya bahçıvan olarak koymuştunuz ya. Siz yine de ben bilmiyormuşum gibi cevap verin. Burası Küçük Pikpus Manastırı. Jean Valjean'un anıları canlanıyordu. Tesadüf yani ilahi takdir onu tam da San Antoine mahallesindeki bu manastıra atmıştı işte. Arabasının devrilmesiyle sakat kalan ihtiyar onun Madeleine babanın tavsiyesi üzerine iki yıl önce kabul edilmiş olduğu manastıra. Kendi kendine konuşur gibi tekrarladı. Küçük Pik Püs Manastırı. Foşulovo'nun yine sordu. İyi ama gerçekten Madeleine baba siz nasıl oldu da buraya girdiniz? Bir aziz bile olsanız sonuçta erkeksiniz. Oysa buraya erkek giremez. Siz girmişsiniz ama sadece ben varım. Ne olursa olsun burada kalmak gerekiyor." dedi Jean Verjon. Fosilevon "Aman Tanrım!" diye haykırdı. Jean Verjon ihtiyara yaklaştı ve ciddi bir sesle ona "Fosilevon baba, sizin hayatınızı kurtarmıştım." dedi. Bunu ilk hatırlayan bendim dedi Foşulevan cevap verdi. Öyleyse o zamanlar sizin için yaptığım şeyi bugün siz benim için yapabilirsiniz. John Valjean'un sağlam ve güçlü iki elini buruşuk ve titreyen ellerinin arasına aldı Foşulevan ve konuşacak gücü yokmuş gibi birkaç saniye durdu ve sonra ah sizin bana yaptığınızın bir parçasını olsun size yapabilsem Ulu Tanrı'nın bir lütfu olur bu. Ben ha sizin hayatınızı kurtaracağım. Sayın belediye başkanı bu ihtiyar emrinizdedir dedi. Olağanüstü bir sevinçti bu. İhtiyar adam adeta değişmişti. Sanki yüzü ışık saçıyordu. Ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Bunu size anlatırım. Bir odanız var mı? Ayrı bir barakam var şurada. Eski manastır harabesinin arkasında kimsenin göremeyeceği bir köşede üç odası var. Gerçekten de baraka harabinin gerisinde öyle iyi gizlenmiş, kimsenin görmemesi için öyle iyi bir yere kurulmuştu ki Jean Valjean onu görmemişti. İyi dedi Jean Verjon. Şimdi sizden iki şey istiyorum. Nedir sayın başkan? Birincisi benim hakkımda bildiklerinizi kimseye söylemeyeceksiniz. İkincisi daha fazlasını öğrenmeye çalışmayacaksınız. Nasıl isterseniz. Biliyorum sizin elinizden ancak dürüst şeyler yapmak gelir. Her zamanda Tanrı'nın iyi bir kulu olmuşsunuzdur. Sonra Zaten beni buraya siz koydunuz. Sizin bileceğiniz iş. Emrinizdeyim. Tamam. Gelin benimle. Çocuğu alalım. Foşulovan. Aa, bir de çocuk mu var?" dedi. Başka bir şey söylemedi. Efendisinin peşinden giden bir köpek gibi Jean Verjon'u takip etti. Yarım saat geçmeden korbi ateşin alevinde yüzü yeniden pembeleşen kuzet, ihtiyar bahçıvanın yatağında uyuyordu. Jean Verjon boyun bağını takmış, redingotunu giymişti. O giyinirken da çıngıraklı dizginliğini çıkarmıştı. Dizlik şimdi hasırdan sırt küfesinin yanındaki çiviye asılmış olarak duvarı süslemekteydi. İki adam bir masanın başına geçmiş ısınıyorlardı. Foşulevon, masanın üstünde bir parça peynir, bir kara ekmek, bir şişe şarap ve iki de bardak koymuştu. İhtiyar adam elini John Verjo'nun dizine koyarak ''Ah Madeleine baba'' diyordu. Hemen tanımadınız beni. İnsanların hayatını kurtarıyor, sonra da onları unutuyorsunuz. Yo, çok kötü bir huy bu. Oysa onlar sizi hiç unutmuyorlar. Javen'in avını elinden nasıl kaçırdığının hikayesidir. Jean Valjean, Fantay'nın ölüm döşeğinin yanında Jave tarafından tutuklandığı günün gecesinde, Montiel şehir hapishanesinden kaçtığı zaman polis kaçak forsanın Paris yönüne gittiğini tahmin etmişti. Paris her şeyin içinde kaybolduğu bir gayya kuyusudur. Dünyanın Paris denen göbeğinde her şey denizin göbeğindeymiş gibi yok olur. Hiçbir orman bir insanı bu mahşeri kalabalık kadar saklayamaz. Her türden kaçaklar bunu çok iyi bilirler ve Paris'e bir girdaba dalar gibi dalarlar. Kurtarıcı girdaplar da vardır. Polis de bunu bilir ve bunun içinde başka bir yerde kaybettiğini Paris'te arar. Eski Montgel belediye başkanını da Paris'te aradı. Jave, araştırmaları aydınlatması için Paris'e çağrıldı. Gerçekten de Jean verjon'un yakalanmasında Jave'nin çok büyük yardımı oldu. Jave'nin gösterdiği çaba ve azim, emniyet müdürü, Kont Angles'in sekreteri, Monsieur Chabuier'in dikkatini çekti. Jave'yi daha önce de korumuş olan bu adam, Montgel Sume polis müfettişini Paris Polis Teşkilatı'na aldırdı. Orada çeşitli yerlerde şerefle bu gibi görevler için beklenmedik bir kelime ama biz yine de söyleyelim hizmet gördü. Artık John Valjean'ı hiç düşünmüyordu. Daima av peşinde olan köpeklere bugünkü kurt dünkünü unutturur. Ancak 1823 yılı Aralık ayında bir gün gazete okumak hiç adeti olmadığı halde gazete okuyacak oldu. Çünkü kral taraftarı olan Jave, başkomutan prensin Bayona zafer kazanarak girişini detaylarıyla öğrenme arzusuna kapılmıştı. Onu ilgilendiren yazıyı tam bitirmemişti ki, bir sayfanın altındaki John Verjon adı dikkatini çekti. John Verjon adındaki forsanın öldüğünü bildiriyordu haber. Gazete olayı öyle kesin bir dille yazıyordu ki, şave doğruluğundan şüphe bile etmedi. Sadece işte güzel bir tahliye demekle yetindi. Bir süre sonra seni bu Polis Müdürlüğü'nden Paris Polis Müdürlüğü'ne bir rapor gönderildi. Montfermeil'de söylendiğine göre bazı garip şartlar altında olmuş çocuk kaçırma olayıyla ilgili bir rapordu bu. Bildirildiğine göre annesi tarafından başka ilçedeki bir hancıya emanet edilen 7-8 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu meçhul bir kişi tarafından çalınmıştı. Bu küçük kızın adı Kuzetti ve hastanede ölen ama hangi hastanede ne zaman öldüğü bilinmeyen Fontaine adındaki bir sokak kadınının çocuğuydu. Bu rapor Javer'in eline geçti ve onu düşüncelere sevk etti. Fontaine adını çok iyi biliyordu. Jean Verjon'un bu yaratığın çocuğunu gidip almak için üç günlük bir süre isteyerek kendisini kahkahayla güldürdüğünü hatırlıyordu. Javer kimseye bir şey söylemeden Planchet çıkmazındaki Pladito'nun arabalarından birine binip Montferme ile doğru yola çıktı. Bu sorunun orada iyice aydınlığa kavuşacağını umuyordu ama koyu bir karanlıkla karşılaştı. İlk günler öfkeye kapılan Tiyanardeler hayli gevezelik etmişlerdi. Hikaye hemen türlü biçimlerde anlatılmaya başlanmış ve sonunda çocuk hırsızlığı olup çıkmıştı. Polis raporunun nedeni buydu. Ne var ki başlangıçtaki öfkesi yatışan Tiyanarder o şaşılacak içgüdüsüyle kralın sayın savcısını harekete geçirmenin kendi açısından hiç de faydalı olmadığını ve kusetin kaçırıldığına dair şikayetlerinin sonuçta adaletin pırıltılı göz bebeklerinin ilk önce kendi üzerinde yani tiyanerdeler üzerinde onun bir sürü karışık işleri üzerinde durmasına yol açacağını çabucak anlamıştı. Baykuşların istemedikleri ilk şey üzerlerine ışık tutulmasıdır öncelikle 1500 frank aldığını nasıl açıklayacaktı? Hemen çark etti. Karısının ağzını tıkadı ve kendisine çalınan çocuktan bahsedildiğine şaşırmış göründü. Hiçbir şey anlamıyordu. Gerçi o sevgili küçük kızı bu kadar çabuk alıp götürmelerinden o sıralar yakınmıştı şüphesiz. Şefkatli biri olduğundan dolayı onu hiç değilse iki üç gün daha yanında alıkoymak isterdi. Ama ne de olsa büyük babasıydı onu almaya gelen. Yeryüzünde bundan daha doğal bir şey olamazdı. Ayrıca onun hayırsever bir büyük baba olduğunu da ekliyordu. Montferme ile geldiğinde Jave işte bu hikayeyle karşılaşmıştı. Büyük baba Jean Valjean'ı ortadan siliyordu. Buna rağmen Jave, Tianerdelerin hikayesine sonda sokar gibi bazı sorular sapladı. Bu büyük baba kimdi ve adı neydi? Kısaca bir cevap verildi. Zengin bir çiftçi, yol geçiş belgesini gördüm. Sanırım adı Monsieur Guillaume Lombe'ydi. Lombe, babacan ve pek güven verici bir isimdi. Jave Paris'e döndü. Kendi kendine, canım John Verjon öldü işte, dedi. Ben de amma enayiyim. Bütün bu hikayeyi yeniden unutmaya başlıyordu ki, 1824 Mart'ı içinde bir gün San Meda Ruhani Dairesi içinde oturan ve kendisine sadaka veren dilenci diye at takılmış olan tuhaf bir adamdan söz edildiğini işitti. Söylendiğine göre bu adam adını kimsenin doğru dürüst bilmediği bir gelir sahibiydi. 7-8 yaşlarında küçük bir kızla birlikte yaşıyordu ve bu kız Montfermeil'den geldiğinin dışında hiçbir şey bilmiyordu. Montfermeil! İkide bir ortaya çıkan bu ismi duyunca Javen'in kulakları dikildi. Bu kişinin sadaka verdiği eski kilise hademesi olan yaşlı bir dilenci Ajan başka bazı bilgiler de eklemekteydi. Bu gelir sahibi yabani bir insandı. Sürekli akşamları dışarı çıkıyor, kimselerle konuşmuyor, yalnızca ara sıra yoksullarla konuşuyor ve kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Birkaç milyon frank eden, çünkü her tarafında banknotlar dikili bulunan sarı renkte bir edingot giyiyordu. Özellikle bu nokta Javel'in merakını gıcıkladı. Bu efsanevi gelir sahibini ürkütmeden... Yakından görebilmek için bir gün eski kilise hacimesinin hırpani kılığını ödünç aldı ve yaşlı acanın her akşam çöreklenip genzinden dualar okuduğu, okurken de etrafı dikiz ettiği yere geçip oturdu. Gerçekten de şüpheli kişi kılık değiştirmiş olan Jave'ye doğru gelip sadaka verdi. O anda Jave başını kaldırdı ve Jean Verjon'un Jave'yi tanıdığını sandığında duyduğu sarsıntıyı aynen Jave de Jean Verjon'u tanıdığını sanarak duydu. Ancak karanlıkta yanılmış olabilirdi. Jean Verjon'un övdüğü resmen tespit edilmişti. Jave'ye yalnızca bazı ciddi şüpheler kalıyordu. İşinde titiz bir insan olan Jave ise sadece şüphelendiği birinin yakasına yapışmazdı. Adamını Jorbu viranesine kadar izledi ve ihtiyar kadını konuşturdu. Zaten zor bir iş değildi bu. Kadın astarında milyonlar olan Redingot olayını doğruladı ve bin franklık para hikayesini anlattı. Gözleriyle görmüş, elleriyle dokunmuştu. Jave bir oda kiraladı ve hemen o akşam yerleşti. Esra rengis kiracının kapısına gelip dinledi. Onun ayak sesini duymayı umuyordu. Ama John Verjon mum ışığını anahtar deliğinden fark etti ve hiç sesini çıkarmayarak onun oyununu boşa çıkardı. Jave Emniyet müdürlüğünden yardım istemiş ama yakalamayı umduğu kişinin adını söylememişti. Bu onun sırrıydı. Bu sırrı üç nedenden ötürü saklamıştı. Birincisi, çünkü en ufak bir ağız gevşekliği Jean Valjean'u uyandırabilirdi. Çünkü firar eden ve ölü diye bilinen eski bir forsanın vaktiyle en tehlikeliler arasında olan bir mahkumun yakalanması olağanüstü bir başarı olacağından Paris polisinin kıdemlileri bu başarıyı muhakkak ki Jave gibi yeni gelen birine bırakmak istemezlerdi. Bu nedenle kürek mahkumunu elinden almalarından korkuyordu. Nihayet çünkü Jave bir sanatkar olduğundan beklenmedik işlerden zevk alırdı. Öyle ilan edilen önceden uzun uzun sözü edilip cazibesini kaybeden başarılardan nefret ederdi. Şah eserlerini gölgede bırakıp sonra birdenbire göz önüne sermeyi tercih ederdi. Jave Jean Valjean'ın kendisine güvenlik içinde sandığından o kadar emindi ki. Onu böyle kolayca elinden kaçırınca yaşadığı hayal kırıklığı umutsuzlukla çılgınlık arası bir şey oldu. Ama yine de soğukkanlılığını kaybetmedi. Kürek kaçkını forsanın çok uzağa gidemeyeceğinden emin olduğundan gözcüler koydu. Kapanlar, pusular kurdu ve bütün gece o bölgede dört döndü durdu. Gün doğarken iki zeki adamını gözcü bırakıp bir hırsıza soyulan polis gibi utanarak polis müdürlüğünün yolunu tuttu. Bir borcun ödenmesi Kuset uyur uyumaz daha önce söylediğimiz gibi Pochilovon ve Jean Valjean biraz peynir ekmek yiyip şarap içmişler, gürül gürül yanan çalı çırpı ateşinin karşısında ısınmışlardı. Kulübedeki tek yatak Kuset tarafından işgal edildiği için birer köşeye çekilip ot yığını üzerine uzanmışlardı. Gözlerini kapamadan önce John Valjean şöyle dedi. Bundan sonra burada kalmam gerekiyor. Bu sözler Foşulevo'nun zihnini bütün gece meşgul etti. Doğruyu söylemek gerekirse aslında ne biri ne de öteki tam olarak uyumuştu. Javi'nin izini bulduğunu ve kendisini takip etmeye başladığını hisseden Jean Valjean, Paris'e dönecek olurlarsa hem kendisinin hem de Cousette'in yakalanıp yok olacaklarını biliyordu. Üzerine esen yeni fırtınanın rüzgarı onu bu manastıra attığına göre yapacak tek bir şey vardı. Burada kalmak. Oysa onun gibi bir talihsiz için bu manastır hem çok güvenilir hem de çok tehlikeli bir yerdi. Çok tehlikeliydi çünkü buraya hiçbir erkek adımını atamayacağından kendisini bulurlarsa suçüstü yakalanmış olacaktı. Bir adım ötesi hapishaneydi. Çok güvenilir bir yerdi çünkü burada kalmasına izin verilirse Dışarıdan kimse gelip onu arayamaz ve bulamazdı. Oturulması imkansız olan böyle bir yerde oturmak demek, kurtulmak demekti. Fauchelot, Vonsa, bu beklenmedik karşılaşma için bir sürü tahminlerde bulunup duruyordu. Kesin olarak bildiği bir şey varsa o da Monsieur Madeleine'in onun hayatını kurtarmış olmasıydı. Şimdi benim sıram diyor, sonra şöyle ilave ediyordu. Beni kurtarmak için Monsieur Madeleine arabanın altına girerken bu kadar uzun boylu düşünmemişti. Sonunda Monsieur Madeleine'i kurtarmaya karar verdi. Geceleyin müthiş rüyalar görmüş olan Foşlovon, sabaha doğru gözlerini açınca karşısında uyuyan kuseti seyreden Monsieur Madeleine'i gördü. Yattığı yerden doğrularak, ''Gidip baş rahibeyle konuşacağım, beni sever.'' dedikten sonra, ''Karnınız acıkırsa orada şarap, ekmek ve peynir var.'' diyerek kulübeden çıktı. Baş rahibe, sevimli ve bilgin Blöme, yani masum anaydı. çoğu zaman yüzü gülerdi. Bahçıvan çekingen bir şekilde eğilerek kendisini selamladıktan sonra hücrenin önündeki eşikte durdu. Tesbihini çekmekte olan baş rahibe başını kaldırdı. Siz misiniz, Monsieur Fouven? dedi. Bahçıvanın ismi Fouven şeklinde kısaltılmıştı manastırda. Lovon tekrar selam verdikten sonra kendisinin bile ürktüğü bir cesaretle ''Benim efendim, çok saygıdeğer anaya söyleyeceklerim var.'' dedi. Baş rahibe ona şöyle bir baktı. ''Bana bir söyleyeceğiniz var demek. Bir ricam var. Peki öyleyse söyleyin.'' Yaşlı adam saygın rahibe karşısında kaba, köylüce, oldukça dağınık ama derin ve uzun bir söyleve başladı. Yaşından, topallığından, bahçıvanlık işlerinin ağırlığından, işin gittikçe artan güçlüğünden, bahçenin büyüklüğünden, geceleri çalışmak zorunda oluşundan, örneğin geçen gece Ayaz'da kavunların üstünü örtmek gibisi söz ediyordu. Sonunda sözü şöyle bitirdi. Bir kardeşi vardı. Baş rahibe şöyle bir kımıldadı. Genç değildi. Rahibe yine kımıldadı. Ama içine güven geldiği belli oluyordu. Arzu ederlerse bu kardeşini kendisine yardım etmek üzere buraya getirecekti. Çok iyi bir bahçıvandı. Rahibeler ondan, kendisinden olduğundan daha fazla faydalanacaklardı. Eğer onu kabul etmezlerse, bu durum ağabeyi olarak kendisini manen yıkacağı için çalışmakta zorlanacak. Ne yazık ki işini terk etmek zorunda kalacaktı. Sonra kardeşinin küçük bir de kızı vardı. Onu dini bir eğitimle manastırın okulunda yetiştirmek istiyordu. Belki de günün birinde rahibe olurdu. Baş rahibe tatlı bir sesle, Monsieur Fochulovon. Sizden çok memnunum. Yarın bana kardeşinizi getirin. Kendisine küçüğü de birlikte getirmesini söyleyin." dedi. Foşilovon, baş rahibeyi selamlayarak dışarı çıktığında bu işin bu kadar kolay halledilmiş olmasının şaşkınlığı hala üzerindeydi. Sevinçle kulübeye koştu. Başarılı geçen sorgulama. Ertesi gün baş rahibe elinde tesbihi onları bekliyordu. Yanında yüzü örtülü bir rahibe duruyordu küçük bir kandil konuşma odasını aydınlatıyordu. Işığı o kadar azdı ki buna aydınlatıyor bile denemezdi. Baş rahibe Jean Verjon'u dikkatle inceliyordu. Zaten insanın ayaklarına dikili bir bakış aslında karşısındakini herkesten daha dikkatle incelemenin belirtisidir. Sonra soruşturmaya başladı. Bahçıvanın kardeşi siz misiniz? Evet saygıdeğer ana, dedi Foşulovon. İsminiz nedir? Foşulovon Cevap verdi. Ültim Föşülovan. Gerçekten de Ültim isminde bir kardeşi vardı ama ölmüştü. Hangi taraftansınız? em Emyan yakınında. Pekini'den. Kaç yaşındasınız? Föşülovan. Elli. Mesleğiniz? Bahçıvan. Dindar mısınız? Föşülovan. Bütün ailemiz dindardır. Küçük sizin akrabanız mı? Evet efendim. Babası mısınız? Föşülov'un büyük babasıyım. Ayaktaki rahibe, baş rahibe'nin kulağına alçak sesle iyi cevaplar veriyor dedi. Oysa John Verion tek kelime etmemişti. Baş rahibe, kuseti dikkatlice inceleyip rahibe'ye alçak bir sesle çirkin bir kız olacak dedi. İki rahibe konuşma odasının bir kenarında bir süre konuştular. Sonra baş rahibe dönerek, Monsieur Fouven, sizin bir çıngırağınız vardı. Şimdi iki çıngıraklı dizliğe ihtiyacımız var, dedi. Gerçekten, ertesi gün bahçede iki çıngırağın gürültüsü duyuluyor ve rahibeler yüzlerindeki örtünün kenarını az da olsa kaldırmadan edemiyorlardı. Kuzet, okulda öğrenci olduğu için öteki öğrencilerin giydiği elbiseyi giymek zorunda kaldı. Jean Valjean, Kuzet'in çıkardığı elbiselerin kendisine verilmesi konusunda izin aldı. Bu elbiseler Tia yanından ayrılırken Jean Verjon'un kusete giydirdiği matem elbiseleriydi ve fazla eskimemişti. Ayakkabılar ve çoraplarla birlikte elbiseleri küçük bir valize yerleştirdi ve valizi yatağının altına koydu. Anahtarını daima yanında taşıyordu. Foşilovon yaptığı iyiliğin karşılığını görmüş gibiydi. En başta bu ona memnuniyet vermiş ve onu mutlu etmişti. Sonra İşi bölüştükleri için daha az çalışıyordu. Tütünü çok seven Fochlevon, Madeleine sayesinde üç misli fazla tütün içme imkanına sahip olmuştu. Parasını Jean Verjon ödediği için tütün içmek eskisinden daha zevkli oluyordu. Rahibeler Ültim adını benimsememişler, Jean Verjon'a öteki Fuven demeyi tercih etmişlerdi. Bu manastır Jean Verjon için etrafı uçurumlarla çevrili bir ada gibiydi. Bundan böyle onun dünyası artık bu dört duvarın içiydi. Orada huzur içinde olacak kadar gökyüzünü, mutlu olacak kadar da kuseti görüyordu. Jean Verjon için tekrar tatlı bir hayat başlamıştı. Yaşlı Foch birlikte bahçenin dibindeki kulübede oturuyorlardı. Böylece yıllar geçti. Kuset büyüyordu atomlarına ayrılmış Paris. Küçük Gevgoş. Bundan önce anlatılan hikayelerin geçtiği zamanlardan yaklaşık 8-9 sene sonra Chateau du civarında, Tomple bulvarında 12-13 yaşlarında küçük bir erkek çocuğu görülüyordu. Üzerine kendisine acıyanların verdiği eski giysiler giymişti. Oysa onun anası da vardı, babası da. Ne var ki annesi kendisini sevmediği gibi babası da hiç düşünmüyordu. Anası babası olup da yetim kalmış, merhamete muhtaç zavallılardan biriydi. Ailesi onu bir tekmeyle sokağa atmış, o da onları bırakıp gitmişti. Bu hareketli, solgun benizli, zeki ve alaycı bir çocuktu. Orada burada sürter, şarkı söyler, oyun oynar, derelerde dolaşır, bazen de hırsızlık yapar. Ama bu işi yavru kediler gibi neşeyle yapardı. Kendisine haylaz denildiği zaman güler ama serseri denildiği zaman kızardı. Ne yatacak yeri, ne ekmeği, ne ateşi ne de kendisini seven biri vardı. Ama yine de neşeliydi. Çünkü özgürdü. Bütün terk edilmişliğine rağmen iki üç ayda bir içinden hadi gidip bir annemi göreyim diyor. O zaman 50-52 numaralı Gobo viranesinin kapısını çalıyordu. Burada oturanlar çoğu zaman Paris'te görüldüğü gibi birbirleriyle hiç ilişkileri olmayan insanlardı. Ama hepsi de aynı sınıfın insanlarıydı. Bu sınıf sıkıntı içindeki son küçük burjuvadan başlayıp sefil insanların arasından geçerek uygarlığın bütün maddi değerlerinin bitimi demek olan iki insana, yani pislikleri temizleyen çöpçüyle eski püsküyü toplayan eskicilere kadar uzanır. Viranede oturanlar arasında en fakirleri iki yetişkin kızla ana babadan ibaret dört kişilik bir aileydi. Daha önce anlattığımız o küçücük izbe odalardan birinde dördü bir arada oturuyorlardı bu ailenin şaşılacak kadar fakir olmasından başka hiçbir özelliği yoktu. Odayı kiralarken aile reisi isminin John olduğunu söylemişti. Taşındıklarından biraz sonra bu taşınma kapıcı kadının tabiriyle hiçin gelişiydi. Çünkü eve hiçbir eşya getirmemişlerdi. John merdivenleri temizleyip kapıcılık yapan yaşlı kadına birisi gelir de tesadüfen bir Polonyalı, İtalyan veya İspanyol ararsa beni arıyor demektir demişti. Bu söylediği bile onun aslında bir dolandırıcı olduğunu anlatmaya yetiyordu. İşte o neşeli ve baldırı çıplak oğlanın ailesi bu aileydi. Çocuk oraya geldiği zaman umutsuzluk ve sıkıntıdan başka bir şey bulamıyordu. En kötüsü kimse ona gülümsemiyordu. İçeri girdiği zaman sorarlardı. "Nereden geliyorsun? Sokaktan." Dışarı çıkarken sorarlardı. "Nereye gidiyorsun? Sokağa." Anası "Buraya niye geliyorsun sanki?" diyordu. Bu çocuk bitkilerin ışıktan yoksun mahzenlerde yetişmesi gibi sevgiden mahrum büyüyordu. Ama bundan dolayı acı çekmiyor, kimseye de kızmıyordu. Bir ana babanın nasıl olması gerektiği hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Annesi sadece kız kardeşlerini seviyordu. Tomplo bulvarında bu çocuğa küçük Gevgoş denilirdi. Küçük Gevgoş'un ailesinin oturduğu oda koridorun en sonundaydı. Yandaki odada da Monsieur Marius adında çok fakir bir delikanlı oturuyordu. Şimdi Monsieur Marius'un kim olduğunu açıklayalım. 90 yaş ve 32 diş. Bu şuga Normandi Santunj sokaklarının civarında oturan yaşlılardan bazıları Monsieur Gillenormand isimli bir adamı hala hatırlar ve ondan sevgiyle söz ederler. Monsieur Gillenormand çok uzun yıllar yaşamış olduğu için etrafın ilgisini çeken insanlardan biriydi. Bu tür insanlarda ilgimizi çeken şey, bir zamanlar herkesten farklı olmadıklarını bildiğimiz halde, yaşlılıklarında kimseye benzemediklerini görüp şaşırmamızdır. Bu adam kimseye benzemeyen bir yaşlıydı. Başka bir yüzyılın adamıydı. Burnu havada, kusursuz bir 18. yüzyıl burjuvasıydı. Monsieur Gillenormand, Mages'te Fil dökel ve sokağa altı numarada oturuyordu. İki defa evlenmişti. Birinci evliliğinden bir kızı olmuş, bu kız hiç evlenmemişti. İkincisinden de bir kızı olmuş, 30 yaşına basmadan ölmüştü. Bu kız belki aşk, belki de bir rastlantı sonucu Cumhuriyet ve İmparatorluk ordularında hizmet etmiş. Ustaeglit'te nişan almış, Batırlı'da yarbay olmuş bir subayla evlenmişti. Bu iki kızın arasında on yaş fark vardı. Küçüklüklerinde birbirlerine hemen hemen hiç benzemiyorlardı. Ne yüz ne de karakter olarak aralarında hiçbir bağlantı yoktu. Küçük kız güzel olan her şeyle ilgilenen tatlı bir insandı. Çiçekler, şiirler, şarkılar en sevdiği şeylerdi. Coşkun, duygulu, hayalperest bir yaratıktı. Daha çocukluğundan beri hayalinde yaşattığı belirsiz bir kahramanla nişanlıydı. Büyük kızınsa hayallerini zengin tüccarlar, milyonerler süslüyordu. Hayalini kurduğu adam sersemin biriydi ama parası olduğu için adam sayılıyordu. Hiçbir hırs, hiçbir istek tam olarak gerçekleşmez. Hiç olmazsa yeryüzünde bu böyledir. İçinde yaşadığımız çağda cennet henüz yeryüzüne inmemiştir. Küçük kız hayallerinin erkeğiyle evlenmiş ama genç yaşta ölmüştü. Büyüyse hiç evlenmemişti. Büyük kız anlattığımız bu hikayeye girdiği sırada yaşlı ve erdem sahibi, hiçbir duygu beslemeyecek kadar namuslu bir kadın, alıngan ve kalın kafalı bir mahluktu. Yakın akrabalarının dışında kimse küçük ismini bilmiyordu. Ona Büyük Matmazel Oman diyorlardı. Evde bir de küçük bir erkek çocuk vardı. Bu çocuk, Matmazel Jelineumon'un ölen küçük kızının çocuğuydu. Matmazel Jelineumon çocuğun babasından Luaylı Haydut ailemizin yüz karası diye söz ediyordu. O dönemin kırmızı hayaletlerinden biri. O günlerde, küçük Vagnon şehrindeki güzel köprünün ve yakında yerine demirden korkunç bir köprünün geçeceğinden emin olduğumuz üzerinde dolaşan biri, yukarıdan aşağı baktığı zaman deri bir başlık giymiş, elli yaşlarındaki bir adam görecekti. Bu adam, Gri renkte kalın kumaştan yapılmış bir pantolon ve ceket giymekteydi. Ceketinde zamanla rengi atıp sararmış kırmızı bir şerit, ayaklarında tahta ayakkabılar vardı. Yüzü solgun, saçları bembeyazdı. Alnından aşağıya doğru yanağında bir yara izi görülüyordu. İki büklüm olmuş, zamanından önce çökmüştü. Hemen her gün Sein Nehri'nin sol kıyısını bir sıra teras gibi kaplayan ve köprülerin yanında duvarlarla çevrili küçük boşluklar bırakan alanlarda elinde bir bel, bir de bağcı bıçağıyla dolaşırdı. Bu alanlar baştan başa çiçeklerle kaplıydı. Daha büyük olsalar bir bahçeye, daha küçük olsalar bir çiçek demetine benzeyeceklerdi. Bu alanlar bir uçlarında nehre, öteki uçlarında evlere kadar uzanırlar. Sözünü ettiğimiz, sırtında ceket, ayağında tahta ayakkabı bulunan adam, 1817'ye doğru bu avluların en ucunda Evlerin en gösterişsiz ve yoksul görünümlü olanında oturuyor, sessiz, dünyadan eline eteğini çekmiş bir şekilde yaşıyordu. Yanında kendine hizmet eden ne genç, ne yaşlı, ne çirkin, ne güzel, ne köylü, ne de şehirli olan bir kadın vardı. Adamın bahçem dediği yer, kendi dikip yetiştirdiği çiçeklerin güzelliği nedeniyle şehirde ün salmıştı. İşte lualı, haydut buydu. Biri askeri anıları, biyografileri, ordu bültenlerini ve Monitü'yü okumuş olsaydı, George Pumeisi adlı birinden sık sık söz edildiğini görecekti. Pumeisi, hem tüfeği hem kılıcı hem atı aynı ustalıkla kullanabilen mükemmel askerlerden biriydi. Napolyon'la birlikte Elbe Adası'na gitti. Waterloo'da, Dubois taburunda eskadronların komutanıydı. Lüneburg bölüğünün sancağını alıp imparatorun ayaklarının altına atan oydu. Sancağı alırken yüzüne bir kılıç darbesi yemiş, her tarafı kana bulanmıştı. İmparator gururla ona albay ve baron oldun, lejyon de hak ettin demişti. Bu meyse ise size arkamda bırakacağım dul adına teşekkür ederim diye cevap vermiş, bundan bir saat sonra... O an çukurunda vurulmuş ve hayatını kurtaran çavuş Tiyaner diye olan minnet borcunu ömrü boyunca bir yük gibi taşımıştı. Vaturlu yenilgisinden sonra imparatorluk can çekişen eski Roma dünyasının karanlığına benzer bir karanlığa gömüldü. 18. Louis Paris'e dönerek tahta çıktı. Napolyon Langwood'da can çekişirken Vaturlu savaşında ölen 60 bin insan rahat rahat çürümekte ve dünyaya onların huzurunda bir şeyler yayılmaktaydı. Viyana Kongresi 1815 antlaşmalarını bununla yaptı ve Avrupa buna Restorasyon adını verdi. Restorasyon devri Pumeysi'yi yarım maaşa bağlamış ardından görevinden alarak Begnun'a göz hapsinde yaşamaya yani sürgüne göndermişti. 18. Louis bozgun sırasında olup biten her şeyi yok saymış. Bu yüzden Pumeysi'ye ne Le e, nişanını ne baronluğu ne de albaylığı bir hak olarak tanımıştı. Oysa o, Baron Albay Pomessi diye imza atmakta hiçbir tereddüt etmez, eski mavi elbisesinin yakasına Lejon Dönö nişanını takmadan hiçbir zaman dışarı çıkmazdı. Ateşli bir kralcı olan Monsieur Chilin damadıyla bütün ilişkisini kesmişti. Onun gözünde albay bir hayduttan başka bir şey değildi. Albayın gözünde ise Monsieur Jelinovman bir budalaydı. Monsieur Julien damadından hiç söz açmazdı. Açtığı zaman da bunu mutlaka Sayın Baron'la alay etmek için yapardı. Bu oğlunu hiçbir zaman görmeyeceği ve onunla konuşmayacağı konusunda anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya uymadığı takdirde oğlu mirastan mahrum edilmiş bir durumda babasına geri gönderilecekti. Jilin Omon ailesi için bu aşağılık bir adamdı. Onlar çocuğu kendi istedikleri gibi yetiştirmeyi amaçlıyorlardı. Albay bu şartları kabul etmekle belki hata etmişti ama böylelikle çocuğunun geleceğini kurtardığını, dolayısıyla sadece kendini kurban ettiğini düşünüyordu. M. Jilinovmo'nun bırakacağı miras o kadar önemli değildi. Ama asıl Matmazel Jilinovmo'nun bırakacağı miras çok önemliydi. Hiç evlenmemiş olan bu teyze ana tarafından çok zengindi. Başka varisi olmadığı için serveti yeğenine kalacaktı. İşte Marius ismindeki bu çocuğun bütün bildiği bir babası olduğuydu. Kimse kendisine daha fazla bir şey söylememişti. Ama büyük babasıyla birlikte gittiği yerlerdeki insanların fısıldaşmaları, göz kırpışları, kulağına çalınan yarım cümleler, kafasında bazı düşünceler uyandırmaya başlamıştı. Ve bu düşünceler zamanla çevresinden etkilenerek zihninde şekillendirdiği için sonunda o da etrafındakiler gibi düşünmeye babasını aklına getirdikçe bir tür utanç ve sıkıntı duymaya başlamıştı. Marius bu şekilde büyürken albay her iki üç ayda bir gizlice Paris'e gelir, sanki hapishaneden kaçmış gibi çekingen bir halde Aziz Sulpis kilisesinin karşısında bir yere sığınıp Marius'un teyzesiyle birlikte sabah hainine gelmesini beklerdi. Kadının kendisini görmesinden korktuğu için bir direğin arkasına saklanır, titreyerek, kıpırdamadan Hatta nefes almaya bile cesaret edemeden çocuğunu seyrederdi. 1827 yılında Marius 17 yaşına basmış ve hukuk fakültesine kaydolmuştu. Bir gece eve geldiği zaman büyük babasını elinde bir mektupla kendini bekler buldu. Marius dedi büyük babası yarın Vegnon'a hareket edeceksin. Niçin? Babanı görmek için. Büyük babasının söyledikleri Marius'u o kadar şaşırtmıştı ki ağzını açıp tek kelime söyleyemiyordu. Galiba hastaymış, seni görmek istemiş, dedi Monsieur Jilin Oman. Sonra ilave etti. Yarın hareket et, saat altıda kalkan bir araba olduğunu sanıyorum. Akşama doğru oraya varırsın. Bunları söyledikten sonra mektubu buruşturarak cebine koydu. Marius o akşam hareket edip sabahleyin babasının yanına varabilirdi. Ama büyük babasının dediğini yaptı ve ertesi gün akşama doğru Wegnon'a vardı. Evlerin pencerelerinde mum ışıkları görünmeye başlamıştı karşısına çıkan ilk insana Monsieur Pumeysi'nin evini sordu. Çünkü içinden o da restorasyon taraftarları gibi düşünüyor ve babasının ne baron ne de albay olduğunu kabul ediyordu. Babasının oturduğu yeri gösterdiler. Kapıyı çaldı. Elinde lambayla bir kadın kendisini karşıladı. Monsieur Pumeysi'nin evi mi? diye sordu Marius. Kadın başını evet der gibi salladı. Kendisiyle konuşabilir miyim? Kadın başıyla hayır işareti yaptı. Ama ben onun oğluyum dedi. Beni beklemesi gerekirdi. Kadın cevap verdi. Artık sizi beklemiyor. Marius o zaman kadının ağladığının farkına vardı. Kadın eliyle Mariusa alçak tavanlı bir odanın kapısını gösterdi. Marius içeri girdi. Şömine'nin üzerine konmuş yağ kandiliyle aydınlanan bu odada üç erkek vardı. Birisi ayakta duruyordu, öteki diz çökmüştü. Üçüncüsü boylu boyunca yere uzanmıştı. Üzerinde geceleyi vardı yerde boylu boyunca uzanmış olan albayın ta kendisiydi. Ötekilerden biri doktor, diğeri de papazdı. Papaz diz çökmüş dua ediyordu. Albay beyin hummasına yakalanmıştı. Üç gündür hasta yatıyordu. Hastalığının başlangıcında başına gelecekleri önceden seziyormuş gibi Mösyö Jilinoğlu'na mektup yazarak oğlunu görmek istediğini söylemiş, bu arada durumu daha da ağırlaşmıştı. Marius'un Vegnon'a vardığı akşam Albay kendini kaybetmiş bir şekilde Oğlum beni görmek istemiyor. Benim gidip onu görmem gerek. Diye bağırarak odasından dışarı fırlamış ve ardından yere düşüp can vermişti. Hizmetçi ona engel olamamıştı. Albay geriye hiçbir şey bırakmamış. Eşyalarının satışı, cenaze masraflarını zar zor karşılamıştı. Hizmetçi bulduğu buruşturulmuş bir kağıt parçasını Marius'a verdi. Kağıdın üstünde albayın el yazısıyla şunlar yazılmıştı. Oğlum İmparator Waterloo Savaşı'nın yapıldığı alanda beni baron ilan etmişti. Restorasyon benim kanımla kazandığım bu unvanı kabul etmediğine göre onu oğlumun alıp taşıması gerekir. Bu unvana layık bir insan olacağından hiç şüphe etmiyorum. Arka tarafına da şunları eklemişti. Aynı Waterloo Savaşı'nda Tianerde isimli bir onbaşı hayatımı kurtarmıştı. Son zamanlarda Paris civarında bir köyde küçük bir lokanta işlettiğini duymuştum. Bu köyün adı Şelle veya Montfermeil olabilir. Eğer oğlum bu adam araslarsa kendisinde elinden gelen yardımı yapmalıdır. Bir çocuğun babasına olan görev duygusundan değil de, insanoğlunun ölüm karşısında duyduğu o belirsiz saygının etkisiyle Marius kağıdı alıp avucunda tuttu. Albaydan geriye bir tek anı kalmadı. Mösjelinon, onun kılıcını ve üniformasını eskiciye sattırdı. Komşular bahçeyi yağma edip nadide çiçeklerin hepsini söküp götürdüler. Kalan bitkiler de çalılaştı, sarardı ve kuruyup gitti. Marius, Wegnon'da sadece iki gün kaldı. Defin töreninden sonra Paris'e gitti. Babası sanki hiç yaşamamıştı. Böyle birisinin mevcut olduğu aklına bile gelmiyordu. Albay iki gün içinde gömülmüş, üç gün içinde tamamen unutulmuştu. Devrimci olmak için ayine gitmenin faydaları Marius, çocukluğunda edindiği dini alışkanlıkları kaybetmemişti. Bir gün ayine katılmak için Aziz Surpis Kilisesi'ne gitti ve küçükken teyzesinin kendisini götürdüğü yerde durdu. O gün her zamankinden daha fazla dalgın olduğu için arkalığında Kahya Mösyö Maböf, kilise mütevelli heyeti üyesi yazılı kadife kaplı bir iskemleye oturduğunu fark etmedi. Ayin henüz başlamıştı ki bir ihtiyar yanına yaklaşarak şöyle dedi. Monsieur burası benim yerim. Marius acele yerinden kalktı. İhtiyar kendi yerini aldı. Ayin sona erdiğinde Marius düşüncelere dalmış. Bir kenarda öyle duruyordu. İhtiyar tekrar Marius'un yanına yaklaşarak şöyle dedi. Biraz önce rahatsız ettiğim için sizden af dilemek isterim. Ama sizi tekrar rahatsız edeceğim. Benim kızdığımı sandınız belki. Bakın size anlatayım. Zahmet etmeyin efendim, dedi Marius. Hayır, anlatmalıyım, dedi ihtiyar. Benim hakkımda kötü düşüncelere sahip olmanızı istemem. Bu yeri çok severim. Burada oturduğum zaman bana sanki ayin her zamankinden daha güzelmiş gibi gelir. Neden olduğunu size anlatacağım. Burada uzun yıllar boyunca her iki ya da üç ayda bir muntazam olarak çocuğunu görmeye gelen talihsiz bir babaya rastlamıştım. Bu zavallı babanın çocuğunu başka türlü görmesine imkan yoktu. Çünkü bazı ailevi sorunlar çocuğun kendisinden ayrı bulunmasını gerektiriyordu. Çocuğunun ayine getirildiğini bildiği saatte buraya geliyordu. Küçük çocuk babasının burada olabileceğinden tamamıyla habersizdi. Baba görülmemek için şu gördüğünüz sütunun arkasına saklanıyor, çocuğuna bakıp ağlıyordu. Onu her şeyden fazla sevdiği belliydi. İşte burası zamanla benim için kutsal bir yer oldu ve zamanla ayini buradan dinleme alışkanlığımı edindim bu bahtsız adamı biraz tanıma fırsatı bile buldum. Bu adamcağızın zengin bir kayınpederi ve baldızı vardı. Çocuğu mirastan mahrum edeceklerini söyleyerek adamcağızı korkutmuşlardı. Çocuğu görmeye kalkışırsa bunu yapacaklarını söylüyorlardı. Çocuğu bir gün zengin ve mutlu olabilsin diye kendini feda etmişti. Çünkü babanın siyasi fikirlerini beğenmiyorlardı. Siyasi fikirlerin önemli olduğunu kabul ediyorum ama bazıları işi fazla ileri götürüyorlar. Bir adam Waterloo Ş Savaşı'na katıldı diye canavar olarak değerlendirilmesi yanlıştır. Bundan ötürü bir baba çocuğundan koparılamaz. Bu adamcağız Bonaparte'ın albaylarından birisiymiş. Galiba geçenlerde öldü. Bagnon'da oturuyordu. Kardeşim orada papazdır. İsmi de Montmessi gibi bir şeydi. Yüzünde derin bir kılıç yarası izi vardı. Pumessi mi? dedi Mariusz benzi sapsarı olmuştu. Tamam Pumeysi, yoksa tanıyor muydunuz? O benim babamdı, dedi Marius. İhtiyar kilise üyesi ellerini kavuşturup haykırdı. Demek siz o küçük çocuksunuz. Tabii ya, büyümüş, genç bir adam olmuşsunuz. Zavallı yavrum, artık sizi gerçekten seven bir babanız olduğunu herkese söyleyebilirsiniz. Marius ihtiyarın koluna girdi. Onu yerine kadar götürdü. Ertesi gün Monsieur Jules'in şöyle dedi. Arkadaşlarla bir av partisi planladık. Müsaade ederseniz üç gün eve gelmeyeceğim. Dört gün gelme dedi Monsieur Jules'in Eğlenmene bak. Sonra göz kırpıp alçak sesle kızına dönerek herhalde küçük bir gönül serüveni dedi. Değişim Marius bu üç gün içinde Begnon'a gitti babasının mezarını ziyaret etti ve onu tanıyanlarla konuştu. Sonra Paris'e döndü. Doğruca hukuk fakültesinin kitaplığına gidip Monitü koleksiyonunu istedi. Monitü'yü okudu. Cumhuriyetin ve imparatorluğun bütün tarihini, Azize Elena anılarını, gazeteleri, broşürleri, bültenlerin hepsini baştan aşağı gözden geçirdi. Büyük ordunun tebliğlerinde babasının ismini ilk defa gördüğün zaman bütün bir hafta boyunca hasta gibi nöbetler geçirdi. Bu sırada bütün vaktini alan, düşüncelerinin yoğunlaştığı bu incelemeyle meşgul olduğu için Jilin görecek zaman bulamıyordu. Sadece yemek saatlerinde bir görünüyor, sonra yeniden araştırmalarına dönüp ortadan kayboluyordu. Teyzesi mırıldanıyor, Mösyö Jilin gevrek gevrek gülerek, kızların peşinden koşma çağında, diyordu. Bazen de bunun bir çapkınlık macerası olduğunu sanıyordum. Meğer bir tutkuymuş, diyordu. Gerçekten de bu bir tutkuydu. Marius babasını taparcasına sevmeye başlamıştı. Aynı zamanda fikirlerinde de büyük bir yenilik ve değişim gerçekleşmek üzereydi. Bu değişim birbirini izleyen birçok aşamayla ortaya çıkıyordu. Bunları çağımızdaki düşünen insanların çoğu yaşadığından tek tek izleyip ele almak önemlidir. Yeni yeni öğrenmeye başladığı bu tarih Marius'u korkutmaya başlamıştı. İlk etki coşkun bir hayranlık oldu. Cumhuriyet ve imparatorluk o ana kadar onun için dehşet veren iki kelimeden başka bir şey değildi. Cumhuriyet alacak karanlıkta bir giyotin, imparatorluk gece çekilmiş bir kılıçtı. Oysa şimdi içinde bir kaostan başka hiçbir şey göremeyeceğini sandığı yere daha yakından baktığında orada yıldızların parıldadığını görüyordu. Marius nerede olduğunu şaşırmıştı aydınlıklar gözünü köreltiyordu. Şaşkınlığı yavaş yavaş dağılıp da gözleri bu aydınlıklara alıştığında yapılanlara başı dönmeksizin bakabildi. Devrim ve imparatorluk gözlerinin önünde bütün yönleriyle belirginleşmeye başladı. Bu iki olay grubunun da iki büyük gerçek içinde özetlendiklerini gördü. Cumhuriyet, medeni hakların kitlelere verilmesi. imparatorluk Fransız düşüncesinin Avrupa'ya kabul ettirilmesiydi. Devrimden halkın yüceliğinin imparatorluktansa Fransa'nın çehresinin bütün yüceliğinin çıktığını gördü. Kendi kendine bütün bunların doğru ve yerinde olduğunu söyledi. İşte Marius o zamana kadar babasını anlamadığı gibi ülkesini de anlamamış olduğunu gördü. Ne birini ne ötekini tanımıştı. Şimdi her şeyi açıkça görüyor ve ikisine karşı taparcasına bir hayranlık duyuyordu. Eskiden monarşinin yıkılışı diye gördüğü olayı şimdi Fransa'nın doğuşu olarak görüyordu. Düşüncelerinin yönü değişmişti. Eskiden gün batımı sandığı şey şimdi gün doğumu olmuştu. Bu gizli çalışmalar sırasında eski tutucu ve burbun taraftarı düşüncelerinden tamamıyla kurtulup tam anlamıyla devrimci, demokrat ve cumhuriyetçi olunca O. Feva rıhtımındaki gravürcülerden birisine gidip bir kart vize tısmırladı. Üzerinde şöyle yazıyordu: Baron Marius Pumeysi. Bütün sağlıklı ve dinç yaşlılar gibi sabah erken uyanma adetinde olan Monsieur Léonmon, bir sabah kalkıp yaşlı bacaklarının izin verdiği kadar süratle Marius'un çatı katındaki odasına çıkan merdivenleri tırmanmaya başladı. Torunuyla konuşmak, son zamanlarda onda meydana gelen değişikliğin nedenini öğrenmek istiyordu. Monsieur Gillenormand odaya çıktığı zaman Marius orada değildi. Yatak hiç bozulmamıştı. Üzerinde Marius'un redingotu ve boynuna bağladığı siyah şerit duruyordu. Bu daha iyi, dedi Monsieur Gillenormand. Biraz sonra Matmazel Gillenormand'ın araba tekerlekleri motifleriyle dolu olan nakışını işlediği salona girdi. Zafer kazanan bir komutan gibiydi. Bir elinde redingotu, ötekinde siyah şeridi tutuyor ve haykırıyordu. Zafer bizim, Şimdi sırrı çözeceğiz. Bu işin altında ne olduğunu nihayet anlayacağız. Sevgili haylazımızın çapkınlıklarını öğreneceğiz. Artık konunun içine daldık. Kızın resmi elimizde. Gerçekten de şeridin ucunda madalyona benzeyen ufak bir kutu vardı. İhtiyar kutuyu alıp bir süre açmadan elinde evirip çevirdi. Yüzünde burnunun ucunda duran ancak yemediği nefis bir yemeğe bakan bir açın Arzu, iştah ve kızgınlığı okunuyordu. Hadi babacığım açın dedim atmazaciline oman. Kutuyu açmak için bir yaya basmak gerekiyordu. Açıldığı zaman içinde çok dikkatli katlanmış bir kağıttan başka bir şey bulamadılar. Mutlaka kız yazmıştır dedim öz söz Norman gülmekten neredeyse katılacaktı. Bunu ne olduğunu bilirim diye ilave etti. Aşk mektubudur. Peki öyleyse okuyalım dedi teyze. Matmazel oman gözlüklerini taktı. Kağıdı açtı. Okudular. Oğlum, İmparator, Waterloo Savaşı'nın yapıldığı alanda beni baron ilan etmişti. Restorasyon, benim kanımla kazandığım bu unvanı kabul etmemek istediğine göre onu oğlumun alıp taşıması gerekir. Bu unvana layık bir insan olacağından hiç şüphe etmiyorum. O an baba ve kızın neler hissettiklerini anlatmaya imkan yok. Bir ölü, soluğunu onlara doğru üflemiş gibi buz kesilmişlerdi. Birbirlerine tek kelime bile söyleyemiyorlardı. Sadece Monsieur Gelinowmon alçak bir sesle ve sanki kendi kendisine konuşuyormuş gibi bu kılıç sallayıcısının el yazısı dedi. Kadın kağıdı elinde evirip çevirip iyice inceledi. Sonra katlayıp kutuya koydu. Tam bu sırada redingotun cebinden mavi bir kağıda sarılı ufak bir paket düştü. Matmazel Oman hemen kaparak paketin kağıdını açtı. Marius'un bastırdığı kart vizitlerdi. İçinden birini çıkarıp Monsieur Jelenorman'a verdi. Monsieur Oman üzerinde yazılı olanları okudu. Baron Marius Pormeysi. İhtiyar zili çalıp hizmetçiyi çağırdı. Nicolette geldi. Monsieur Jelenorman, Redingot'u, siyah şeridi ve kartları eline alıp odanın ortasına fırlattı. Hizmetçiye dönerek, götürün şu paçavraları, dedi. Aradan çok geçmeden Marius göründü. Daha salonun eşiğini aşmadan büyük babasının elinde kendi kartlarından birini tuttuğunu gördü. Yaşlı adam onu görünce hemen haykırmaya başladı. Vay vay vay! İnanılacak şey değil. Demek şimdi baron oldunuz. Sizi çok tebrik ederim. Peki bu da ne demek? Marius biraz kızararak cevap verdi. Bu ben babamın oğluyum demektir. Senin baban benim. Marius yere baktı ve sert bir tavırla ''Benim babam Fransa'ya ve Cumhuriyet'e onuruyla hizmet etmiş, alçak gönüllü ve kahraman bir adamdı. İnsanların bugüne kadar yarattığı en büyük tarihin içinde yüce bir insan olarak ortaya çıkmıştı. 25 yıl siperlerde yaşamış, gündüzleri mitralyözlerin ve kurşunların, geceleri karların altında hayatını geçirmişti. İki sancak almış, 20 defa yaralanmıştı. Yalnızlık ve unutulmuşluk içinde öldü.'' ve başına bütün felaketler iki vefasız varlığı yani ülkesiyle beni fazla sevmekten ileri gelmişti diye cevap verdi. Monsieur JLinomon'un öyle pek fazla anlayamayacağı sözlerdi bunlar. Konuşmada cumhuriyet kelimesi geçince hemen ayağa kalkmış, daha doğrusu dikilmişti. Marius'un söylediği tek kelime bu ihtiyar kralcının suratında bir demirci körüğünün sıcaklığının yaptığı etkiyi yapıyordu. Soluk renkten kırmızıya, kırmızıdan mora mordan aleve dönen bir nesnenin rengine dönmüştü suratı. Marius'a aşağılık insan diye haykırdı. Babanın nasıl biri olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemem. Evet hiçbir şey bilmiyorum onunla ilgili. Bildiğim bir şey varsa sözünü ettiğin bu cumhuriyetçiler içinde sefillerden başka hiç kimse bulunmayışıdır. Bunların hepsi soyguncu, hırsız, baldırı çıplak, katil, kızıl şapkalılardır. Hepsi böyledir diyorum anladın mı? Senin baronluğunda böyle işte gözümde zerre kadar önemi yok. Robe Pierre e uşaklık eden heriflerdi bunlar. Bonaparte e hizmet eden haydutlardı. Hepsi başlarındaki yasal krallarına ihanet eden aşağılık heriflerdi. Bunlar Prusyalıların önünden kaçan ve Waterloo'da İngilizlerin önlerine katılıp sürdükleri korkaklardır. İşte bütün bildiğim bu. Sizin babanız da bunlarla birlikteyse özür dilerim ama suç bende değil. Bu defa kor kor yanma sırası Marius'a, ateşi körükleme sırası da Monsieur Gillenormand'a gelmişti. Marius zangır zangır titriyordu. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Babası gözünün önünde hakarete uğruyor, ayaklar altında çiğneniyordu. Peki hakaret eden kimdi? Büyük babası. Birine kötülük etmeden ötekinin intikamını nasıl alabilirdi? Büyük babasına hakaret etmesi imkansızdı. Babasının intikamını almadan da edemezdi. Bir yanda kutsal bir mezar, öte yanda saygı duyulması gereken beyaz saçlı bir ihtiyar vardı. Bir an bütün bu ihtimalleri düşünerek sarhoş bir insan gibi ne yapacağını kestiremeden kala kaldı. İçinde sanki bir girdap vardı. Sonra gözlerini kaldırdı ve büyük babasına bakarak ''Burbonlar yerin dibine bassın, 18. Louis domuzu gebersin'' diye bağırdı. 18. Louis dört yıl önce ölmüştü ama o buna pek aldırmıyordu. Kıpkırmızı kesilmiş olan ihtiyar, yüzü gözü öfkeden şişmiş, solgun, sinirli ve kendini kaybetmiş bir halde Marius'a haykırdı. Defol! Marius evi terk etti. Üzerinde otuz franktan ve saatinden başka bir şey yoktu. Meydanların birinden kalkan bir arabaya bindi. Arabanın nereye gittiğini bile bilmiyordu. ABC dostları, az daha tarihe mal olacak olan bir grup. Görünüşte durgun geçen o dönemde ortalıkta belli belirsiz bir devrim havası dolanıyordu. 89'un 92'nin derinliklerinden gelen esintiler vardı. Genç Paris bu ifadeyi bağışlayın, buluğa ermek, ergenliğe girmek üzereydi. İnsanlar hiç farkında olmadan zamanın akışıyla birlikte değişmekteydiler. Kralcılar liberal oluyor, liberaller demokratlaşıyorlardı. Gizli bir takım düşünceler ortaya çıkarak kuşkucu ve sessizce kurulu düzeni tehdit ediyordu. Devrimin en yüksek derecedeki belirtisidir bu. İktidarın kararsızlığı onu yıkmak için kazılan lağımda halkın kararsızlığıyla karşılaşır. Ayaklanmaların kuluçka devri, hükümet darbelerinin tasarlanma süresine karşılık gelir. O tarihte Fransa'da henüz Almanların Tüeyen Bond'u, İtalyanların Corbanarisi gibi geniş yeraltı örgütleri yoktu. Ama yer yer karanlık kuytu köşelerde çeşitli topluluklar dal budak salmaktaydı. EX'de Kugoyt yavaş yavaş şekilleniyordu. Paris'te bu tür gizli örgütler arasında özellikle ABC Dostları Derneği bulunuyordu. Neydi bu ABC Dostları? Görünüşteki amacı çocukların eğitilmesi. Gerçekte ise büyüklerin yetiştirilmesi olan bir dernek. Paris'te iki yerde toplanıyorlardı. Hal yakınlarında daha sonra sözünü edeceğimiz Kugant adlı bir meyhanede ve Pontion yakınlarında Aziz Michel meydanında bugün yıkılmış olan Café Müzen adlı küçük bir kahvede. Bu buluşma yerlerinden birincisi işçilere, ikincisi de öğrencilere yakındı. ABC dostlarının olağan toplantıları Kafe Müse'nin arkasındaki bir odada gerçekleştiriliyordu kahveden oldukça uzakta olan ve çok uzun bir koridorla ona bağlanan bu odanın iki penceresi ve gizli bir merdivenle küçük gay sokağına açılan bir çıkışı vardı. Orada sigara içki içiyor, oyun oynuyor, gülüşüyorlardı. Her konu hakkında çok yüksek sesle, başka bir konudaysa alçak sesle konuşuyorlardı. Duvarda bir polis ajanının kuşkusunu uyandırmaya yetecek bir ipucu olan eski bir Cumhuriyet Fransası haritası asılıydı. ABC dostlarının çoğu öğrenciydi. Bunlar bazı işçilerle samimi bir ittifak içindeydiler. İşte bir ölçüde tarih mal olmuşlardan belli başlılarının adları. Anjul Gaz, Kumbufey, Jean Pugwe, Föly, Kukvikkak, Baugel, Legöl Leglö, Jolie. Bu delikanlılar dostlukları sayesinde aralarında adeta bir aile bağı kurmuşlardı. Leglo hariç hepsi güneyliydiler. Adını en başta saydığımız, bunun nedeni ileride anlaşılacaktır, Onjulgas, ailesinin tek çocuğuydu ve zengindi. Korkunç olabilme yeteneğine sahip, sevimli bir delikanlıydı. Vahşi bir antunuydu. Bakışlarının düşünceli parıltısını görenler, onun sanki daha önce başka bir hayatta devrimin mahşerinden geçmiş olduğunu sanırdı. Devrim tarihinin canlı bir tapınağı gibiydi. O büyük şeyi en küçük ayrıntısına kadar biliyordu. Bir delikanlı için garip sayılacak şekilde hem rahip hem savaşçı yaradılışlıydı. Hem ruhani lider hem militandı. O anki şartlarda bakıldığındaysa bir demokrasi neferi, can hareketinin üstünde bir idealin rahibiydi. Derinden bakan gözleri, biraz kızarık göz kapakları, kolaylıkla hor gören bir ifadeye bürünen kalın alt dudağı geniş bir alnı vardı. 22 yaşındaydı ama 17'sinde gösteriyordu. Ciddi ve ağır başlıydı. Yeryüzünde kadın diye bir yaratığın yaşadığından habersiz görünüyordu. Tek bir tutkusu vardı, hak. Tek bir düşüncesi vardı, engeli devirmek. Cumhuriyetle ilgili olmayan her şeyin önünde gözlerini utançla yere indirirdi. Özgürlüğün mermerden heykeline aşıktı. Devrimin mantığını temsil eden Onjulgas'ın yanında Kumbufey de vardı, devrimin felsefesini temsil ediyordu. Devrimin mantığıyla felsefesi arasında şu fark vardır. Devrimin mantığı sonunda savaşa, felsefe ise sadece barışa götürebilir. Kumbufey, Onjulgas'ı tam tamamlıyordu. Onjulgas'tan daha yüksek değil ama daha geniş düşünüyor zihinlere genel düşüncelerle genişletilmiş ilkelerin sokulmasını istiyordu. Devrim ama uygarlık da, diyordu. Dimdik yükselen dağın çevresinde geniş, mavi bir ufuk yayılıyordu. Bu yüzden Kumbufe'nin bütün görüşlerinde erişilebilir, uygulanabilir bir taraf vardı. Devrim, Kumbufe'de, Onjülgaz'da olduğundan daha fazla solunabilir bir şeydi. Onjülgaz, onun tanrısal hukukunu... Kumbufe ise doğal hukukunu dile getirmekteydi. Kumbufe, herkesin yaşadığı hayatı Onjungast'tan daha dolu yaşıyordu. Bu iki genç adama tarihe geçmek kısmet olsaydı, biri adalet, öbürü akıl olarak geçerlerdi. Onjungast daha erkek, Kumbufe daha insandı. Onjungast bir lider, Kumbufe bir rehberdi. Biriyle omuz omuza dövüşmek, diğeriyle birlikte yürümek isterdiniz. Bu Kumbu dövüşmekten aciz olduğu anlamına gelmiyordu. Sırasında engelle kapışmaktan ve bütün gücüyle patlayarak ona saldırmaktan asla kaçınmazdı. Ama aksiyomları öğreterek, pozitif yasalar açıklayarak insanlığa yönünü göstermek onu daha fazla memnun ederdi. Yakmaktan değil, aydınlatmaktan yanaydı. Yangında şüphesiz bir gün doğumu yaratabilir ama neden günün doğmasını beklememeli? Jean ve Kumbufe'den Biraz daha fazla kontrollüydü. Otacan incelenmesinin kaynağı olan şu derin ve güçlü hareketle karışmış haldeki o küçük anlık evesten ötürü John kendisine Jeon diyordu. Aşıktı John saksı Saksıda çiçek yetiştirir, flüt çalar, şiir yazar, halkı sever, kadınlara acır, çocuklar için gözyaşı döker, geleceği ve tanrıyı aynı inanç içinde birleştirir. ve... Onge Şeni gibi kraliyetçi birinin kafasını kestiği için devrime lanet ederdi. Bilgelik derecesinde okumuştu ve bir oryantalist sayılabilirdi. Her şeyden önce iyiydi ve iyiliğin büyüklüğe ne kadar yakın olduğunu bilenler için doğal sayılan bir eğilimle şiirde ihtişamlı ve büyük olanı tercih ederdi. O da Onjulgaz gibi tek çocuktu ve zengindi. Sakin sakin konuşur, başını eğer, gözlerini yere indirir, Sıkıntılı sıkıntılı gülümser, kötü giyinirdi. Beceriksiz bir hali vardı. En ufak bir şey karşısında kıpkırmızı kesilirdi. Çok çekingendi. Ama bir yandan da gözü pek biriydi. Fölyi bir yelpaze imalatanesinde işçiydi. Öksüz ve yetimdi. Günde zar zor üç frank kazanıyordu ve tek bir düşüncesi vardı. Dünyayı kurtarmak. Bir başka işi de kendini eğitmekti. Buna da kendini kurtarmak diyordu kendi kendine okuma yazma öğrenmiş, bütün bilgilerini tek başına edinmişti. Pöly'e çok yüce gönüllüydü, muazzam bir kucaklama gücü vardı. Bu kimsesiz çocuk, bütün halkları kendine evlat edinmişti. Annesini kaybettiği için vatan üzerine derinlemesine düşünmüştü. Yeryüzünde vatansız bir tek insanın bile bulunmasını istemiyordu. Halktan insanların derin bilgeliğiyle bizim bugün ulus düşüncesi dediğimiz şeyi o içinde kendiliğinden taşımaktaydı sırf bilerek kızmak ve nefret etmek için tarihi öğrenmişti. Özellikle Fransa ile ilgilenen bu genç Ütopyacılar topluluğunda o dış ülkeleri temsil ediyordu. Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya ve İtalya konusunda uzmandı. Kukfikak ise şeytan zekası, güzelliği diyebileceğimiz bir gençlik heyecanı vardı. Bu durum daha sonra tıpkı kedi yavrusunun sevimliliğinin geçtiği gibi geçer ve bütün bu zarafet sonunda iki ayak üzerindeyse burjuva, dört ayak üzerindeyse kart kedi olur çıkar. Bal gel, neşeli bir insandı. Kötü arkadaştı, mertti, cebi delikti, savurgandı, cömertlikle yarışırdı. Cesurdu, küstahlıkla yarışırdı. Kavgaya dayanıklı yelekleri, kızıl fikirleri vardı. Son derece şamatacıydı. Ayaklanma aşamasına gelmeden önce en sevdiği şey kavga. Devrim aşamasına gelmeden önce en sevdiği şey ayaklanmaydı. Sonucunu görmek merakıyla cam kırmaya, sonra yolun kaldırım taşlarını sökmeye, daha sonra da hükümeti yıkmaya her zaman hazırdı. 11 yıldır hukuk fakültesi öğrencisiydi. Gelgi takıllı bir adam olan Baugel birçok kahveye girip çıkıyordu. Ötekilerin belli bir yere devam etme alışkanlıkları olduğu halde onun yoktu avare dolaşırdı. Dolaşmak insani bir şeydir. Avare dolaşmak Parisli'ye özgüdür. Aslında derin bir zekaya sahipti ve göründüğünden daha duyarlı ve akıllıydı. Baugel, ABC dostlarıyla henüz şekillenmemiş ama ileride kesin şeklini alacak olan diğer gruplar arasında köprü görevi görüyordu. Bu genç kafalar kurulunda bir de dazlak üye vardı. Asıl adı Legle de Mao olmasına karşılık arkadaşları ona kısaca Busue diye çağırırlardı. Busue şanssızlığa uğramış neşeli bir çocuktu. Hiçbir şeyde başarıya ulaşamamakta uzmandı ama her şeye gülerdi. Daha 25 yaşında olmasına rağmen dazlaktı. Bilgisi, kültürü, zekası vardı ama beceremiyordu. Her şey elinden kaçıyor, her şey onu aldatıyordu. Ne inşa ise üzerine yıkılıyordu. Odun yarsa parmağını kesiyor. Bir metresi olsa çok geçmeden başka bir aşığı olduğu ortaya çıkıyor. Yani her an başına bir felaket geliyordu. Gırgırcı, neşeli hali bu yüzdendi. O da hukuk öğrenimini Baugel gibi binbir güçlük içinde sürdürmekteydi. Bu oturacak yeri yok sayılırdı. Hatta bazen hiç yoktu. Bazen birinde, bazen bir başkasında, çoğu zamanda Julie'de kalırdı. Julie tıp öğrenimi görüyordu. Bu Seo'dan 2 yaş daha küçüktü. Jolie genç bir hastalık hastasıydı. Tıp öğreniminden kazancı hekim olmaktan çok hasta olmaktı. Buna rağmen içlerinde en neşelisi oydu. Bütün bu tutarsızlıklar yani gençlik, uçarılık, hastalık takıntısı, şenlik birbirleriyle ahenkle uyuşuyor ve bundan ortaya eksantrik ama cana yakın bir varlık çıkıyordu. Birbirinden son derece farklı ve ne de olsa ciddi bir şekilde söz edilmesi gereken bu gençlerin Ortak tek bir dini vardı. İlerleme. Hepsi de Fransız devriminin çocuklarıydı. Kan bağlarıyla bağlı oldukları babaları eskiden ya da halen ya meşrutiyetçi ya da liberaldi. Umursadıkları yoktu bunu. Onlar gençtiler. Kendilerinden öncesine ait bu karışıklık onları hiç ilgilendirmiyordu. İlkelerin saf kanı dolaşıyordu damarlarında. Hiçbir ayrıntıya takılmadan doğru değişmez hakka ve mutlak göreve bağlanıyorlardı. Derneğe katılmışlar, derneğin sırlarını benimsemişler, yer altında ideallerini gizlice gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Karşılaşma Bir öğleden sonra Leglo de Mou, sırtını Café Müziyenin kapısına keyifle yaslamış, tatil yapan bir sütun heykeli havasında Aziz Michel meydanını seyrediyordu. Gözleri bulanık bir avarelik içinde çevrede dolaşıp duran Leglo de Mou, kararsız meydanda yol alan iki tekerlekli bir araba gördü. Acaba bu araba niye böyle küskündü? Atın için ağır adımlarla yürüyordu. Leglo baktı. Arabada bir delikanlı ve bu delikanlının önünde de oldukça büyük bir yol çantası vardı. Çanta kumaşa dikilmiş olan bir kartın üzerine siyah iri harflerle yazılmış bir adı gelip geçenlere sergilemekteydi. Marius Pumex'i. -si. Bu adı görünce Leglo'nun tavrı değişti yerinden doğrulup delikanlıya seslendi. Monsieur Marius Pumeysi. Seslenilen araba durdu. Arabadaki delikanlı da derin derin düşünür gibiydi. Gözlerini kaldırdı. Efendim, dedi. Siz Monsieur Marius Pumeysi misiniz? Evet, öyle. Ben de sizi arıyordum, dedi Leglo de Mau. Nasıl olur, diye sordu Marius. Ben sizi tanımıyorum. Leglo, ben de sizi hiç tanımıyorum, diye cevap verdi. Marius şaklabanın birine çattığını sandı. O sırada hiç de keyfi yerinde değildi. Kaşlarını çattı. Legle de Mou hiç oralı olmadan devam etti. "Önceki gün okulda değil miydiniz?" "Olabilir. Eminim. Öğrenci misiniz siz?" diye sordu Marius. "Evet, sizin gibi. Önceki gün tesadüfen okula gitmiştim. Bilirsiniz, insan bazen böyle fikirlere kapılır. Profesör yoklama yapıyordu. Bildiğiniz gibi o sırada pek gülünç olurlar." Üç yoklamada bulunmadınız mı kaydınız silinir. Altmış frank güme gitti demektir. Marius yavaş yavaş ilgiyle dinlemeye başlıyordu. Legle konuşmaya devam ediyordu. Blond duyduğu yoklamayı yapan onu tanırsınız. Çok keskin bir burnu vardır ve derse gelmeyenlerin kokusunu alınca keyiflenir. İşte yoklamaya sinsice P harfiyle başladı. Bu harfle ilişkin bulunmadığından dinlemiyordum bile. Yoklama iyi gidiyordu. Eksik yoktu. Herkes oradaydı. Blando üzgündü. Kendi kendine Blando, sevgilim, bugün en ufak bir idam bile infaz edemeyeceksin diyordum. Birdenbire Blando Marius Pigmentsi adını okumaz mı? Cevap veren yok. Blando umutla daha yüksek sesle tekrarladı. Marius Phume's ve kalemini eline aldı. Monsieur, ben vicdan sahibi adamımdır. Hemen kendi kendime şöyle dedim. İşte adı silinmek üzere olan mert bir çocuk. Kurtaralım onu. Blandu'ya ölüm. Tam o sırada Blandu kara renkli kalemini mürekkebe batırmış, vahşi gözlerini hazır bulunanların üzerine gezdirmiş ve üçüncü kez sormuştu. Marius Pumeksi. Cevap verdim. Burada. Böylece adınız silinmemiş oldu. Monsieur dedi Marius. Ama sıra bana gelince benim adım silindi, diye ekledi. Legledim o. Sizi anlamıyorum, dedi Marius. Leglo tekrar sözü aldı. Gayet basit. Cevap verebilecek kadar kürsüye, kaçabilecek kadar da kapıya yakındım. Profesör beni sabit bakışlarla sözüyordu. Koku alma yeteneği çok gelişmiş olan Blando birdenbire L harfini atlayıverdi. L benim harfimdir. Adım Leglo. Legloha diye onun sözünü kesti Marius. Ne güzel isim. İşte Mösyö. Blando bu güzel isme geldi ve bağırdı. Leglo. Ben cevap verdim. Burada. O zaman Blando baktı, gülümsedi ve siz Pumesi'siniz. Leglo değil dedi Ne adımız sildi. Marius haykırdı. Son derece üzgünüm Mösyö. Sizden binlerce defa özür dilerim. Leglo bir kahkaha attı. Bense sevinçten uçuyorum. Avukat olma yolundaydım. Bu olayla böylece bundan kurtulmuş oldum. Ne cübbe, ne staj. Bunu size borçluyum, Monsieur Pugmesi. Size tantanalı bir teşekkür ziyaretinde bulunmak isterim. Nerede oturuyorsunuz? Bu arabada, dedi Marius. Zenginlik belirtisi, diye sakin bir tavırla karşılık verdi Leglo. Sizi kutlarım. Yılda 9 bin franka kiraladığınız bir arabada oturuyorsunuz. Az önce kahveden çıkmış olan Kukfiak da onlara katılmıştı. Marius üzgün bir ifadeyle gülümsedi. Burada iki saattir oturuyorum ve çıkmaya da can atıyorum. Ama bu uzun hikaye. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Bunun üzerine Kukfiak, ''Monsieur, gelin bende kalın.'' dedi ve arabaya atlayarak arabacıya seslendi. ''Port Saint-Jacques oteline çek.'' Ve o akşam Marius Port Saint-Jacques otelinin bir odasına Kukfiyak'ın yanına yerleşmiş oldu. Böylece birkaç gün içinde Kukfiyak'la dost oldu. Gençlik, çabuk kaynaşma ve yaraların hızla kapanma mevsimidir. Marius, Kukfiyak'ın yanında rahat, özgürce nefes alıyordu. Yeni bir şeydi bu onun için. Kukfiyak ona hiç soru sormuyordu. O yaşta yüzler her şeyi hemen söyler. Konuşmak gereksizdir. Örneğin bir genç adamın yüz ifadesinden onun geveze olduğu söylenebilir. Bakışılır, tanışılır, Buna rağmen bir sabah Kukfiak birdenbire ona şu soruyu sordu. Aklıma gelmişken sorayım. Siyasi bir inancınız var mı? Marius bu soruyla adeta hakarete uğramışçasına lafa bak dedi. Nesiniz peki? Demokrat Bonapartist. Huzurlu fare rengi grisi dedi Kukfiak ve ertesi gün Marius'u kafe müziğine götürdü. Sonra gülümseyerek kulağına fısıldadı devrime giriş kartınızı vermem gerekiyor. Ardından onu APC dostlarının odasına götürdü ve arkadaşlarıyla tanıştırdı. Marius bir zeka kovanı içine düşmüştü ama suskun ve ağırbaşlı olmasına rağmen oradakilerden ne daha az kanatlı ne de daha az silahlıydı. O ana kadar müzevi bir hayat yaşayan ve gerek alışkanlıkları gerekse zevkleri bakımından içinden konuşmaya eğilimi olan Marius, çevresini saran bu genç adamlardan az da olsa ürktü. Tam bir özgürlük ve faaliyet halinde bulunan bu zihinlerin debdebesi, bu kargaşalı gidiş gelişler Marius'un düşüncelerini girdaba sürüklemişti. Bazen o kadar uzağa gidiyorlardı ki onları yeniden bulup toplamakta güçlük çekiyor. Felsefeden, edebiyattan, sanattan, tarihten ve dinden ona çok yabancı gelen bir şekilde söz edildiğini duyuyordu. Büyük babasının görüşlerini bırakıp babasınınkileri benimsediğinde artık yerini kesin olarak belirlediğini sanmıştı. Oysa şimdi endişeyle yanıldığı kuşkusunu duyuyordu. Her şeye bakışı değişmeye başlamıştı. Bu genç adamlar için kutsal bir şey yok gibiydi. Marius her konuda henüz çekingen olan zihnini rahatsız eden garip sözler işitiyordu. Bazen klasik denilen eski bir repertuara ait bir trajedinin adını taşıyan bir tiyatro afişi ortaya çıkıyordu. Kahrolsun Burjuvalar'ın sevgilisi trajedisi. Diye haykırıyordu Baugel. Ve Kumbufe'nin buna şöyle karşılık verdiğini duyuyordu. Yanılıyorsun Baugel. Burjuvazi trajediyi seviyor. Bu noktada Burjuvazi'yi rahat bırakmak gerek. Perukalı trajedinin de yaşamaya hakkı var. Ben Asiklos adına ona hayat hakkı tanımayanlardan değilim. Doğada yarım kalmış taslaklar yaratılışta tamamlanmamış parodiler vardır. Gaga olmayan bir gaga, kanat olmayan kanatlar, yüzgeç olmayan yüzgeçler, ayak olmayan ayaklar, insanda gülme isteği uyandıran bir bağırtı. İşte sana ördek. Ama madem ki kuşların yanı sıra kümes hayvanları vardır, antik trajedinin karşısında klasik trajedinin var olmaması için bir neden görmüyorum. John Pugwe'nin ara sıra Napolyon dediği oluyordu. Ötekiler Bonaparte diyorlardı. Onjulgas Bonaparte diye telaffuz ediyordu. Marius'a her şeye şaşıyordu. ABC dostlarının toplantıları bundan böyle onu mıknatıs gibi çekecekti. Ufkun Genişlemesi Genç zihinler arasındaki çarpışmaların hayranlık uyandıran yanı, ne kıvılcımın ne de şimşeğin ne zaman çakacağını önceden kestirmenin imkansız oluşudur. Az sonra ortaya ne fışkıracak bilinmez bir merhamet anında birden bir kahkaha kopar. Şaklabanlık edilirken ciddiyet içeri dalı verir. Herkes kendi şevkine, heyecanına boyun eğmiştir. Ağızdan savrulan serbest nükte, meydanı hiç beklenmedik şeylere açmaya yeter. Perspektifin birden değişi verdiği ani dönem içli sohbetlerdir bunlar. Bu konuşmaların makinisti tesadüftür. Bir sözcük şakırtısından acayip bir tarzda çıkan ciddi bir düşünce, Baugel, Pugve, Busue, Kumbüfe ve Kukfi yakın içinde ufak yolu kılıç dokuşturdukları lakırdı savaşının arasından birdenbire fırladı. Bir cümle bir diyaloğun içine nasıl yerleştirilir? Nasıl olur da duyanların dikkatini birdenbire üzerine çeker? Söylediğimiz gibi. Kimse bilemez bunu. Kargaşanın ortasında Busue, Kumbufe ile konuşurken şu tarihi vurguladı. 18 Haziran 1815, Waterloo. Masalardan birinde dirseğini su dolu bir bardağın yanına dayamış olan Marius, Waterloo adını duyunca yumruğunu çenesinin altından çekip orada bulunanlara dik dik bakmaya başladı. ''Kahretsin!'' diye haykırdı Kukviyak. O dönemde aman tanrım kullanılmaz olmuştu. Şu 18 sayısı da bana bir garip, çarpıcı geliyor. Bonapart'ın uğursuz sayısıdır bu.'' Önüne Louis, arkasına da Brunehiry koyun. Adamın bütün kaderi ortaya çıkar. Burada sonun başlangıcın hemen arkasından gelmesi anlamlı bir özelliktir. O zamana kadar ağzını açmayan Onjulgas, sessizliğini bozarak Kukfiyaka şöyle dedi: "Yani suçtan hemen sonra ceza demek istiyorsunuz. Bu suç sözcüğü." Waterloo'nun damdan düşercesine hatırlatılmasından zaten iyice heyecana kapılmış olan Marius'un tahammül sınırını aşıyordu. Ayağa kalktı. Duvarda asılı duran Fransa haritasına doğru ağır ağır yürüdü. Haritanın ayrı bir bölümünde bir ada görünüyordu. Parmağını bu bölümün üzerine koyarak Korsika dedi. Fransa'yı büyük yapan küçük bir ada. Ortalıkta dondurucu bir hava esti. Herkes sustu. Bir şeylerin başlamak üzere olduğu hissediliyordu. Mavi gözleri kimseye takılmadan, boşluğu seyreder gibi duran on Marius'a bakmaksızın karşılık verdi. Fransa büyük olmak için Korsika'ya muhtaç değildir. Fransa, Fransa olduğu için büyüktür. Marius içinde geri çekilme isteği duymadı. Onjulgas'a doğru döndü ve kalbinin ürpertilerinden gelen titreyen bir sesle gürledi. Asla Fransa'yı küçültmek aklından bile geçmez. Fakat Napolyon'u onunla kaynaştırmak hiç de Fransa'yı küçültmek değildir. Kralcılar gibi U'yu vurgulayarak Bonaparte dediğinizi duyuyorum. Size haber vereyim ki benim büyük babam daha iyisini yapıyor. Sonra E'yi vurgulayıp Bonaparte ediyor. Sizlerin genç insanlar olduğunuzu sanıyordum. Heyecanınızı nerede harcıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz onu? İmparatora hayranlık duymuyorsanız kime duyuyorsunuz? Ve daha ne istiyorsunuz? Bu büyük adamı istemiyorsanız hangi büyük adamları istiyorsunuz? Her şey vardı onda. O tamdı. Beyninde insan melekelerinin kübü de vardı. Justinianus gibi yasalar yapıyor, Sezar gibi söylediklerini yazıyordu. Newton'un rakamlarını Muhammed'in istihareleriyle birleştiriyordu. Doğuda arkasında piramitler gibi büyük sözler bırakıyor, Tilsit'te imparatorlara büyüklük dersi veriyor, Bilimler Akademisi'nde laplaki cevaplandırıyordu devlet konseyinde Merlin'e kafa tutuyor, birinin geometrisine, öbürünün davasına ruh katıyordu. Savcılarla beraber yasa uzmanlığı yapıyor, astronomlarla birlikte yıldız hareketlerini gözlemliyordu. Her şeyi görüyordu, her şeyi biliyordu. Ama bu onu yavrusunun beşiği başındaki sıradan bir insanın tavrıyla gülmekten alıkoymuyordu. Ve birdenbire Avrupa yüreği ağzına gelerek kulak kabartırdı. Ordular yürüyüşe geçer, cephane arabaları yollara koyulur, Nehirlerin üzerinde sandallardan köprüler uzanır. Kasırga içinde süvari bulutları dört nala koşardı. Çığlıklar, borazanlar, her tarafta sarsıntıya kapılan tahtlar. Harita üzerinde krallıkların sınırları ileri geri gidip gelir. Kınından sıyrılan insanüstü bir kılıcın sesi duyulur. Onun ufukta boylu boyunca dikildiği görülürdü. Elinde alev alev bir ışık, gözlerinde muhteşem bir parıltı. Gök gürültüleri içinde açılırdı iki kanıdı. Büyük orduyla eski muhafız gücü o yüce bir ulu savaş meleğiydi. Herkes susuyordu. gaz başını eğmişti. Sessizlik her zaman biraz kabul etmek ya da cevap verecek durumda olmamak anlamına da gelir. Marius adeta nefes almaksızın artan bir heyecanla sözüne devam etti. Adil olalım dostlarım. Böyle bir imparatorun imparatorluğu olmak bir ulus için ne güzel bir alın yazısıdır. Ele bir de bu ulus Fransa ise ve kendi dehasını o adamın dehasına ekmişse. Ortaya çıkmak ve yönetmek, yürümek ve galip gelmek. Bütün başkentleri birbiri ardınca konaklama yerine çevirmek. Humbaracıların arasından seçtiklerini kral yapmak. Hanedanların çöküşünü ilan etmek. Hızlı askeri adımlarla Avrupa'nın çehresini değiştirmek. Tehdit ettiğinizde karşınızdakine elinizi Tanrı'nın kılıcının kabzasına koyduğunuzu hissettirmek. Tek bir insanın ardında hem Anibali, hem Sezar'ı, hem Şarman'ı izlemek. Bütün gün doğumlarımıza kazanılmış olan bir savaşın parlak müjdesini katan bir insanın ulusu olmak. Sabahları sizi uyandıran bir çalar saat yerine Amvelid'in toplarına sahip olmak. Işıklı boşluklara, alevi sonsuza kadar sönmeyecek olan mucizevi sözcükleri fırlatmak. Morengo, Akol, Ustelitz, Yina, Wagram. Yüzyılların zenit noktasında durmadan zaferin takım yıldızlarının ortaya çıkmasını sağlamak, Roma İmparatorluğu'na nazire olarak bir Fransız İmparatorluğu yaratmak, bir fetihle bir de şaşaayla gözleri kamaştırmak yüce bir şeydir. Bundan daha büyük ne olabilir? Kumbufe, özgür olmak, dedi. Bu defa Marius başını öne eğdi bu sade ve soğuk sözcük çelik bir ustura gibi Marius'un o şiirsel, coşkulu sözlerinin içine dalmıştı ve o sözleriyle birlikte yetip gittiğini hissetti. Başını kaldırıp baktığında Kumbufe'nin artık orada olmadığını gördü. Herhalde imparatoru tanrılaştırmaya karşı verdiği cevaptan memnun çekip gitmişti ve ötekiler de Onjulgas hariç onu takip etmişlerdi. O da boşalmıştı. Marius'la yalnız kalan Onjulgas ona sert sert bakıyordu. Bu arada düşüncelerini biraz toparlayan Marius kendisini yenilmiş saymıyordu. İçinde hala bir isyan kalıntısı vardı ve bu düşünceler Onjülgaz'a kesinlikle bir akıl yürütme zinciri içinde sıralanacaktı. Gel gelelim, birdenbire birinin merdivenden inip giderken şarkı söylediği duyuldu. Kombifeydi bu. Söylediği şarkı da şöyleydi. Sezar bahşetseydi bana, Utkuyu ve de savaşı terk etmemi isteseydi, karşılığında annemi, derdim ki büyük Sezara, senin olsun tacın tahtın, değişmem ben hiçbir şeye, değişmem canım annemi. Kumbufe'nin söyleyişindeki duygulu ve vahşi vurgu, bu sözlere garip bir büyüklük veriyordu. Marius gözü tavanda, düşünceli, adeta mekanik bir şekilde tekrarladı. Annem, tam o an, omzunda Oncülgas'ın elini hissetti. Onjulgas ona vatandaş dedi. Annem cumhuriyettir. Bu toplantı Marius'un ruhunda derin bir sarsıntı ve kederli bir karanlık bıraktı. Toprağın demirle bağrını açıp içine buğday tohumunu bıraktıkları zaman belki de duyduğu hissi duydu. Toprak ancak yaranın acısını duyar. Tohumun kıpırdanışı ve meyvenin sevinci daha sonra gelecektir. Marius üzgündü. Tam kendisine bir inanç bulmuşken şimdi onu bir kenara atması mı gerekecekti? Kendi kendine hayır dedi. Kendisine bundan kuşku duymamasını söyledi. Ama elinde olmadan kuşku duymaya başladı. Biri henüz terk edilmemiş, öbürü henüz kabul edilmemiş iki din arasında bulunmak dayanılır bir şey değildir. Bu tür alacak aranlıklardan ancak yarasa ruhlar hoşlanır. Marius gözleri açık biriydi ve ona hakiki ışık gerekiyordu. Ne büyük babasıyla ne de dostlarıyla aynı fikirdeydi. Birine göre haddini bilmez cüretkar, ötekine göre geri kafalıydı. Kendisini çifte yalnızlık içinde hissediyordu. Yaşlılardan da uzaktı, gençlerden de. Kafe müzyene bundan böyle uğramaz oldu. Marius yoksullukla tanışıyor. Hayat Marius için çok zorlaştı. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmak dedikleri o dile getirilmesi zor şeyi tattı. Sefalette de durum öteki şeylerde olduğu gibidir. Giderek katlanılması mümkün olur. Sonunda biçimselleşip sabitleşir. Marius Pugmeysinin hayat tarzı da böyleydi. Aradan geçen üç yıl içinde okulu bitirip avukatlığa kabulünü yaptırdı. Kendini hala Kukfiak'ın odasında kalıyormuş gibi hissediyordu. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği taleplere uygun bir odaydı burası birkaç hukuk kitabı ve bunları takviye edip tamamlayan bazı ciltleri eksik romanlar kuralların gerekli kıldığı kütüphaneyi oluşturmaktaydı. Mektuplarının ulaşması için Kukvi adresini vermişti. Marius avukat olunca bunu büyük babasına soğuk, itaatkar ve saygı dolu bir mektupla bildirdi. Monsieur Gillenormon mektubu titreyerek aldı, okudu ve yırtıp kağıt sepetine attı. İki üç gün sonra Matmazel Jilly Norman odasında yalnız başına olan babasının kendi kendine yüksek sesle konuştuğunu duydu. Adam çok heyecanlı olduğu zamanlar hep böyle yapardı. Matmazel Jilly Norman ona kulak verdi. İhtiyar şöyle diyordu. Aptalın biri olmasaydın aynı zamanda hem baron hem de avukat olunamayacağını bilirdin. Marius çalışma, cesaret, azim ve irade sayesinde Emeğiyle yılda yaklaşık 700 frank kazanabilecek duruma gelmişti. Gobo viranesinde yılda 30 frank ücretle Yazahane adı verilen ocaksız bir izbede oturuyordu. O tarihte 20 yaşındaydı. Büyük babasından ayrıldığından beri her iki tarafta hiçbir yakınlaşma girişiminde bulunmadan, yeniden görüşmeye çalışmadan tavrını aynen koruyordu. Monsieur Gilles Naumann, Marius ortadan kaybolunca kalbinde kapkara bir boşluk hissetti. Bir daha kendisine ondan söz edilmemesini emretti. Ama emirlerine bu kadar iyi uyulmasına da için için üzüldü. İlk zamanlar bu Bonapartçının, bu Yakobe'nin, bu teröristin, bu Eylülcünün geri döneceğini sanmıştı. Ama haftalar, aylar, yıllar geçti. Monsieur Gillenormon büyük bir hayal kırıklığına uğramış olsa da kan içici bir daha ortalarda görünmedi.